Herkese merhaba arkadaşlar. Son olarak bütün işlediğimiz konuları tek bir derste bütün hepsini arkadaşlar tekrarlayalım. O zaman şöyle yavaş yavaş bir girelim bakalım şuradan. Yine temel noktalardan, belli mantıklardan da bahsetmek gerekiyor. Önce fizik bilimine giriş çocuklar, fizik bilimi ve fiziğin alt dallarından bahsedeceğiz burada. Öncelikle bilim nedir? Bakın bilim daha geniş bir kavram. Fizik bunun altındaki alt dal olmuş oluyor. Doğayı ve evrendeki tüm olayları sorgulamak ve anlama, açıklama çabasında olan duruma çözer. Biz burada bilim diyoruz. Ama fizik dediğimizde de evrende meydana gelen olaylarda bakın fizik nedir dediğinde genelde şu kelimeyi anlamanız lazım. Maddeyi ve enerjiyi bakın. Bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir çocuklar. Tamam bu kelimeyi görmeniz gerekiyor. Madde ve enerjiyi ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı diyoruz. Ve şimdi siz tabii ki bakın kimya dersi, fizik dersi, biyoloji dersi bütün bilimlerin çocuklar bir de alt dalları vardır. Biz yani bilim dünyasını fizik, kimya, matematik, biyoloji, geometri gibi yani bunu alt dallara ayırıyoruz. Hepsinin de kendi içinde alt dalları var. Fiziğin alt dalları da bize sorulabilir. Şunu bize bakın TYT çalışmalarında çocuklar ben size göstermiştim. Şimdi fiziğin alt dalı şunlarda ve baş harflere dikkat ederseniz arkadaşlar kamyonet oluyordu. Yani hangisi fiziğin alt dalıdır veya değildir derse sen ne yapacaksın? Kamyonet baş harfini kullanarak çocuklar şunu da şöyle koyayım. Evet bunu göreceksin. Peki hangi dal hangisini inceler? Ben şimdi kamyonetin baş harflerini çocuklar buraya koyacağım. Bakın kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişki dediği zaman sen burada ne yapacaksın çocuklar? Mekanik yani bunu mekanik diyeceğiz ve şuraya M harfimizi yerleştirelim isterseniz. Mekaniği hallettik. Sonra ısı sıcaklık hangisidir sen de bana söyle. Nedir? Evet değil mi? Termodinamiktir arkadaşlar. Bakın ısı sıcaklık dediği zaman burada bakın termodinamik olduğunu bileceğiz. Adı üzerine bakın elektrik ve madde olaylarını incelerse elektromanyetizma demeniz gerekiyor. Atomu çekirdeği bak buraya dikkat et bak atomu çekirdeği derse veya atom moleküller molekül ve atom arasındaki ilişkiyi inceliyor derse arkadaşlar bunlar birbirine çok benziyor bakın atom için iki tane ayrı fizik dalı ayırmışız atom çekirdeği derse arkadaşlar nükleer fizik oluyor yani atom çekirdeği dediği zaman bakın nükleer fizik oluyor ama burada atomun maddenin atom ve molekül yapısını inceler derse arkadaşlar o zaman atom fiziği oluyor görüyor musunuz şöyle şunu şuraya yazayım evet. Peki ışığın temel yapısını ve ışık olayları hangisi olur söyle değil mi? Evet optik olur arkadaşlar. Burası da optik olacak diyeceksiniz. Yani bunu sana sorabilir. Hangisi hangisini inceler veya fiziğin alt dalı mıdır değil midir gibi bunları söyler sorar. Sonra elektronun temellerini oluşturan bakın böyle bir şey söylerse söyler. Burada da ne diyeceksiniz bakın elektronik dediğini söyler katı hal fiziği olacak. Belki elektrik, elektronikle ilgili şeyler okuduğunda bunu sen görüyor olacaksın burada. Ve çocuklar yüksek enerjili parçacıkların ve plazma halinin yüksek enerji ve plazma fiziğidir burada. İşte bu şekilde bakın baş harfler çocuklar kamyonet oluyor diyeceğiz. Yani bir öğrenci bunu bilecek fiziğin alt dalları nedir ve ne işe yarar aşağı yukarı bunları bileceğiz. Peki başka ne var çocuklar? Fizikte biz bunu temel noktaları hep derslerde zaten inceledik. Şimdi bütün noktalarda ben hızlı bir şekilde dediğim gibi birlikte beraber bir tekrarlayacağız. İnşallah şu derste biz bütün olayları tekrarlayacağız ve netlerimizi şu ders sonunda artıracağız. Bundan iyi mi? Peki çocuklar bir de ne vardı? Bakın fizikteki büyüklükleri biz temel ve türetilmiş olmak üzere arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Temel ve türetilmiş. Şimdi bakın temel büyüklükler çocuklar. Temel büyüklükler başka fiziksel büyüklüklere ihtiyaç duymadan tek başına ifade edilen. Türetilmişse çocuklar bunlara temel büyüklükler cinsinden ifade edilen büyüklüklere denir diyeceğiz. Temel büyüklüklerde arkadaşlar ben bunu yine karışık olarak yazmışım ama baş harfleri neydi bunun? Baş harfleri çocuklar kısa muz. Bakın şu şekilde de ifade edebiliriz. Yani kısa muz dediğimiz bakın K nedir? Kütle. Kütle. I dediğimiz bakın şurada çocuklar ışık şiddeti. S sıcaklık. Yani sana hangileri temel büyüklüktür derse ne yapacaksın? Kısa muz diyeceksin. A dediğimiz arkadaşlar bakın burada akım şiddeti. M dediğimiz madde miktarı. U dediğimiz uzunluk. Z dediğimiz arkadaşlar ne olacak? Zaman. Şöyle düşünebilirsin bak olayı. Kısa muza girenler yani bir madde temel büyüklüktür değilse türetilmiştir. Bak bu kadar basit. Mesela şöyle yapalım şimdi. Buraya da ben iki tane örnek yazmışım ama buraya tabii onlarca örnek yazılabilir. Bakın türetilmiş ya da şöyle ne yazmışım? Kuvvet ve enerji demişim. Mesela şöyle söyleyelim. Momentum diyelim mesela. Momentum temel mi türetilmiş mi? Kısa muzun içinde momentum var mı? Yok o zaman türetilmiş. Mesela sıcaklık temel mi türetilmiş mi? Kısa muzun içinde sıcaklık var mı? Var. Demek ki temel. Anlaşıldı mı şöyle? Yani bir büyüklük ya temeldir ya türetilmiştir. Buna göre bunu anlayabiliriz. Peki başka bir de neydi? Büyüklükleri ben bir de arkadaşlar. Burada skaler ve vektörel olmak üzere ikiye ayırıyorduk ve fizikte bunlar önemli skaler. En belirgin özellik olarak arkadaşlar skaler dediğimiz bakın büyüklüğü birimi
büyüklüğü ve birimi bildiren ifadelerdir demişiz. Ve bunlar sözler yönsüz. Şöyle yazalım mı? Yönsüz büyüklüklerdir bakın. Bunlar ise sözler vektörel dediklerimiz de nedir burada bakın? Yönlü büyüklüklerdir arkadaşlar. Bu aradaki farkı bileceğiz. Ve örnek olarak ne yazabiliriz bakın? Skaler büyüklüklere ne yazabilir çocuklar? Mesela kütle diyebilir miyiz? Kütle. Kütlenin çocuklar yönü yoktur. Ama bakın burada da örnek olarak arkadaşlar. Burada da bakın ağırlık diyebiliriz. Şimdi aynı şey gibi duruyor ama aslında aynı şey değil çocuklar. Kütle bakın. Mesela diyelim ki senin kütlen 50 kilogramsa ağırlığı ne kadardır? 500 newton olur, tamam mı? Yani bunu 10'la çarpıyor olacağız. Başka mesela ne olabilir çocuklar? Çok karıştırdığımız noktalardan bir tanesi bakın. Sürat. Dikkat edin çocuklar. Sürat bakın skaler büyüklüktür. Ama hız arkadaşlar vektörel büyüklüktür. Çünkü hızın yönü vardır. Süratin yönü yoktur. Bu kavramlar bize sorulabilir. Başka mesela arkadaşlar alınan yol. Bakın alınan yol çocuklar skalerdir. Ama yer değiştirme harekette gene görürüz. Yer değiştirme çocuklar vektöreldir. Bundan sorulabilir. Peki skalere başka ne örnek verilebilir? Mesela hacim diyebiliriz. Hacim diyebiliriz. Bakın öz kütle diyebiliriz. Başka karıştırdığımız noktalardan bir tanesi basıncı karıştırıyoruz bazen. Basınç diyebiliriz gibi gibi şeyler. Yönü olmayan büyüklüklerdir. Bu da yönü olan büyüklüklerdir. Biz bunu zaten soru içerisinde de burada yapacağız. Peki bir de bilim araştırma merkezleri var arkadaşlar. 3 tane Türkiye'de Milli Eğitim kitabında olan. 3 tane de bakın Avrupa'da olanlar var. Öncelikle bir nedir? TÜBİTAK bizim belki en çok duyduğumuz. Günlük hayatta şeyler en çok duyduğumuz bilim araştırma merkezlerinden bir tanesi. Türkiye Bilim ve Teknolojik Araştırma Kurumu kısalması. Sonra arkadaşlar TAEK yani Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Bunlar bilinecek ve Aselsan çocuklar askeri enerji üreten, bu teknoloji üreten askeri elektronik sanayi olarak kısaltılan çocuklar bilim kuruluşlarımız var. Avrupa'da da çocuklar CERN bu bakın çok karşımıza çıkıyor. Hatta biz 12. sınıf AYT atom altı parçacıkları yaparken bu CERN'de gördüğümüz parçacıkları inceliyoruz ve bunlar da yine burada karşımıza çıkabilir. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi çocuklar bu CERN'ü de özellikle araştırmanızı hem genel kültür olarak hem de bu soru olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. NASA'yı zaten hep filmlerden falan görüyorsun çocuklar. Aksiyon ve uzay filmleri izliyorsan hep bir NASA'yı görüyorsun zaten değil mi? Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi ve Avrupa Uzay Ajansı arkadaşlar. ESA işte bu isimlerde bize belli yorum sorusu olarak çıkabilir. Bunları da zaten bilmemiz gerekiyor. Peki skaler nicelikler arkadaşlar cebirsel olarak toplanır ve çıkartılır. Yani şöyle bakın skaler ve vektörü ben burada ayrı olarak vermişim. Diyelim ki sen pazara gittin 1 kilogram çocuklar elma aldım. Bir de baktın iyi güzel dedin ki evde bulunsun 2 kilogram daha aldım. Ne kadar almış oldun? Bakın topluyoruz ve ne kadar almış oluyoruz arkadaşlar? 3 kilogram bakın böyle toplama yapabiliyoruz. Veya senin 100 TL param vardı. Bakın 100 TL param vardı. Bundan diyelim ki 30 TL harcadım. Ne kadar kaldı? Bakın 70 TL kaldı. Görüyor musunuz? Gibi bakın toplama çıkarmayı bir skalerlerde böyle yapıyoruz. Ama vektörellerde bakın böyle yapamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Sen bir cisme, çocuklar herhangi bir cisme. Diyelim şu kaleme çocuklar. 10 newtonluk kuvvet uyguladın. Ve de 20 newtonluk kuvvet uyguladın. Toplam ne kadar uygulamış oldun? Ama yöne göre değişir. Bakın şimdi ben bu cisme 5 newton, 10 newton ve 7 newton uygulamışım. Yani yön çocuklar burada önemli. Aynı yöndeki çocuklar vektörel nicelikler toplanırken zıt yöndekiler çocuklar ne olur? Çıkartılır. Peki buradaki buna etkilenen bileşke vektör nedir dediğim zaman çocuklar biz buna ne diyoruz? Vektörel toplamaya bileşke diyoruz. Bu tarafa doğru bakın çocuklar ne var? 15 var. Bu tarafa doğru 7 var. O zaman şu tarafa doğru ne kalmış oldu bakın? Şuraya doğru çocuklar. Bileşkeyi de hangi harfle gösteririz? Biz R ile gösteririz ve 8 newtondur deriz. Zaten bunu biz AYT konularında biraz daha detaylı işliyor olacağız biliyorsunuz. Orada biraz daha özellikle 11 konularında çocuklar biraz daha fazla detaylı olarak işleyeceğiz. Kuvvet konusu çünkü bayağı bir karşımıza çıkacak. Peki şimdi sırayla gidiyoruz çocuklar. Madde ve özellikleri yani kütle öz kütle. Öz kütleyi biz hangi harfle gösteriyoruz arkadaşlar? D eşittir bakın M bölü V. Hatta içler dışlar çarpımı yaparsak M eşittir D çarpı V. Mor devi olarak siz bunu biliyorsunuz aslına bakarsanız. Çok da duyuyorsunuz bunu çocuklar. Bakalım cisimlerde bulunan madde miktarı. Çocuklar kütle. Şöyle söyleyeyim bakın. Kütle çocuklar cisimde bulunan madde miktarının bir ölçüsüdür. Ağırlık diyelim buraya da bakın. Ağırlık. Ağırlık arkadaşlar cisme etkileyen yani yer çekimi kuvvettir. Bunu şöyle düşünebilir miyiz? Bakın şöyle bir örnek vereyim. Şöyle bir örnek verelim çocuklar. Sen diyelim ki şöyle şuradasın. Senin kütleni biz hangi harfle gösteriyoruz? M eşittir bakın. 50 kilogramla gösteriyoruz.
Ağırlığını da hangi harfle gösterir çocuklar? Ağırlığı da bakın G ile gösteririz. Bunda MG'dir. Bakın yer çekim ivmesi vardır değil mi? Her gezegende farklı bir yer çekim ivmesi vardır. 50 çarpı. Bu dünyada yaklaşık 9.8'dir ve yaklaşık olarak biz 10 alırız. Buradan da eşittir bakın. Senin ağırlığı ne kadardır? 500 Newton'dur. Sen bu 500 Newton'u şöyle düşünebilirsin. Yani şu üzerinde bulunduğun dünya çocuklar seni ne kadar çekiyor? Şu anda bakın bir yer çekimi olarak çocuklar çekiyor. Ne kadar çekiyormuş? 500 Newton'la çekiyormuş. E peki seni alsak Ay'a götürsek? Yani ay yüzeyine bakın götürsek. Şuraya bir yere gelsen. Ya o zaman ne olacak çocuklar? Bakın senin kütlen gene ne yapacaktır? 50 kilogram olacaktır. Yani kütlemiz değişmez. Senin çünkü madde miktarın değişmiyor. Ha ama ağırlığın değişir. Ne olur? İşte ağırlık oradaki G yerçek ivmesi kaçsa ona göre artar ya da azalır. Yani kütle arkadaşlar değişmez. Ama ağırlık değişen bir kavramdır olarak biliyoruz biliyorsunuz. Peki SI bilim sisteminde biliyorsunuz bütün bu kuvvetler bir uluslararası bilim sisteminde şöyle sabitlenmiştir. Yani bu ne demek? Diyelim ki sen değiştir M bölü V alacaksın veya ne bileyim fizikte çok kullandığımız formüllerden hani F eşittir M çarpı A'yı alacaksın. E şimdi buradaki M'i sen kilogram mı alacaksın yoksa ton mu alacaksın gram mı alacaksın ne alacaksın yani? E bunu bir standarda bağlamak gerekmez mi? O yüzden şöyle bunu bir standarda bağlamışlar. Bütün formüllerin birimini biz formülde yazarken yani formüllerde yazarken buradaki birimleri arkadaşlar belli şeyler alalım demişler. Bunları da SI yani uluslararası birim sistemi diyoruz. Uluslararası birim sisteminde çocuklar kütlenin birimi. Kütlenin birimi nedir? Kilogramdır arkadaşlar. Kilogramdır. Peki diyeceksiniz hocam başka ne olacak? Kilogram ama gram da var, ton da var değil mi? Yani kütlenin birimi çocuklar birçok şey olabilir. Biz burada formüllerde yine koyarken yani mesela F eşittir MA veya kinetik enerji hesaplarken ne bileyim işte 1 bölü 2 mv kare yani kullanıyoruz ya bunları arkadaşlar. Bakın buradaki m yerine siz ne alırsınız? Her zaman kilogram alırsınız. Ve bu ne olarak yazılır? Bakın kısaca kilogram olarak yazılacaklar. Ve şu dönüşümleri de bakın biz zaten genel kültür olarak bile bakın bilmemiz lazım. Formüllerde veya bize böyle dönüşüm olarak burada bakın sorabilir. Şimdi tonla kilogram arasındaki bağıntı ne bilmemiz lazım bakın. Şöyle yine boş bir kağıt alayım. Şimdi çocuklar bakın şunu bilmen lazım. Bakın bir ton çocuklar ne kadardır? Söyleyin. 1000 değil mi? 1000 kilogramdır bakın. 1000 kilogramdır diyebiliriz. Bir ton. Peki başka neyi bilmen lazım çocuklar? Bir kilogramın da bakın bir kilogramın da çocuklar eşittir. Bunun da 1000 gram olduğunu çocuklar bilmeniz lazım. Bakın şu iki nokta çok temel olaylar değil midir? O yüzden buradan yola çıkarak da bakın ben burada belli dönüşümler yapmışım. Ama sen öncelikle şu iki mevzuyu bir bileceksin ve bunları birbiri içerisinde çıkartabilirsin zaten sonra da. Ama şunlar dediğim gibi genel kültür olarak da zaten bilmeli değil mi? Bir tonun 1000 kilogramı olduğunu ve 1 kilogramı da çocuklar burada 1000 gram olduğunu. Yani mesela sen diyelim ki yarım kilo peynir diyorsun diyelim ki. Ve adam diyor ki diyorsun ki mesela 250 gram peynir diyorsun. 250 gram deyince ne kadar oluyor arkadaşlar? Çeyrek kilogram olmuyor mu? Çeyrek kilogram veya 500 gram deyince yarım kilogram oluyor. Bakın değil mi? 1000 gram olunca da 1 kilogram oluyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bu dönüşümlerde zaten bilinmesi lazım. Biz bunları da gene yer yer burada söylüyor olacağız çocuklar. Peki hacim nedir? Hacim. Bakın kütle ayrı şey. Hacim ayrı şey arkadaşlar. Öz kütle ayrı şey. Yani kütle dediğim şey nedir? Bir şeyin hacmi küçük olup ağırlığı büyük olabilir. Ama hacim dediğim şey çocuklar kütleyle alakası yoktur. Büyüklüğüdür doğru mu? Bir cisim ne kadar yer kapladığıdır arkadaşlar. Hacim neymiş? Cisimlerin boşlukta kapladığı yerdir. Cisimlerin madde miktarının değişimi hacim değerini de değiştirir. Madde miktarını artırdığımız zaman hacimleri de değişir. SI birim sisteminde hacim, çocuklar hacimi gene bize bakın litreyle gösterebilir. Santimetre küp olarak, metre küp olarak bakın kare değil. Metre kare ile alan ölçüsü olur. Sen ne bileyim bir yerde bir arazim vardır dersin ki işte 300 metrekare arazim var dersin. O alan ölçüsüdür ama hacimlerde ne yaparız? Metre küp kullanırız bakın. Ve SI birim sisteminde söyler. Biz burada ne kullanacağız? Metre küp kullanacağız bakın. Metre küp kullanacağız. Ve bunu ne olarak yazacağız? Kısaca söyler. Metre küp olarak yazacağız. Ve hacimi de biz bakın hangi harfle gösteriyoruz arkadaşlar? Sembol olarak V harfiyle gösteriyoruz. Doğru mu? Ve volüm yani İngilizce baş harflerden geliyor ya. Ve hacim formüllerinde bizim bakın burada biliyor olmamız lazım. Yani bir küpün hacmi bakın nedir? A küp. 3 boyutunu çarparız. Dikdörtgenler prizması ABC. Küreyi bakın unutuyoruz bazen. 4 bölü 3 pi re küp. Bakın 4 bölü 3 pi re kare diyorsunuz bazen. Silindir bakın taban alanı çarpı yükseklik pi re kare h. Bakın bu da pi re kare h çarpı 1 bölü şurayı yanlış yazmışız arkadaşlar. 1 bölü 3 olacak yani pi re kare bölü 3 olacak. Bu da gene bakın taban alanı a kare çarpı h bölü 3'tür. Yukarı doğru sivrilen cisimler dikkat edin. Bölü 3 gelir. Hacim formülü benim bilmem gerekiyor. Peki öz kütle diğer de işte yoğunluk neydi az önce söyledik çocuklar? Bir cismin
Birim hacimdeki kütle miktarı o cismin arkadaşlar öz kütlesi. Bakın öz kütlesi olarak verilir. Ve biz bunu ne olarak? D eşittir M bölü V olarak, yani öz kütle eşittir kütle bölü hacim olarak da vereceğiz. Ve bakın bu öz kütle arkadaşlar ayırt edici özelliktir. Yani ne demek bakın ayırt edici özelliktir? Bir maddeyi diyelim ki hani filmlerde oluyor ya, hani bir yerde bir şey buluyorlar. Adam bir yerde diyelim ki bir sıvı buluyor. Şunu bir laboratuvara gönderip inceletin bakalım nedir falan diyor. Peki laboratuvardaki adam ne yapıyor çocuklar? Bunun bakın öz kütlesini buluyor. Nasıl bulacak yani? Bunun kütlesini tartacak terazide. Hacmini bulacak. Öz kütleyi hacme böldüğü zaman buradan öz kütleyi bulacak. Mesela ne buldu? Atıyorum 3.2 buldu. Bunu şimdi bakacak. 3.2 neyin öz kütlesidir? Şunun işte ne? Bir öksürük şurubu mesela. Gibi, anlatabiliyor muyum? Bu şekilde çocuklar bunun ne olduğunu tespit edecek. Yani öz kütlenin biz bir ayırt edici özellik olduğunu çocuklar buradan bileceğiz. Peki başka bilmemiz gereken noktalardan birisi neydi? Katılarda dayanıklılık. Bakın gene böyle bir şey. Güzel bir soru olabilir bence. Böyle bir şey belki sorulabilir şeyler. Bakın tüm canlı ve cansız katı cisimler fiziksel özelliklerini kaybetmeden kendi ağırlığına karşı kendi ağırlığın taşıma direncini şeyler. Biz burada ne diyeceğiz? Dayanıklılık diyeceğiz arkadaşlar. Yani sen de bak şimdi ayakta durduğun zaman ne oluyor? Kendi ağırlığına karşı dayanıyorsun. Yani yeterince kilo alsan ne olur? Bir yerden sonra ayakta duramazsın yani, değil mi? Belli bir yerden sonra çocuklar yıkılırsın. Hani bir canlı da boyutlarıyla büyütüldüğü zaman bakın gitgide kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı ne oluyor arkadaşlar? Düşüyor ve gitgide dayanıklılığı azalıyor. Şimdi dayanıklılığın biz formülü bakın kesit alanı bölü hacim olarak bileceğiz çocuklar. Bakın bir şeyin kesit alanı arkadaşlar a karedir. Hacmi de a küptür dersek. Bakın burada a'lar birimi götürürse 1 bölü a'dır. Yani şunu söylemek istiyorum bakın. Bir şeyin dayanıklılığı çocuklar boyutlarıyla, yani bir şeyin boyutlarını siz artırdığınız zaman yüzey alanı artıyor. Bakın hacmi de artıyor. Ama 1 bölü A'dan aslına bakarsan dayanıklılığı ne oluyor biliyor musun? Gitgide azalıyor. Sana şöyle sorular sorar. Bakın bir cismi ben büyüttüğüm zaman dayanıklılığı ne olur derse dayanıklılığı azalır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Edeceksin. Ama bütün boyutlar olarak büyüyor. Mesela şuradaki küpü düşünelim bakın. Dayanıklılığını sorarsa kesit alanı bölü hacim. Yani kesit alanı bölü hacim aldığım zaman 1 bölü hep 1 bölü. Bakın 1 bölü bir şey çıkıyor. Şimdi ben bunu boyutlarını yani şöyle 2 katına çıkarsam bakın. Şöyle yapsam yani boyutlarını tam 2 katına çıkarsam ne olur? Daha mı dayanıklı olur? Hayır arkadaşlar, daha az dayanıklı olur. Yani 2 katına çıkarırsan dayanıklılığı yarıya düşer. Mesela 5 katına çıkarırsan dayanıklılığı 5'te 1'e düşer. Tamam mı? Ne kadar artırıyorsanız bakın arkadaşlar dayanıklılık da o kadar düşecek demektir. Şunları da nereden çıkartıyorum bakın? Şu kesit alanı böyle hacimden çıkartıyorum. Bunları biz zaten derste de uzun uzun yapmıştık. Bunu bir daha senin de çıkartmanı istiyorum. Bakın şuradaki not çok önemli. Tüm boyutları aynı oranda artarsa arkadaşlar dayanıklılık ne olur diyoruz bakın. Azalır diyoruz bir cismin. Ne demek yani bu? Mesela boyutları 2 katına çıkarsa çocuklar dayanıklılık yarıya düşer. Bunlar da bize burada sorulacak. Dayanıklılık demek ki yüzey bütün boyutlarıyla çocuklar ters orantılıdır. Ama şunu da bir söyleyeyim mi? Şunu da bir söyleyeyim bakın. Mesela şöyle bir şey verdi sana dayanıklılıktan bahsetmişken. Şöyle bir şey verdi bakın. Bir de şöyle bir şey verdi. Şunu bakın kesit alanı şöyle A kadar olsun. Şunun kesit alanı 2A kadar olsun. Bunun boyutu H kadar. Bunun boyutu da H kadar bakın. Bir tane de şöyle bir cisim yapayım. Bir tane de şöyle bir cisim yapın bakın. Dayanıklılığı şöyle tam bir özetlemiş olalım. 2H burası da A oldu. Bunlara biz ne diyelim bakın. X, Y ve Z cisimler. Bakın dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim ama 1 bölü H olarak çocuklar değerlendirebiliriz. Çünkü orada birbirini götürmüştü. 1 bölü H. Yani bu da ne demek biliyor musunuz? Dayanıklılık çocuklar kesit alanı değil de yüksekliğe bağlı. Bakın bunların yükseklikleri eşit ama kesit alanları farklıysa o zaman ne olacak? Dayanıklılık olarak bakın burada arkadaşlar X ile Y'nin dayanıklılığı bakın eşit olacak. Ama bu adam da büyük olduğu için bunun dayanıklılığı çocuklar ne olacak? Küçük olacak bakın. D, Z olacak. Görüyor musunuz? İşte böyle bir şey bileceğiz biz dayanıklılıkta. Boyut arttıkça arkadaşlar dayanıklılığın da azaldığını bileceğiz. Peki gelelim şu kohezyon, adezyon mevzuna söyler. Yüzey gerilimi, kılcallık falan filan bunlar vardı ya. Bunlar ne demekti? Şuna bir bakalım. Peki kohezyon kuvveti yani birbirini tutma, adezyon kuvveti söyler. Yapışma kuvveti olarak biz biliyoruz. Bunu şöyle söyleyebilir miyiz? Hep de şu örneği veriyoruz zaten çünkü güzel bir örnek. Bakın şimdi bir cam diyelim. Bir cam çocuklar. Yağmur yağdıktan sonra diyelim ki burada bakın şurada bir su damlası. Buraya ne yapıyor? Böyle yapışıp kalıyor bakın. Su diyelim şöyle. Evet su damlası şöyle. Buraya yapışıp kalıyor. Yani bu bir de yağmur damlasında olmuyor. Sen diyelim ki bir bardakta su içtin. Su veya su koy.
bardağı içtin. Baktığın zaman kenarda yapışmış. İstediğin kadar bakın bardağı şöyle ters çevir, salla. İstediğin kadar salla gene de orada yapışık kalıyor. Burada çünkü belli kuvvetler var bakın. Şuradaki çocuklar camla su. Bakın adezyon çocuklar, adezyon. Şunu bilmeniz lazım. Adezyon kuvveti çocuklar farklı maddeler arasında olur. Farklı. Kohezyon kuvveti çocuklar aynı. Aynı maddeler arasında olur. Keşke şöyle olsaydı bakın. Adezyon aynı olsaydı biz derdik ki A hani benziyor derdik ama anladın mı? Onun tersi yani. Hani adezyon aynı değil, farklı. Dolayısıyla bakın şuradaki suyla cam arasındaki işte şuradaki kuvvet nedir? Bakın şuradaki kuvvet arkadaşlar adezyondur. Bakın adezyondur. Yani şuradaki su ve camın birbirine yapışmasını sağlayan kuvvet çocuklar adezyondur. Ama burada da içeride ne var? Bir sürü su molekülleri var. Yani aynı görüyor musunuz? Aynı maddeler. Yani şuradaki su molekülleri arasındaki kuvvet de nedir? Burası da bakın kohezyondur. Kohezyondur. Yani temel olarak senin bunu bir bilmen lazım. Buradan bakın çocuklar karşımıza soru çıkabilir. Adezyon ve kohezyon konusuyla ilgili. Peki ne demişiz bakın? Sıvı moleküllerinin birbirine uyguladığı çekme kuvvetine. Bakın sıvı moleküllerinin yani aynı değil mi? Aynı olduğu zaman çocuklar biz buna ne diyor olacağız burada? Kohezyon. Bakın kohezyon diye olacağız çocuklar. Peki farklı görüyor musun? Bak farklı maddelere ait molekülün birbirine çekme kuvveti neyse buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna da bakın adezyon diyeceğiz. Görüyor musun? Adezyon kuvvet diyeceğiz. Peki su ve civa molekülleri çocuklar. Su ve civayı bakın koyduğunuz zaman sen şimdi bir bardağa su koyduğun zaman aslında dikkatli bakarsanız çocuklar su tam böyle dümdüz durmuyor. Yani bu kadar da tabii ki abartı da durmuyor. Biz de biraz abartı çiziyoruz ama çocuklar su biraz bombeli durur. Niye biliyor musunuz? Çünkü suda çocuklar adezyon kuvveti bakın kohezyon kuvvetinden arkadaşlar fazladır. Çünkü su molekülleri bakın şöyle düşünün. Şurada bir sürü su molekülü var ya çocuklar. Yani buradaki su molekülleri birbirini tutmak istiyorlar. Tamam kohezyon. Ama su molekülleri camı daha çok tutmak istiyorlar. Yani bırakın beni camı tutmak istiyorum diyor. Ve camı tutup çocuklar camdan yukarı doğru bakın tırmanmaya çalışıyorlar böyle. İşte o yüzden burada adezyon daha fazla. Civada ise öyle değil. Yani civada da bakın burada moleküller var. Ama civada ne oluyor çocuklar? Civada bakın moleküller yani bir kohezyon birbirini tutmak istiyor. Fakat camı çok tutmak istemiyor. Burada da çocuklar kohezyon büyük adezyondur. Bakın görüyor musunuz? Yani civa gibi maddelerde kohezyon büyüktür. Bunlarda adezyon büyüktür. Ben şöyle yapıyorum. Bunu bakın üstten çocuklar bir çizgi çekiyorum şöyle. Bakın üstten bir çizgi çektiğim zaman. Bak şuna yan bakarsan şu bir A harfi değil mi? Şöyle. Bakın şöyle bir. Hani şöyle bir A harfi yapmışız. Görüyor musun? Şöyle bir A harfi. Şurada çocuklar şurada K harfini görüyor musun? Bak kohezyon. Yani arkadaşlar burada kohezyon büyüktür diyoruz. Burada ise adezyon büyüktür diyoruz. Yani bunu bir şekilde senin aklına tutman lazım. Adezyon kohezyon. Peki yüzey gerilimi. Ne demek yani bu yüzey gerilimi çocuklar? Bir sıvının yüzeyi. Yüzey katmanın esnek bir zar gibi bakın esnek bir zar gibi davranmasına yol açan etkiye yüzey gerilimi denir. Yani şöyle ben şimdi bunları hep gene şöyle çizerek bir göstereyim. Şimdi bak sen bir bardağa su koydun yani şöyle bir şöyle kaba su koydunuz ya. Evet. Şimdi burada şöyle der buradaki sıvı molekülleri yani bardağı tabii burada aralarında bir ayrım yok da ben hani belli şey yapıyorum. Şöyle der bu sıvı moleküller arasında bakın bir ne vardır? Bir kohezyon kuvveti vardır. Yani aslına bakarsanız yüzey gerilimi demek şöyle der. Yüzey gerilimi bakın kohezyonla alakalıdır. Kohezyon kuvvetiyle alakalıdır. Biraz sonra söyleyeceğim. Kılcallık da adezyonla alakalıdır. Anlaştık mı? Yani buradaki sıvının yüzeyindeki bakın moleküller ne yapıyor arkadaşlar? Birbirlerini tutuyorlar. Kohezyon kuvvetini biz bu şekilde diyoruz. Ve yüzeyde esnek bir zarmış gibi. Yani şöyle düşünebilir misin? Bak şimdi hayal gücünü bir kullan. Beni bir dinle. Şimdi bir havuz düşün. Havuz. Evet. Havuzun üstünü çocuklar streç filmle kaplamışın gibi düşün. Hayal edebilir mi? Bak bir havuz var. Havuzun üstünü şöyle streç filmle kaplamışsın. Şimdi şurasının havuz olduğunu bir düşün. Havuza şimdi parmağım şöyle bassam ne olur? Streç filme girer mi? Girmez değil mi? Peki çok bastırırsam ne olur? Delersin içeri girer. Aynen çocuklar işte böyle oluyor. Bakın havuzun üzerinde yüzen yürüyen çocuklar çok hafif böcekler. Streç filmi olduğunu düşün. Çok hafif böcekler çocuklar. Su hiç batmadan yürüyebiliyorlar. Ama havuza sen girdiğin zaman ne oluyor? O kadar ağırlığa dayanamıyor ki cumbulop içine dalıyorsun yani. Tamam bu şekilde. İçeriye doğru giriyorsun çocuklar. Demek ki yüzey ama gene bir streç film gibi bakın. Senin bir miktar içeri girmeni engelliyor aslına bakarsan. Senin ağırlığın yeteri kadar fazla olunca içeri giriyorsun. İşte biz buna çocuklar yüzey gerilimi diyoruz. Hatta şu örnekleri de bakın veririz. Şimdi diyelim ki şu örnekleri de bir yapmış olman lazım. Bak yapmadıysan bunu yap yani. Bunu yap muhakkak belli şeyler hani yapmış olmamız lazım çocuklar. Şimdi bir kaba su koyuyorsunuz su. Bunun içine çocuklar bir toplu iğne koyuyorsunuz. Bir iğne koyuyorsunuz tamam iğne. Tamam iğne şöyle koyuyorsunuz.
İğne normalde demirdir ya. Demir sudan özgütlü olarak büyük olduğu için normalde demir çöreden suda batar. Ama siz bunu çok hafif bir şekilde koyduğunuz zaman bakın bu buraya batmıyor. Niye? Çünkü yüzey geriliminin bir sonucudur. Bunları bize sorar. Peki yüzey gerilimli büyüklüğü bakın maddenin türüne. Tabii ki maddenin türüne. Suyun yüzey gerilimi farklı. Civanınki farklı. Şöyle der. Ve dolayısıyla bu kohezyon olduğu için bakın kohezyonda kohezyonu fazla olan maddelerin yüzey gerilimli şöyle der. Fazladır. Az önce bakın biz ne dedik? Burada ne dedik şöyle der? Hatta şu kağıttaydı bakın. Kimin yüzey gerilimi şöyle der fazlaydı? Bakın civanın yüzey gerilimi yani kohezyonu fazla olduğu için civada var ya mükemmel yüzey gerilimi vardır. Suda o kadar yoktur. Burada da vardır ama yani kohezyon ne kadar fazlaysa şöyle der yüzey gerilimi de o kadar fazladır diyeceğiz. Tabii ki bu maddenin türüne bağlı, sıcaklığa bağlı, bakın safsızlık, saflık derecesine bağlı gibi ve bu bağlılıklar şöyle der yüzey gerilim katsayısıyla ifade edilir diyoruz. Peki burada nelere bağlıdır? Şunu da bir söyleyelim. Burada böyle bir soru belki karşımıza çıkabilir şöyle der. Öncelikle şunu bir söyleyelim isterseniz. Sıvı cinsi diyeceğiz buraya. Bakın sıvı cinsi yüzey geriliminin büyüklüğünü bir kere etkiler. Sıvının cinsine bir kere bu neymiş arkadaşlar? Bağlıymış. Bunu bir kere bileceğiz. Sıvının cinsine bağlı. Peki başka sıvının sıcaklığı arttıkça şöyle der. Dedik ya bakın kohezyon dedik ya bu. Şimdi sıvının sıcaklığı arttıkça bakın moleküller ne yapar? Birbirinden uzaklaşır. Dolayısıyla birbirine çekme kuvveti azalır. Dolayısıyla burada da burası ne olur diyeceğiz bakın. Azalır diyeceğiz. Azalır diyeceğiz. Su içine şöyle der. Tuz gibi mesela tuz gibi bir madde koyarsak bu burada çözüneceği için bakın moleküllerin arasına girecektir. Ve burada şöyle der yüzey gerilimini artıracaktır. Su içine sabun gibi temizlik maddeleri katılırsa arkadaşlar burada da yüzey gerilim bakın azalır. Bunu şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi yüzey gerilimi ne demek şöyle der? Kohezyon demek. Kohezyon demek. Kohezyon ne demek bakın? Suyun suyu tutması demek. Ama ben suyun suyu tutmasını değil. Suyun bakın kiri tutmasını istiyorum. Yani sen şimdi hani kirlenmiş bir şeyi yıkıyorsun ya bu bir çamaşır olabilir veya işte bir bulaşık olabilir şöyle der. Şimdi su suyu tutuyor ya. Ama ben suyun suyu değil, suyun kire tutmasını istiyorum. Yani çok ıslatmasını istiyorum. O yüzden kohezyonu çocuklar azaltmak istiyorum bakın. Yani kohezyon derken ben burada yüzey gerilimi çocuklar azaltmak istiyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bir kimyasal yani bir deterjan dediğimiz bir kimyasal madde koyuyoruz. Yani kimya ile biz birçok şeyi halledebiliyoruz. O yüzden çocuklar kimyasal bir şey koyunca suyu yine tutuyor ama su bu sefer kiri daha fazla tutmuş oluyor. Ve bu şekilde şöyle der temizleme daha fazla oluyor. Sıcaklık arttıkça da bakın yüzey gerilim dikkat et, azalıyordu. Deterjanda da şöyle der azalıyor dedik. O zaman hem sen deterjan koyup bir de suyun sıcaklığını artırırsan değme keyfimize gerçekten lekeleri çok iyi çıkartırsın. O yüzden dikkat edersen biz hem deterjan kullanıyoruz hem de sıcak suyla yıkıyoruz çocuklar bulaşıkları ve çamaşırları. O yüzden mükemmel bir sonuç elde ediyoruz. Peki deterjan kullansan soğuk su kullansan olmaz mı? Olur ama o kadar etkili olmaz. Bir de ne demişiz? Bakın ıslatan sıvılar için arkadaşlar kohezyon kuvveti daha küçüktür demişiz. Bir sıvının açık hava basıncı bakın bu da etki ediyor arkadaşlar. Sıvının açık hava basıncı yüzüne etki eden gene yüzey gerilimini azaltır. Yani sıvının diyelim şuraya isterseniz sıvı. Yani açık hava basıncı arkadaşlar artarsa sıvının yüzey gerilimi azalır demek istiyoruz. Genel olarak sıvının yoğunluğu da artarsa arkadaşlar sıvının yoğunluğu arttığı zaman da yüzey gerilim bakın artar çünkü bakın neydi bu? Kohezyon kuvvetiyle alakalıydı ya sıvıların birbirini çekme kuvvetiyle alakalıydı. Bakın yoğunluk arttığı zaman ne olur? O zaman yüzey gerilimi de artar. Zaten sıcaklıkla ters orantılı değil mi? Şöyle sıcaklık artınca yüzey gerilimi azalıyordu. Bir şey soğutunca da yoğunluğu artar. Dolayısıyla yüzey gerilimi de artar diye düşünebilirsiniz. Peki kılcallık ne dedim az önce bakın. Kılcallık da şöyle der. Ne ile? Bakın bu da adezyonla alakalı bir kavramdı. Yani şöyle düşünün bakın şu boruyu ben bir daha şuraya büyüterek çizeceğim. Şöyle bakın şurada tam sıvı var. Siz şuraya şimdi bakın böyle bir boru daldırdığınız zaman yani su içiyorsun pipetten gibi düşün. Bu şekilde bakın bir su içerken şöyle der. Şurada moleküller var ya bakın şurada neler var şöyle der. Moleküller var değil mi? Bu moleküller bakın birbirine tamam tutunmak istiyorlar. Ama aynı zamanda cama da tutunmak istiyorlar. Eğer burada bakın eğer adezyon daha büyükse şöyle der. Yani cama daha fazla tutunmak isterlerse kohezyondan büyükse adezyon. O zaman ne olacak bakın cama çok tutunmak istedikleri için bu şekilde camdan kendi başlarına yukarı doğru tırmanmak isteyecekler. Yani şurada olduğu gibi bakın şöyle siz eğer suyun içine bu şekilde şöyle der bir pipet daldırırsanız burada bakın adezyon büyüktür kohezyon olacaktır. Ama civa gibi malzemelerde kohezyon büyük adezyon olduğu için burada tam tersi bir olay gözlenir bakın.
Ve kılcallık neye bağlıdır çocuklar? Borunun kesit alanına bağlı olduğu için bakın boruyu ben daralttıkça dikkat edin daha da yukarıya çıkmış. Yalnız dikkat edin bu şöyle bir şey değil. Hani sen pipetle su içiyorsun ya veya kola içiyorsun ya. Şu kalem mesela pipet gibi düşün. Daldırdım şöyle çocuklar diye çektim yani. Ne oluyor? Kola sana doğru geliyor. İşte o kılcallık değil o. O nedir çocuklar? Basınç farkından dolayı seni o çekiyorsun. Hani kılcallık dediğimiz bakın pipeti sen daldırıyorsun hiç çekmeden diye yani kendine doğru çekmeden bu kendi başına yükseliyor. Kendi başına yükseliyor. Canım öyle şey olur mu diyeceksin belki ama şöyle çok hafif bir şekilde böyle bir yükselme oluyor. Pipet daldırdığın zaman pipet ne kadar darsa bakın kendiliğinden o kadar daha fazla yükselme oluyor. İşte biz buna kılcallık diyoruz. Ve boru daraldıkça bakın yukarı doğru çıkıyor. Böyle kohezyon büyük adezyon yani civa gibi maddelerde de dikkat edin normalde sıvı seviyesi şuyken borunun çocuklar burada da kesit alanı büyüdükçe bakın daha da aşağı iniyor. O zaman borunun yapıldığı maddenin türüne bu bağlıdır çocuklar. Yani bu cam mı plastik mi boru neyse buna bağlıdır. E tabii ki sıvının da türüne bağlıdır. Sıvının sıcaklığına bağlıdır çünkü adezyon veya kohezyon dedik ya çocuklar. Buna bağlı olarak değişir. Borunun kesit alanıyla bakın ters orantılıdır. Dikkat edin boru daraldıkça daha çok yükseliyor. Atmosfer basıncına çocuklar bağlı değildir. Çünkü hem yukarıdan hava basıncı geliyor hem de aşağıdan hava basıncı geliyor. Bunu bakın Torricelli deneyiyle de karıştırırlar. Bakın Torricelli deneyi şöyle bir şeydir. Şöyle bakın şöyle bir tüp yapıyoruz yani Torricelli deneyi açık hava basıncını ölçüyorduk. Hatta tam deniz seviyesinde şurası arkadaşlar 76'ya kadar çıkıyordu hatırlarsanız. Şöyle oluyordu. Bakın bu Torricelli deneyi kılcallık değildir. Bu sıvının yukarıda durmasının sebebi açık hava basıncıdır. Bunu zaten sorularda bazen karşılaştırır size. Bu dediğim gibi kılcallık değil. Bak kılcallıkta borun ağzı açık. Kendiliğinden yukarı çıkıyor. Ama bunu yukarıda tutan şey nedir? Açık hava basıncıdır. O farkı da sorar zaten. Biz öyle sorularda çözdük. Yine bunlarla ilgili sorularda çözeceğiz zaten. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Her şeyden belli bir oranda ağır ağır yaparak gidiyoruz. Şimdi gelelim hareket konusuna. Yine hareketsiz fizik olmaz biliyorsunuz. Her şeyin içine hareket giriyor çocuklar. Hareket nedir? Bakın canlıların, araçların ve cisimlerin belli bir referans noktasına göre zamanla yer değiştirmesidir. Yani yer değiştirme ne demektir? Senin yani hareket edebilmen için yer değiştiriyor olman lazım. Biz buna arkadaşlar hareket diyoruz. Şimdi hareket eden cismin hareketi sırasında izlediği yolun şeklidir yörünge. Yani yörünge dediğim şeyler bakın siz doğrusal bir yörüngede gidiyor olabilirsiniz. Çembersel bir yörüngede gidiyor olabilirsiniz değil mi? Yani sizin gittiğiniz yola göre şeyler bu isimlendirilir. Bazı hareket az önce dediğim gibi doğrusal hareket deriz mesela doğrusal hareket. Bakın çembersel hareket harmonik hareket deriz. Bu ifadeleri kullanırız. Buna göre şeyler ifade ederiz. Yörüngenin uzunluğuna çocuklar biz burada alınan yolda deriz bakın alınan yol denir çocuklar ve skaler büyüklüktür bakın alınan yol skaler büyüklüktür ve S ile gösterilir yani yer değiştirmeyle bu genelde karıştırılır bakın alınan yol başka şeydir yer değiştirme başka şeydir şimdi aradaki farkı söyleyelim şu konumdan bir soru gelebilir mi acaba bakın çocuklar şuraya şöyle bir yıldız atayım yani konumdan bir soru gelebilir mi şimdi konum ne demektir şuradaki ben bunu Milliyetim kitabında da çünkü bir şekilde şöyle açıklamış. Şöyle yapalım bakın. Milliyetim kitabı diyor ki şöyle der. Başlangıç noktasına göre konumu. Mesela diyelim şöyle bir O noktası yaptık ya. Şurada bir A vatandaşı var. Şurada bir B var. İşte şurada da bir C var. Konum de şu demek şöyle der. Başlangıç yani referans noktası da diyor bunu. Başlangıç noktasından cismin bulunduğu konuma doğru çizilen çizgidir. Ve bunu XA ile gösteriyor. Ve bakın bu vektörel büyüklüktür. Mesela buradaki de XB. Bu şekilde şöyler böyle bir şey belki sorabilir. XC bakın bunu da şöyler böyle değil mi sorabilir gibi. Ve konum hiçbir zaman şöyle olmuyor yani böyle falan gitmiyor tamam mı? Düz olarak gidecek. Bu noktadan buraya doğru gidecek. Biz bunu genelde şöyle sayı doğrusu olarak da gösterebiliyoruz yani sayı doğrusu bakın. Şöyle 0 diyoruz mesela artı 10 diyoruz. İşte şuraya ne bileyim artı 20 diyoruz. Burası eksi 10. Şurası eksi 20 gibi diyoruz. Ondan sonra diyoruz ki mesela ben buradayım işte A kişisi burada. İşte B kişisi mesela burada diyoruz. Bunların konumları nedir diyoruz. Konumda yapmak için şöyle der, ne yapmalıyız? Az önce gibi bakın. Hep şu başlangıç noktasına O noktasından buraya bakın bir çizgi çekmeliyiz. XA. O zaman buradaki XA bakın ne olmuş oluyor şöyle der. Artı 10 metre konumunda diyoruz. XB'nin konumunda görüyor musunuz? Böyle. XB şöyle der. O da ne olacaktır? Eksi 20 metre konumundadır. İşte konumu şöyle der. Bu şekilde ifade edeyim size ki bunu bilin. Ve ne dedik çocuklar? Bu yönü ve büyüklüğü olduğu için bu vektörel bir büyüklüktür. X üzerinde şöyle vektörle gösterilir.
Yer değiştirme biraz daha farklı bir şey diyorlar bakın. Bir hareketlerin başlangıç noktasıyla bitiş noktası arasındaki mesafeyi diyoruz. Yani şöyle bir hemen bir örnek vereyim isterseniz. Şurada gene en güzeli bir olayı örnekle anlatmaktır. Mesela A noktasındasınız arkadaşlar. B noktasına gideceksiniz. Bakın A'dan B'ye gideceksiniz. Şimdi buraya gitmek için farklı yollar olabilir. Mesela şöyle gidebilirsiniz. Bakın şurada şu şekilde gidebilirsiniz. Mesela buraya diyelim ki 3 metre gittiniz. Şuradan da şöyle 4 metre gittiniz değil mi? Veya başka bir yol direkt olarak şöyle dümdüz gittiniz. Dümdüz gittiniz ve şuranın da şöyle 90 derece olduğunu düşünelim. Şimdi bakın A'dan B'ye giderken şurada şurası o zaman kaç metre olur? 3, 4, 5 yönü yok mu? 5 metre olur. Sen şimdi A'dan B'ye giderken şu kırmızı yolu izlediğin zaman şöyle der. Alınan yolu biz S ile gösteriyoruz demiştik. Alınan yol ne kadar çözdüler? Bakın 4 artı 3 eşittir 7 metre. Ama yer değiştirmeye bakın burada soruyorsa. Yer değiştirmeyi çözdüler. Delta X ile gösteriyoruz. Başlangıçla bitiş arasındaki en kısa mesafedir. Yani 5 metredir. Tamam mı? Bakın bu şekilde sorulabilir. Bir tane daha örnek göstereyim şurada. Mesela diyelim ki şöyle bir çembersel bir yol. Bakın çembersel bir yol var arkadaşlar. Sen gene diyelim ki şuradaki A noktasındasın. Şurası da diyelim ki B noktası. Bu diyelim ki yarı çapı şöyle 2 metre olan bir çember. 2 metre olan bir çember. Sen şimdi bakın buradan buraya gittin ya. A'dan buraya bakın şöyle yoldan yürüyerek gittin. Tamam. Peki burada alınan yol yani S ne kadar şöyle? Bunun çevresi yani nasıl olacak? Bakın 2 çarpı 2 pi r bölü 4. Niye 4? Çünkü tüm çemberin 4'te 1'i kadar gidiyorsun. Şunlar gittiği zaman pi. Pi'yi de 3 al derse bakın 3 metre. Ama yer değiştirme derse arkadaşlar. Yer değiştirme şöyle bulunuyor bakın. İlk nokta ile son nokta arasında dümdüz bir çizik çekiyorsunuz. 2, 2 ise burası bakın ne oluyor? 2 kök 2 metre oluyor çocuklar. Yani yer değiştirmemiz ne kadar oldu? 2 kök 2 metre oldu. Görüyor musunuz? Bakın arada böyle bir fark var. Alınan yolla yer değiştirmesi arkadaşlar. Böyle bir fark vardı. Peki bir fark da neredeydi? Süratle hız arasındaydı. Bakın süratle hız arasındaydı arkadaşlar. Şöyle bir fark vardı. Ben aslına bakarsanız şurada yazmışım. Sürat arkadaşlar dikkat edin. Alınan yol bölü zamandır. Hızsa yer değiştirme bölü zamandır. Görüyor musunuz? Mesela az önceki örneği bir geri alırsam. Bakın. Mesela şu alttaki soruda. Bu cisim buradan buraya. Buradan buraya bakın. T eşittir. 2 saniyede gitti diyelim. Bize alınan yolu sorarsa bu. Yer değiştirmeyi sorarsa bu. Peki burada devam edelim şöyle der. Şurada devam edeyim. Hızı sorarsa. Bakın bu soruda bana hızı sorarsa. Şöyle der, ne yapacağız? Hızı sorduğu zaman yer değiştirme bölü zaman diyeceksiniz. Yani burada yer değiştirmeyi ben ne kadar buldum bakın. 2 kök 2 bölü süreyi ne kadar vermişiz burada? 2 vermişiz. Ne kadar çıktı bakın? Kök 2 metre bölü saniye çıktı. Ama burada bana yer değişimi değil de çocuklar hızı değil de sürati sorarsa o zaman ne olacak? Alınan yol bölü zaman diyeceğim. Bakın alınan yol bölü zaman diyeceğim. Alınan yolun ne kadar çocuklar? 3 metreydi. Zaman ne kadar? 2, 3 bölü 2'den ne kadar oldu? Bakın 1,5 metre bölü saniye oldu. Görüyor musunuz? Hızla sürat arasında fark var. Alınan yol ve yer değiştirme arasında arkadaşlar fark var. Bu farkları benim bilmem lazım burada. Bunlar bana burada sorulabilir. Peki düzgün doğrusal hareket bakın dedik ya çembersel hareket, harmonik hareket gibi gibi biz hareketi bakın isimlendirebiliriz burada. Burada şu anda ne diyoruz? Düzgün doğrusal hareket diyoruz. Yani doğrusal yörüngede bakın adı üzerinde doğrusal bir yörüngede eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler yapan cisme. Yani biz buna diğer bir deyişle ne diyoruz arkadaşlar aslında? Sabit hızlı hareket diyoruz. Yapan hareketine düzgün doğrusal hareket diyoruz çocuklar. Diğer bir deyişle sabit hızlı harekettir diyebiliriz. Peki sabit hızlı hareketin konum zaman grafiği ve hız zaman grafiği nasıl oluyor? Biraz daha aslına bakarsanız bu hareket konusu 11. sınıfta yani AYT'ye girecek arkadaşlar için de söz konusu. Orada biraz daha biz harekete bakın biraz daha çocuklar detaylı inceliyoruz. Şimdi bakın burada konum zaman grafiği ile hız zaman grafiğinde bakın ben şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Genelde çocuklar bunlar birbirine karışıyorlar. Grafikte şurayı okumamak hastalığımız var bakın. Şurayı okumuyoruz. Yani bir grafik veriyoruz. Bakın gene ben şöyle bir şey yapayım. Bakın şöyle bir şey yapayım çocuklar. Şöyle bakın bir grafik vereyim şimdi. Ne demek istediğimi şurada anlatayım. Mesela diyelim ki arkadaşlar böyle bir grafik verdim. Şöyle ve şöyle bir çizgi çektim bakın. Diyorum ki söyle bakalım bu grafikte bu araç ne yapmıştır? Bakın direkt cevap şu oluyor. Hocam burada hızlanmıştır. Burada sabit hızla gitmiştir. Tamam mantıklı gibi duruyor ama iyi de burada bir şey yazmıyor ki. Ne grafiği bu? Neye göre yorumladın yani değil mi? Ha demek ki arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ben bu grafiğin aynısını şuraya bakın bir daha çizeyim. Bir daha çizeyim bakın aynısını.
Bakın bu çocuklar hız zaman grafiği olursa, bakın hız zaman grafiği olursa veya yol zaman grafiği olursa çocuklar, bunun sonucu tamamen değişiyor. Bakın hız zaman grafiği olursa aynen öyle, senin dediğin gibi. Birinci Aralık, şöyle söyleyelim, birinci Aralık ve ikinci Aralık diyelim. Burada da birinci Aralık ve ikinci Aralık diyelim bakın çocuklar. Birinci Aralık'ta evet hızlanan, ikinci Aralık'ta arkadaşlar sabit. Bakın sabit, hızlı diyelim. Aynen az önce dediğim gibi. Ama konum zaman grafiği olacak arkadaşlar. Bakın durum değişiyor. Birinci Aralık'ta bakın bu cismin, dikkat ederseniz, konumu artmış. Yani bu ama sabit hızla gidiyor demek bu. Sabit hızla gidiyor. Yani hızlanan değil. Bakın konum zaman grafiğinde, bakın biz bunu şöyle der. AYT konularında yapacağız. Bakın konum zaman grafiğinde şöyle der. Şöyle söyleyeyim. XT grafiği, bakın hızlanan şudur. Bakın paraboldür. Arkadaşlar yavaşlayan da budur. Görüyor musunuz? Yani bu hızlanan yavaşlayan bu. Dolayısıyla konum zamanda böyle bir şey olmaz. Yani genelde TYT konusunda çocuklar bu müfredat dışı oluyor. Bakın burada sabit hız oluyor. İkide de ne oluyor biliyor musunuz çocuklar? Duruyor. E nasıl duruyor hocam diyeceksin. Yani burada ama işte konumu değişmiyor bak. Görüyor musun? Konumu değişmediği için. Aman çocuklar dikkat. Bakın bunlar hızlanan yavaşlayan bunlar. Burada sakın konum zamanda hızlanan demeyin. Buna dikkat edin. E bunu ben ne kadar üstüne düşsem de yine hata oluyor ama artık bunu hata yapmayacaksın. Bu sana güveniyorum. Bunu artık dikkat edeceksin. Dolayısıyla arkadaşlar demek ki bu konum zamanında mesela bu hızlanıyor değilmiş. Demek ki sabit hızlıymış. Burada da şöyle der. Bakın burada yatay gidiyorsa da burada bu sabit hızlı olmuş olacak. Tabi bilmemiz gereken belli şeyler de var. Burada bunu da bize derslerde de şöyle der. Gene söyledik. Bakın şuraya ben gene yazayım. 11. sınıf konularında da biz bunu gösteriyoruz ya. 3 tane aslında bizim grafiğimiz var şurada. İğme zaman grafiği, hız zaman grafiği, yol zaman grafiği bakın. Bu grafiklerde arkadaşlar sağa doğru giderken alan alınır. Sola doğru giderken de arkadaşlar burada da bakın eğim alınır. Ne demek yani bu? Şu demek bakın. İğme zaman grafiğin alanını alırsan hızı bulursun. Hız grafiğin alanını alırsan yolu bulursun demek. Veya tam tersine doğru giderseniz çocuklar eğim alırsın. Bak şunu yaz duvarına as. Bu sana lazım. Yani sen üniversite gittiğin zaman da bakın bu lazım. AVAX formülü diyorum ben buna. Sağa doğru alan, sola doğru eğimdir. Bunu bilmeyen öğrenci olmaması lazım. Bunu çocuklar biz burada sık sık zaten kullanıyor olacağız. Demek ki bakın konum zamanında çocuklar eğim bize hızı verir. Burada yani tanjant tarifi olmuş oluyor aynı zamanda çocuklar. Burada da arkadaşlar alan bize neyi verir? Aracın gittiği yolu verir veya yer değiştirmeyi verir diyebiliriz. Peki gelelim ivme kavramı çocuklar. İvme bakın çocuklar birim zamandaki hız değişimidir. Ne demek yani bu? Bu ne demek? Hemen ben biraz hani olayı biraz çocuklar örnekle anlatmayı seviyorum. Çünkü ne demek istediğimi biraz Türkçeleştirelim diye. Bakın şimdi diyelim ki çocuklar sizin aracınızın hızı sıfır. Ve sizin iğmeniz de şöyle 3 metre bölü saniye kare. Şöyle iğme şu demektir. İğmen 3 ise hızın 3'er 3'er artıyor. 4 ise 4'er 4'er artıyor demektir. Anlaştık mı? Yani bu demek ki senin birinci saniye hızın 3, ikinci saniye hızın 6, 9, 12. Anlaştık mı? Bakın böyle gidiyor. Peki şöyle yapalım. Sizin ilk hızınız şöyle 5 olsun. Ve iğmeniz de 2 olsun. 2 metre bölü saniye kare olsun. E bu ne demek çocuklar? Hızınız ikişer ikişer artıyor demek. Yani bu da birinci saniyede hızınız bakın ne oldu? 7. İkinci saniyede ne oldu? 9 oldu. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde çocuklar ikişer ikişer artacak. Ama bir de iğmenin eksi olması durumu da vardır. Yani şöyle düşünün. Hızınız çocuklar diyelim ki artı 10. İğmeniz de nedir çocuklar? Eksi 2. İğmeniz eksi 2 demek. Bu her zaman şu demektir çocuklar. İğmeyi al hızın üzerine ekle demek. Bakın birinci saniyede hızınız ne oldu o zaman? 8. İkinci saniyede ne olacak çocuklar? 6. Görüyor musunuz? Böyle. Sıfır olacak. Sıfırdan sonra eksiye gidecek. Yani yavaşlayacak, duracak ve hızlanacak. Görüyor musunuz? İğme işte bu şekilde biz yorumlamamız lazım. Dediğim gibi AYT'de de biz bunu sık sık kullanıyoruz. Yani iğme arkadaşlar hız bölü zamandır. Hızdaki değişim bölü zamandır. Şöyle de düşünebilirsin bak. Az önce söylediğim olayı tersten yapalım. Yani birinci saniyedeki hızımız 10 metre bölü saniye olsun. Bu araç bakın buraya bir yere gelmiş. Bakın buraya bir yere gelmiş ve burada bakın hızımız ikinci saniyede arkadaşlar 50 metre bölü saniye olsun ve buradan buraya da ne kadar 10 saniye geçmiş olsun. Şimdi sana burada hani bu formül ama biraz da formüle bağlı kalma bak, mantıken yap olayı. Şimdi soruyorum sana, hızımız ne kadar artmış söyle bana, ne kadar artmış? 40, güzel. Peki kaç saniyede artmış? 10 saniyede. Peki her saniye kaç artmış? Bak hızımız 40 artmamış mı? 10 saniyede artmışsa her saniye kaç artmış? Evet, değil mi? 4.
Yani sen bunu ne yaptın Cöder? Bakın hızımız çocuklar 40 artmış. Ona bölersen her saniye Cöder 4'er 4'er artmıştır. İşte bu nedir? Bakın ivmedir. Anlaştık mı Cöder? Bu şekilde ivmeyi buluyoruz. Peki kuvvet. En çok bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Biz her şeye kuvvet uygulamıyoruz. Mesela bak cisme itiyorum bu tarafa, bu tarafa. Bakın kuvvet uyguluyorum yani. Şurada bir şey itiyorsun, çekiyorsun, arkadaşını itiyorsun değil mi? Sürekli bir şeylere kuvvet uyguluyorsun. Bardağı kaldırıyorsun, ne bileyim bir şey kesiyorsun. Şöyle her şeye bir kuvvet uyguluyorsunuz bakın. Cisimlere hareket ve şekil değişikliği yapan etkiyi şöyle kuvvet denir. Görüyorsunuz burada bir yay sistemi koymuşum bakın. Yayda uygulanan kuvvet şu anda nedir? Sıfırdır. Yaya bakın böyle bir kuvvet uyguluyorsunuz sıkışır. Daha çok kuvvet uyguluyorsunuz çocuklar daha çok sıkışır gibi. Peki SI birim sistemi gene uluslararası birim sistemidir çocuklar. Bunu biz ne diyoruz? Kuvvetin birimi neydi? Newton. Newton'du çocuklar. Kısaca biz bunu nedir? N harfiyle gösteriyoruz. Newton'da kilogram metre bölü saniye karedir. Newton'u zaten sık sık sen duyuyorsun. Peki kuvvet demişken şimdi ne vardır arkadaşlar? Temas gerektiren kuvvet ve temas gerektirmeyen kuvvetler vardır. Ne demek yani? Az önce dediğim gibi bakın sen bir cismi çocuklar iterken bakın temas etmen gerekiyor değil mi? Temas etmeden ben bunu hokus pokusla herhalde itemem. Böyle bir durum olmaz. Ama bazı kuvvetler çocuklar hokus pokusla iter. Yani temas etmezler. Nasıl yani? Mesela mıknatıslar. İki tane mıknatıs olsa bakın burada. Bak şunlar iki tane mıknatıs olsa çocuklar. Bunlar birbirini çekerken dokunup mu çekiyorlar? Ve iterken dokunup mu itiyorlar? Hayır. Bakın görüyor musunuz? Bunlar çocuklar temas gerektirmeyen kuvvetler de var. Demek ki iki cismin temas sonucunda oluşan kuvveti çocuklar temas gerektiren kuvvet denir çocuklar. Teması sonucunda oluşan kuvvetleri. Peki buna örnek olarak neye verebiliriz? İtme kuvveti, çekme kuvveti, sürtünme kuvveti, ne bileyim suyun kaldırma kuvveti diyorlar. Bir şeye dokunarak etki ediyorsun. Mesela suyun kaldırma kuvveti dedim ya. Su bir cisme dokunmadan kaldırabiliyor mu? Dokunuyor. Demek ki bu temas gerektiren kuvvet. Temas gerektirmeyen kuvvetler diyorlar. Cisim birbiriyle teması olmadan, bakın teması olmadan birbirine uyguladığı kuvvettir. Mesela buna biz ne diyebiliriz diyorlar? Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet diyebiliriz. Mıknatıslar diyebiliriz. Ondan sonra artı eksi yüklü cisimlerin birbirine uyguladıkları kuvvet diyebiliriz. Veya artı artı cisimleri diyebiliriz. Veya çocuklar yer çekimi. Bakın yer çekimi kuvvet diyebiliriz. Görüyor musunuz? Bu şekilde çocuklar kuvvetleri söyleyebiliriz. Bunlar da gene karşımıza çıkar. Peki sürtünme kuvveti. Gene bakın çok sayıda soru çıkmıştır karşımıza. Çocuklar inanılmaz sayıda soru çıkmıştır. Sen sürtünme kuvvetinin ne olduğunu aslına bakarsan biliyorsun. Ben şimdi bakın bu cismi şöyle itiyorum. Bakın itiyorum. Gidiyor ve duruyor değil mi? Niye duruyor peki? Niye sonsuza kadar gitmiyor? Çünkü yüzeyde ne var? Bakın sürtünme var şöyle. Sürtünme kuvveti bu cismi durduruyor. Şimdi düz zemin üzerinde veya su, hava gibi akışkanlarda şöyle hareket eden cisimlere hareket yönüne zıt yönde. Şimdi bakın illaki yüzeyde değil. Bakın suda da sürtünme kuvveti vardır. Sen mesela diyelim ki bir gemi çocuklar motorlu gibi düşün. İleride inşallah çalışacaksın. Çok paran olacak çocuklar. Kendi yatın katın olacak. Yatına bindin. Tam gaz kaptırmış gidiyorsun mesela. Tık benzin bitti. Benzin bitti. Ne yapacaksın çocuklar? Gidecek ve motor duracak. Hani o hızla sürekli olarak gitmiyor. Bakın suda da bir sürtünme kuvveti var. Havada da bir sürtünme kuvveti var çocuklar. Bakın her şeyde bir sürtünme kuvveti var. Zıt yönde olması çok önemli biliyorsunuz. Zıt yöndedir. Direnç kuvvetine çocuklar sürtünme kuvveti bakın denir. Peki bu grafik nedir? Bu grafik dediğim gibi karşımıza çıkar çocuklar. Bakın bu da şu anlama geliyor. Şuraya ben şöyle bir cisim çizeyim isterseniz. Şurada mevzuyu bir anlatmaya çalışayım. Bakın bu yüzeyde bir sürtünme kuvveti vardır. Mesela sürtünme kuvvetinin değeri diyelim ki arkadaşlar 10 Newton. 10 Newton olduğunu düşünelim. Mesela sen şimdi bir masayı bir şeyi ittiğin zaman gidiyor. Bakın ben şu masayı şöyle iteyim bakın. Şu şekilde bakın masayı şöyle itiyorum. Masayı ittiğim zaman bakın bir yere kadar gitmiyor değil mi? Bir yerden sonra gidiyor. Şimdi mesela parmağın ucuyla şimdi masayı ittiğin zaman götürebilir misin? Veya ne bileyim dolabını hani şu gardırobunu şöyle der. Masayı itsen parmağını itsen gider mi? Gitmez. Ama çok güçlü itersen gidiyor. Peki niye gitmiyor? Çünkü sürtünme kuvvetinde az kuvvet uyguluyorsun. Sürtünme kuvvetinden çok kuvvet uygularsan gider. Şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi. Bakın burası 10 Newtonken çocuklar. Sen şimdi cisme buradan diyelim ki F eşittir 1 Newtonluk kuvvet uygulasan. Cisim gider mi? Gitmez. Peki kritik soruyu soruyorum. Dikkat et. Cisme ne kadar sürtünme kuvveti uygulanır? Bak dikkat. Bu soruyu çok sordu çocuklar. Diyeceksin hocam 10. 10 değil. Bakın 10 cismin uygulayabileceği maksimum kuvvettir. Fizik der ki arkadaşlar bir cisim hareket etmiyorsa o cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Bakın bir daha soruyorum. Sen şimdi cisme 1 Newton kuvvet uyguladıysan cisim buna ne kadar yani yüzey buna ne kadar sürtünme kuvveti uyguluyordur biliyorsun? 1 Newton.
Neden? Çünkü hareket etmiyor. Net kuvvetin sıfır olması lazım. Peki bu ne? Bu çocuklar maksimum kuvvettir. Dolayısıyla bakın şuraya şimdi bir dikkat edin. Cisme sen 1 Newton'luk kuvvet uyguladığın zaman sürtünme kuvveti ne kadar çocuklar? 1'dir. Peki 2 Newton'luk kuvvet uyguladığın zaman sürtünme ne kadardır? 2'dir. Cisim çünkü hala hareket etmiyor bakın. 2 iken gene 2'dir. Peki 3 iken 3'tür, 4 iken 4'tür. Peki 10 iken çocuklar bakın 10'dur. Görüyor musunuz? Peki 11 iken dikkat edin. 11 iken nedir? Ha, artık cisim hareket etmeye başladı. Peki ne oluyor biliyor musunuz çocuklar? Şimdi az sonra birazdan arka sayfada bahsedeceğim. Bir statik sürtünme diye bir şey var. Bir de kinetik sürtünme diye bir şey var. Bakın statik sürtünme ne demek arkadaşlar? Cisim adı üstünde statik, durgun. Duruyorken etkilenen sürtünme ve hareket ediyorken etkilenen sürtünme çözer. Yani cisme duruyorken 10 Newton'u etki ediyorsa hareket edince 10 Newton'u etki etmiyor. Ne yapıyor bakın bu düşüyor. Kaça düşüyor işte duruma göre. Diyelim ki 8'e düşüyor bakın. 8 Newton'a düşüyor gibi. Ve bundan sonra da 8 etki ediyor. Görüyor musunuz? Demek ki şuradaki değer çözer. 10'sa şurası 10'dur. Yani maksimum değerdir diyeceğiz. Ama oraya geçtikten sonra etkilenen sürtünme kuvveti düşer. Şimdi burada bahsedeceğim bak statik ve kinetik sürtünme kat sayısı nedir? Şimdi sürtünme kuvvetini şöyle hesaplarken bakın sürtünme kuvvetini hesaplarken şöyle der. Bir kere bizim formülümüz şudur. Sürtünme kuvveti bakın K çarpı N'dir. Ne demek yani bu? Sürtünme katsayısı yani yüzeyin cinsi demektir bir nevi. Ve şöyle der tepki kuvveti. Yani bu da ne demek? Senin yüzeye bastırma miktarın demek. Bastırma miktarın. Yani şöyle bir örnek vereyim bakın. Ben şimdi dikkat edin şu kalemi şöyle der. Şöyle ittiğim zaman dikkat edin kalem gidiyor. Kalem şu şekilde gidiyor. Ama yukarıdan şöyle bastırdım. Bakın bastırdım. Şimdi itiyorum bakın. Şimdi itiyorum gitmiyor. Niye gitmiyor? Az önce giden kalem. Çünkü çocuklar siz yüzeye bastırma miktarını artırdınız. Yani tepki kuvvetini artırdınız. Bu şekilde gitmiyor. Peki temas halindeki iki yüzey arasındaki sürtünme kuvvetini etkileyen iki tane çocuklar büyüklük vardır. Bunlar demişiz. Bunlar bakın. Yüzeylerin birbirine uyguladığı dik kuvvet olan yani tepki kuvveti. Yani şuradaki ne tepki kuvvet çocuklar. N ile gösterdiğim kuvvet. Ve çocuklar yüzeyler arasındaki sürtünme kat sayısı. Bu da bakın nedir? Yüzeyin cinsine bağlıdır. İki tane faktöre bağlıdır çocuklar. Ve biz dediğim gibi az önce bir önceki sayfada anlattığım gibi çocuklar. Sürtünmeyi statik yani cisim duruyorken ayrı sürtünme, hareket ediyorken ayrı sürtünmeyi kullanıyoruz. Ve biz eğer bunu hesaplamamız gerekirse çocuklar ikisini de K çarpı N'den kullanıyoruz ama K'lar farklı oluyor. Yani bir yüzeyin statik sürtünme yani K Ç demişiz. K S demiş çocuklar. Yani statik ve kinetik sürtünme olarak biz bunu ayırıyoruz. Peki yine kuvvetliyiz hala çocuklar. Doğadaki bakın ne demişiz? Temel kuvvetler ve bakın doğadaki temel kuvvetler. 4 temel kuvvet vardır. Bu da yine arkadaşlar AYT konuları içerisinde biz bunu atom fiziğini incelerken ve oradaki parçacıkları incelerken çocuklar bunları da kullanıyoruz bakın. Şimdi doğadaki kuvvetleri biz 4 temel başlık altında bakın incelemişiz çocuklar. Birincisi güçlü yani diğer deyişle yayın nükleer kuvvet. Bu yayın kuvvet dediğim çocuklar atom çekirdeğindeki bakın atom çekirdeğinde ne vardır? Proton ve nötron değil mi? Proton ve nötron çocuklar bir arada tutan kuvvetmiş. Hani atomun çekirdeği var ya burada çekirdek var. Hani burada da nedir? Yörüngede de elektronlar dolanıyor çocuklar şu şekilde. Elektron. Değil mi? Şurada da neler var bakın proton nötron var. Şimdi burada proton nötron nasıl böyle duruyor? İşte burada şöyleler güçlü yani yayın kuvvet burada etkili. Etki mesafesi bakın çekirdek boyutları. Bu çekirdekle etkili olanlar yani güçlü ve zayıf nükleer kuvvet şöyleler. Bunlar boyutları çok küçüktür. Zaten çekirdek boyutundalar bunlar. Ve şiddeti en büyüktür bakın. Şiddeti sorarsa şöyleler şu sıralamaya göre gider. Yani güçlü nükleer kuvvet bakın en büyüktür şöyleler. Sonra elektromanyetik kuvvet gelir. Yani kuvvet olarak, kuvvet sıralaması olarak söylüyorum. Şiddet olarak söylüyorum. Sonra arkadaşlar zayıf nükleer kuvvet gelir. Ve ondan sonra da şöyle kütle çekim kuvveti gelir. bu kelimeler bakın buna gerzek diye aklına tutanlar var arkadaşlar. Affedersiniz. Yani gerzek diye aklına tutanlar var. İşe de yarıyor. Tamam gerzek çocuklar bu nedir? Bunların şiddetlerinin sıralamasıdır. Şiddetlerinin sıralamasıdır. Demek ki burada arkadaşlar en şiddetli olan güçlü nükleer kuvvetmiş. İkinci söylediler elektromanyetik kuvvet. Yani nedir? İşte artı eksi cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet. Veya mıknatısların birbirine kuvvet uyguladığı kuvvet. Söylediler. NS kuvvetleri gibi diyebiliriz. Sonra zayıf nükleer kuvvet bakın gene atom şeklindeki proton ve nötronlar arasındaki söylediler. Kuvvettir demişiz. Arkadaşlar etki mesafesi güçlü nükleer kuvvete göre daha kısadır. Ve kütle çekim kuvveti çözer. Kütle çekim kuvveti de çok sık
miktarda bunu görüyoruz. Çocuklar kütle çekim kuvveti, yani gezegenlerin birbirine uyguladığı kuvvet diyebiliriz. Ama illaki gezegen dememize gerek yok bakın. Burada kütle çekim kuvveti çocuklar. Şu kağıdın arkasında şöyle bir not alayım. Şimdi bakın, dünya burası ya çocuklar. Dünya burası, sen de buradasın. Şimdi dünyanın da sana uyguladığı çekim de sonuçta bir kütle çekim kuvveti bakın. Yani illa gezegen olmasına gerek yok. Diyelim ki şurada çocuklar güneş var. Güneş var. İşte şurada da diyelim ki dünya var. Bakın burası güneş, burası da dünya. Şimdi güneş dünyayı çekiyor, dünyada bakın güneş çekiyor. Tamam, bu bir kütle çekim kuvvetiyken dünyanın seni çekmesi de şöyle der bir kütle çekim kuvvetidir. Hatta biz diyoruz ki her şey birbirini çekiyor diyoruz. Yani şuradaki bakın şuradaki şöyle der çay ve şuradaki bardak mesela. Bunlar da şöyle der birbirini ne yapıyorlar? Çekiyorlar gibi. Her şey şöyle der birbirine bir çekim kuvveti uygular. Peki çekim kuvvetinde neyle orantılıdır bu da? G diye bir sabit var bakın. M1 çarpı M2 yani kütlelerin çarpımı bölü aradaki uzaklığın karesiyle çocuklar orantılıdır. Ve şunu bakın sordular bazen. Soruyorlar çocuklar, şunun kütlesi diyelim ki M olsun, bunun kütlesi de 2M olsun. Yani tam gerçek değerlerini yazmıyorum burada, geliş güzel yazdım. Çocuklar bakın, bu buna F kuvveti uygularsa bu da buna F kuvveti uygular. 2F kuvveti uygulamaz. Hatta yönden dolayı birisine de eksi de yazabilirsiniz. Yani bunları da bize böyle sordular. Her zaman bu kuvvetler çocuklar birbirine eşittir. Peki Newton'un hareket yasaları. Biliyorsunuz Newton'un çocuklar 3 tane hareket yasası var. Birinci yasa, ikinci yasa, üçüncü yasa diye bunu isimlendiriyoruz. Şimdi birinci yasa çocuklar eylemsizlik yasası. Yani ne demek? Bakın cisimler üzerine hiçbir kuvvet etki etmiyor. Veya yani net kuvvet sıfırsa çocuklar bakın. Yani F net eşittir sıfır ise. Veya kuvvetlerin bileşkesi çocuklar, yani bileşkesi F net diyoruz buna. Bakın F net eşittir sıfır ise cisim konumunu korur. Bu şu demek bakın. Eğer duruyorsa çocuklar durmaya devam eder. Hareket ediyorsa da bakın sabit hızla gider. Sabit hızla hareketlerine devam eder. Bu şu demektir bakın çocuklar. Bunu da ben hemen şöyle yine bir marjek altına yatırayım. Şimdi her şey lafta kalmasın. Yani şöyle bir şey yapalım. Şimdi bakın çocuklar. Burada bir cisim var. İki ihtimal var diyor. Sen bu cisme ya kuvvet uygulamıyorsundur. Bakın ya hiç kuvvet yoktur. Ya da kuvvet uyguluyorsun ama buraya uygulanan kuvvetle buraya uygulanan kuvvet birbirini götürüyordur. Yani gene F eşittir sıfırdır. Her iki durumda da çocuklar diyoruz ki bakın cisim mevcut hızını korur diyoruz. Yani şöyle söylüyoruz bakın. Cismin şu anlık hızı kaç? Sıfır mı? Sıfırı korur. Ama bir hızı varsa o zaman da o hızla gider. Yani diyoruz ki cisim çocuklar iki ihtimal vardır diyoruz. O yüzden diyoruz ya durur diyoruz ya da bakın sabit hızla gider diyoruz. Özellikle şu sabit hıza çok dikkat etmeni istiyorum. Çünkü bunu bakın cümlenin aralarında sana verir. Der ki mesela cisim sabit hıza gidiyor. K cismi falan filan o araya sıkıştırır onu. Şöyle der bakın bir cisim sabit hıza gidiyorsa demek ki ne olmalıdır? Cisme etki eden net kuvvet sıfır olmalıdır. Ha cisim duruyor diyorsa uyanıyorsun da sabit hıza geliyorsa şöyle der bunu kavrayamayabiliyorsunuz bazen. Aman dikkat arkadaşlar, eğer sabit hız diyorsa cisme etki eden net kuvvet sıfır anlamındadır. Tamam mı? Bu kavramı da bize soracak. Peki ikinci yasa nedir çocuklar? İkinci yasa, birinci yasa dedi ki F net kuvveti sıfırsa. İkinci yasa da çocuklar bir cismi etki eden net kuvvet yani F kuvvet eşit değil sıfır ise çocuklar o zaman cisim ivmeli. Bakın ivmeli hareket yapar. O zaman şöyle toparlayalım. Cisme etki eden kuvvet sıfırsa cisim durur ya da sabit hızla gider. Ama öyle değilse ivmeli hareket yapar. Peki ivmesi kaç olur? İşte o ivmesinin kaç olduğunu çocuklar biz F eşittir MA ile buluyoruz. Diyelim ki bakın bir cisme sen şuraya doğru F eşittir 20 Newton bir kuvvet uyguladın. Bu tarafa doğru da şöyle der 5 Newton bir kuvvet uyguladın. Bu cismin kütlesi de 5 kilogramsa bunun ivmesi ne kadardır diyoruz söyler. F eşittir MA'dan bakın burası 15 burası 5 o zaman ivme de ne kadar oluyor? 3 demek hızı ne oluyormuş bakın 3'er 3'er artıyormuş. Ve Newton'un 3. hareket yasası söyler etki tepki prensibi. Bu yasaya göre her kuvvete karşılık her zaman eşit ve zıt yönde bir kuvvet vardır. Ve biz buna ne diyoruz çocuklar? Etki tepki kuvveti diyoruz. Ve kuvvetler her zaman eşit büyüklüktedir çocuklar. Yani şunu söylemek istiyorum bakın. İki cismi çocuklar birbirine uyguladı. Mesela diyelim ki sen bir masa var. Bakın şurada bir masa olsun. Şurada bakın çocuklar bir masa var. Masanın üstüne sen bir cisim koydun. İşte böyle bir cisim koydun.
Şimdi bu bakın bu masa diyelim ki bu 2 kilogram kütleli bir cisim olsun çocuklar. Ne kadar bir kuvvet uygular? 20 Newton bir kuvvet uygular ya. Masa da çocuklar buna bir kuvvet uygular. 20 Newton bir kuvvet uygular. Şimdi bakın bu kuvvetlere biz ne diyoruz çocuklar? Etki, tepki diyoruz. Senin burada bilmen gereken iki tane şey var. Bir, etki ve tepki kuvvetleri çocuklar zıt kuvvetlerdir. Bakın zıt kuvvetlerdir. Biri aşağı biri yukarıdır. Eşit kuvvetlerdir. Yani etki ile tepki farklı olamaz. Bir tane daha yazayım. Ve farklı cisimlere uygulanır. Bakın farklı cisimlere uygulanır. Yani bu şu demek çocuklar. Bakın etki masaya uygulanır. Tepki cisme uygulanır. Yani etki cisme, tepki de cisme uygulanmaz. Bakın bu detayda sorulabilir. Etki tepki kuvveti çocuklar böyle bir şeydir. Peki. Devam ediyoruz çocuklar. Dediğim gibi bugün fiziği bütün konularını beraber seninle yapacağız. Bir derste bütün her şeyi çocuklar halledeceğiz. Bir derste her şey halledilir mi? Gördüğünüz gibi hallediliyor ve ben detaylardan da bahsederek sana gidiyorum. Çocuklar şimdi enerji, iş konuları neydi? Bakın iş, güç, enerji konuları arasında ne fark vardı? Ben şimdi bunları sana anlatarak gideyim. Çocuklar bakın öncelikle bir işten bahsedersek. İşten bir bahsedelim. Ondan sonra çocuklar burada enerji kavramlarından bahsedeceğiz. Önce istersen şöyle yapalım mı? Şu enerji olayını istersen bir başa alayım. Ondan sonra oradan ben sana işi anlatayım. Arkadaşlar enerjiyi biz farklı kısımlara ayırıyoruz. Mesela kinetik enerji dediğimiz bir enerji var. Cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiydi ve kinetik enerji çocuklar 1 bölü kmv kare ile gösteriliyordu. Ve bütün bunların birimi de çocuklar nedir? Bütün enerjilerin ve işin birimi jüldür bakın çocuklar. Jüldür. Biz bunu kısaca sadece şöyle J harfiyle de gösterebiliyoruz biliyorsun. Bütün hepsinin birimi jüldür. Kinetik enerji çocuklar gördüğünüz gibi hızdan kaynaklanan enerjidir. Potansiyel enerji de mgh değil mi? Bu da yükseklikten kaynaklanan enerjidir. Ve çocuklar potansiyel enerjinin bir diğeri de çocuklar esneklik potansiyel enerjisidir. Yani yay gibi, sünger gibi hani bu tip maddelerinden kaynaklanan çocuklar enerjidir diyoruz. Tamam bunu söyledikten sonra peki iş nedir çocuklar? İş nedir? Şimdi bakın siz bir cisme çocuklar bir kuvvet uyguladığınız zaman çocuklar ne yapmış olursunuz? Bir iş yapmış olursunuz. Biz işin formülünü şöyle gösteriyoruz. F çarpı delta x diyoruz. Tabii ki biz bakın burada bir iş yapabilmemiz için arkadaşlar. Bakın burada bir iş yapabilmemiz için kuvvetle yolun birbirine bakın paralel olması gerekiyor. Yani sana şöyle bir kuvvet verirse eğer sen bu kuvveti alamazsın. Bunu ne yapacaksınız? Bakın yatay bileşenini alacaksın. Yani hareket doğrultusundaki çocuklar bileşenini almamız lazım. Şunu bilmemiz lazım. Bakın eğer bir cisme çocuklar bir kuvvet uyguladıysanız F çarpı X kadar iş yaparsınız. Bir. Bunu bileceğiz. Peki bir de şu var çocuklar. Siz bir cisme kuvvet uygularsanız bakın o cismi hızlandırırsınız. Ya da yukarı çıkarırsınız. Yani bir enerjisine bir değişmeye neden olursunuz. Demek ki bana işi sorduğu zaman bakın bir benim işle ilgili formülüm budur. İki çocuklar iki. Bakın bu hep unutulan bir formüldür. İş çocuklar aynı zamanda nedir arkadaşlar? Enerjideki değişme miktarına eşittir. Bakın bu çok fazla gözden kaçıyor. Bir daha söylüyorum. Sen iş yaptığın zaman, işi sorduğu zaman F çarpı X'ten bunu bulabilirsin. Veya çocuklar enerji değişiminden bunu bulabilirsin. Yani cismin bakın bir potansiyel enerji. Bakın dikkat edin. Ben cismi çocuklar şu anda bu kalemi mesela aldım. Buradan buraya getirdim mesela. Potansiyel enerjisini artırdım mı? Artırdım. Ama bir iş yaptım da artırdım. Yani işte potansiyel enerjisindeki değişim çocuklar neye eşittir? Burada işe eşittir. Peki güce gelirse güç de arkadaşlar iş bölü zamandır. İş bölü zamandır. Bunu ben böyle bulabilirim. Veya bakın şuradaki iş yerine şuradaki fx'i koyarsam çocuklar burada da götürürsem ben gücü çocuklar bu şekilde de bulabilirim. Gücün birimi de bakın neydi? Watt'tı. Tamam gücün birimi de çocuklar watt'tır. Enerji çocuklar bir cisme veya bir sisteme iş yapabilme yeteneğidir diyoruz ve enerji olarak bunu ifade ediyoruz. Bunlardan bahsettik. Bakın şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de arkadaşlar iş enerji ilişkisidir. Şimdi şöyle bakın çocuklar. Arkada zaten ben burada enerjinin korunumundan bahsetmişim. Bakın bir cisme çocuklar dışarıdan kuvvet etki etmiyorsa şunu bilmemiz lazım bakın. Eğer dışarıdan bir kuvvet yoksa F eşittir 0 ise çocuklar enerji korunur. Yani mekanik enerji korunur. Cismin ilk enerjisiyle bakın son enerji çocuklar birbirine eşittir. Ama cisme dışarıdan eğer etki eden kuvvet 0 değilse o zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şuradaki formülü açmaya çalışıyorum ben sana. O zaman bakın ilk enerjiyle gene bakın son enerjiyi gene eşitleriz arkadaşlar. Ve burada da neye ekleriz buraya bakın? İşe ekleriz. Yani cisme yapılan net işe ekleriz. Yani burada da zaten iş var ama sıfır. Görüyor musun? Bak şu iki durumu anlatmaya çalışıyorum. Şu iki durumu aslında çok önemli bir şey yazdım sana burada. Bunu biz AYT fiziğinde de çok fazla kullanıyoruz. İşlemli sorularda. Peki enerji korunumu bir sistem üzerine sadece
yer çekimi kuvveti etki ettiğinde, yani hiçbir kuvvet etki etmediğinde demek bu. Zaten yer çekimi hep yok mu? Her zaman var. Toplam mekanik enerji arkadaşlar değişmez. Buna enerjinin korunumu denir çocuklar. Yani toplam enerji, kinetik potansiyel ne varsa bu enerji her zaman korunur diyeceğiz. Az önce söylediğimiz gibi. Peki verim dediği zaman da alınan enerjinin ya da işin çocuklar verilen enerji ya da işe oranını biz burada verim diyoruz. Peki çocuklar konularımız değişiyor. Geldik ısı sıcaklık konusuna. Bu da bakın yoruma çok açık bir konu ve çok güzel bence sorulabilecek bir konu bakın. Çocuklar öncelikle ısı, sıcaklık ve bir de burada iç enerji kavramı var, onu da söyleyeceğim. Bu kavramlar da bazen birbirine karışabiliyor bakın, bunları söyleyeceğim çocuklar. Şimdi ısı kelimesiyle sıcaklık kelimesini bazen aynı şeymiş gibi bakın kullanabiliyoruz. Oysa ki bunlar arasında çocuklar dağlar kadar fark var. Yani hiç alakası yok. Bakın ısı dediğimiz neymiş çocuklar? Sıcaklık farkından dolayı çok önemli. Sıcaklık farkından dolayı. Yani sıcaklık farklı olmazsa ısı geçişi olmaz. Şöyle bir örnek de vereyim. Şurada bakın bir tane cismimiz var. Diyelim ki 60 derece. Şurada da yanına dokundurduğumuz böyle başka bir cismimiz var çocuklar. Burası da diyelim ki bu da ne kadar olsun? 40 derece olsun. 40 derece. Sıcaklık farklı mı? Farklı. Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjiye, yani bakın buradan buraya ne aktarılır çocuklar? Bir enerji aktarılır. Peki ne zamana kadar? Sıcaklık dengelenene kadar. Aktarılan ısı enerjisi denir demişiz. Ondan sonra çocuklar ısı akışı bakın sıcak maddeden, değil mi? Sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Ne zamana kadardır dediğim gibi çocuklar? Eşitlenene kadar. Peki bunlar kaçta eşitlenir? 50'de. Olmaz. Yani olabilir de olmaz. Hani bunu bilemeyiz veya çocuklar. Bakın 60 ile 40 arasında eşitlenir. Ama bu 60 ile 40 arasında dediğimiz, yani 59 da olabilir, 41 de olabilir çocuklar. Yani hatta buçuklu sayılar da olabilir ve aradaki her şey olabilir. İlla ki 50 olacak diye bir şey yok. O maddenin öz ısısına göre veya kütlesine göre arkadaşlar değişir. Peki sıcaklık ne demektir? Sıcaklık maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisidir. Bakın şimdi sen bir bardak su koydun ya. Bir bardak çocuklar su koydunuz. Suyun içinde çocuklar ne var? Burada bakın maddenin neleri var çocuklar? Molekülleri var. Peki bu moleküller ne yapıyorlar? Bakın titreşim enerjisi yapıyorlar. Bu moleküller çocuklar ortalama, bakın ortalama kinetik enerjisi. Yani bu şu demek. Diyelim ki bunların her birinin enerjisi diyelim ki 20 jül olsun çocuklar. 20, 20, 20 ise bunların ortalaması nedir? 20 işte burası çocuklar. Bu ne oluyor? Sıcaklık. Bir de ne var? Bakın bir de çocuklar iç enerji var. Bu da arkadaşlar toplam enerji olmuş oluyor. Bakın toplam enerji. Aradaki farkı görüyor musun? Sıcaklık ortalama, iç enerji toplam. Yani bu şu demek, sen bu suya bir miktar daha, buraya biraz daha su eklesen aynı sıcaklıkta bunun ortalaması değişmez ama iç enerji çocuklar artar. Tamam mı? Bakın bu noktaya dikkat edeceğiz. Ve neyle ölçülür çocuklar? Termometre ile ölçülmez mi? Termometre ile ölçülür. Isı da neyle ölçülürdü? Kalorimetre kabıyla ölçülürdü. Şunu da söylemek istiyorum bakın çocuklar. Şuna da lütfen dikkat. Bazen bir şöyle bir soru veriyoruz. Buna da çok atlıyor bazıları. Lütfen buna bir dikkat. Mesela diyelim ki çocuklar şöyle bir K cisim verdim. Bakın bir de işte şöyle bir L cisim verdim. İşte buna M dedim. Buna ne bileyim 2M dedim. Bunun sıcaklığına 30 derece dedim. Bunun sıcaklığına da işte 50 derece dedim diyelim ki. Bakın ben burada her şeyi sorabilirim. Ama gidip bakın sana şunu soruyor. Diyor ki hangisinin ısısı daha fazladır diyor. Bakın ısısı hangisinin daha fazladır diyor. Arkadaşlar bakın ısısı daha fazla diye bir şey olur mu ya? Bakın ısısı daha fazla diye bir şey olmaz. Çocuklar kavram yanlış. Hani bu şuna benziyor nedir? Mesela abuk sabuk bir tane örnek vereyim çocuklar. Diyelim ki zeytinyağlı veya fasulye yemeği mi daha hızlıdır, patlıcan yemeği mi daha hızlıdır? Ne alaka diyeceksin yani hocam, ne demek yani, hani tuzlu mudur desek, tatlı mı, tamam mı, hızlı, yani anladın mı, bu kadar saçma bir şey çocuklar. Hani bu mu daha ısısı fazladır, bu mu ısısıdır fazladır, olmaz. Yani iç enerjisi hangisinin fazladır olur, sıcaklığı hangisinin fazladır olur, ama çocuklar ısı bir yerden bir yere aktarılan enerjidir ya. O yüzden çocuklar bunun ısısı mı büyük, bunun ısısı mı büyük diye bir kavram olmaz. Bu kavram her zaman yanlıştır. Bunu sana soracaktır. Peki termometreler arasında arkadaşlar biz geçişi şu formüle yapıyorduk hatırlarsan. Şimdi tabii ki Celsius termometresi, Fahrenheit, Kelvin termometresi var ve bunlar arasındaki ilişki çocuklar, bunu da kuruyoruz. Peki termometrenin duyarlılığı, bakın bir termometre verdi sana. Şimdi bakın termometre hani şöyle bir şey ya. Şu şekilde çocuklar bir şey. Gerçi biz bunu da artık görmüyoruz da, evlerde bu da kalmadı. Her şey dijitale döndü maşallah.
Her şey şurada dijital, hatta sen direkt cep telefonundan her şeyi görüyorsun değil mi? Evet, şurada şu termometremiz, şöyle bir termometre. Belki de bazı yerlerde kalmıştır, ümit ediyorum. Peki neye göre çalışıyor şurada bu? Sıvının genleşme özelliğine göre çalışıyor. Bakınız, o sıcak bir ortama götürdüğünüz zaman şurada içerideki sıvı genleşir. Ve genleştiği zaman yukarı doğru çıkar. Şuralarda da ölçüm rakamlar vardır. Biz bunu ne yaparız? Görürüz. Kullanılan sıvının genleşme katsayısı şöyle büyük olursa bakın termometre daha iyi, daha duyarlı bir termometre olur. Kullanılan kılcal borunun kesit alanının yeteri kadar şöyle küçük olması lazım. Yani şurada görüyorsunuz. Sıvının toplandığı haznenin de, yani şöyle bir hazneye gerek var ki böyle bir şey yapmışız. Yani bunun bakın ne kadar büyük olursa bu o kadar iyidir, görüyor musunuz? Bölme sayısı da şurada fazla olması bizim bölmeleri görmemiz açısından, yine duyarlılık açısından şöyle önemlidir. Şu kavramları da bilmekte fayda var bakın. öz ısı nedir? Isı sahası nedir? Şu formülü zaten bakın biliyorsunuz. MC delta D ne demek yani bu? Sen şimdi şöyle der, sabah çay demliyorsun bak. Aldın suyu. Alttan da ocağı açtın. Ne veriyorsun aslında? Isı veriyorsun bak. Ocağı açtın ya. Ocakla ne veriyorsun şöyle der? Isı veriyorsunuz. Isı verdiğin zaman da buradaki suyun sıcaklığı şöyle der, ne yapıyor? Artıyor. İşte sıcaklığın ne kadar arttığını, yani biz şuna delta T diyoruz aslında. Sıcaklığın şöyle der, ne kadar artacağını ve ne kadar ısı vermemiz gerektiğini söylüyorlar. İşte biz bu formüle buluyoruz. Peki buradaki C ne demek söylüyorlar? Öz ısı demek. Öz ısıyı biz nedir söylüyorlar? C harfiyle burada gösteriyor olacağız. Isı sahası da arkadaşlar şuradaki MC olacak. Bakın aradaki farka dikkat ediyor musunuz? Buradaki C öz ısıdır. Ama şuradaki MC de arkadaşlar ısı sahasıdır. Bir maddenin bir gramını bir derece artırmak için gerekli madde, buna demiş söylüyorlar. Öz ısı denir demişiz. Isı miktarına öz ısı. Öz ısı denir ve C harfiyle, küçük C yalnız bu. Şurada küçük C harfiyle gösterilir. Bir miktar maddenin sıcaklığını bir derece artırmak için verilmesi gereken, buna da ısı miktarıdır demişiz. Bunu da şöyle der, büyük C ile gösteririz. Bakın görüyor musunuz? Arada böyle bir fark vardır. Yalnız şunu da söyleyeyim şöyle der, ayırt edici özelliktir. Ayırt edici özellik değildir. Neden? Çünkü içinde kütle var ya. Yani bir madde, hani demiştik ya, öz kütle dedik ya. Öz kütle şöyle der, bir ayırt edici özelliktir. Aynı zamanda öz ısı da bakın bir ayırt edici özelliktir. Görüyor musunuz? Bir maddenin öz ısısına bakarak, yani bazen sana KLM maddeleri verir şöyler. Bunun Q'sunu, M'ini, sıcaklığını verir. C'lerini buldurur. Sen bu maddelerin C'lerine bakarak oradan şöyler aynı madde olup olmadığını anlayabilirsin. Bazen de bunu grafikle yapabilir. Peki hal değişimi dediğimiz şey nedir şöyler? Adı üstünde hal değişim. Maddenin kaç hali vardır? Katı, sıvı, gaz, hani bir de plazma hali vardır diyoruz. Maddeler hal değişimi, halden bir hale geçtiği zaman şöyler, biz bunu hal değişim diyoruz. İşte bakın bunları günlük hayatta kullanmıyor mu şöyler? Donma, erime, kaynama, buharlaşma, süblimleşme, kırağlaşma, iyonizasyon çocuklar, bu nedir? Plazma haline geçme. Deiyonizasyonda plazmadan tekrar çocuklar gaz haline geçme. Çünkü gaz maddeleri ısıtırsak plazma haline geçiyor. İyonizasyon diyoruz. Deiyonizasyonda plazmadan gaz haline geçme mevzu olmuş oluyor çocuklar. Peki hal değişimi maddeler ısı alışveriş sonucunda. Bakın ısı alışveriş sonucunda sonuçta. Bakın sen dediğim gibi çay demlerken ne yapıyorsun? Suyu çöpten sıvı halden gaz fazına döndürüyorsun. Peki ne yapıyorsun? Isı vermiyor musun? Isı vererek bu işlemi yapıyorsun. Bu şekilde dönüşüm, bu dönüşme çöpler hal değişimi. Hal, bakın değişimi diyoruz. Erime donma demişiz çöpler. Erime ve donma olayları. Bir de kaynama ve kaynama, buharlaşma olayları çöpler. Bunlar da bakın maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçişine. Ne demiş diyorlar? Sıvı halden katı hale geçimle. Ne demiş diyorlar? Bunda ne olur? Donma olur değil mi? Katı halden sıvı hale, özür dilerim yanlış oldu. Erime olacak. Erime diyeceğiz. Erime sıcaklığındaki saf katı cismin birim kütlesinin bu sıcaklıktaki tamamen sıvı hale geçmesi olayına diyorlar. Bakın katının sıvı hale geçmesine, buna da biz ne diyoruz olacağız burada? Dolma diyeceğiz. Az önce dikkat ederseniz Q eşittir MC delta T ile bulmuştuk. Ama bunları söylediler Q eşittir ML ile bulacağız. Görüyor musunuz? Çünkü burada hal değişimi olmadığı için, yani burada şöyle sıcaklık değişimi daha doğrusu olmadığı için burada Q eşittir ML'yi kullanacağız eğer bize bir böyle bir işlem sorarsa. Peki bir de enerjinin aktarılma yolları vardı. Şöyle yani hani biz diyoruz ya ısı. Bir şeyin sıcaklığının artması için çocuklar ısının bir yerden bir yere iletilmesi lazım. Bakın bu çocuklar katı yoluyla olursa arkadaşlar, hemen ben şurayı size özetini yazıyorum bakın. Bu arkadaşlar katı yoluyla olursa biz buna ne diyoruz? İletim diyoruz bakın. Katı yoluyla. Yani maddeye ısı verildiğinde maddenin tanecikleri çocuklar titreşim
Bakın titreşim hareketi yaparlar ve bunun sonucunda bir yerden bir yere ısıyı aktarırlar. İşte biz buna ne diyoruz? Bakın şurada hani moleküller var ya, maddenin, katı maddenin içinde moleküller var. Sen buradan ısıyı verdiğin zaman şöyle der. Bu önce burayı titreşti. Bu titreşip gelip buna çarpıyor. Bu buna, bu bunu, bu bunu derken bu şekilde şöyle der. Buradan ısı iletiliyor. Yani mesela diyelim ki sen çay karıştırıyorsun çayı. Çayı karıştırırken sıcak çay, bir süre sonra o çay kaşığından şöyle der. Çayın sıcaklığını hissetmeye başlıyorsun. İşte senin o çayla elin arasındaki ısı transferini kim sağladı? Kaşık. Yani orada şöyle der. Buna biz ne diyoruz? İletim. Konveksiyonda da arkadaşlar, bakın sıvı veya gaz yoluyla iletiliyorsa, bakın ısının öteleme hareketi sonucunda tanecikleri tarafından taşınmasıdır. Kohezyon yoluyla ısı aktarımı sadece öder. Burada yazdığımız gibi sıvı ve gaz ile çöder gerçekleşir diyeceğiz. Bu yolla iletiliyorsa çöder biz buna konveksiyon. Şurayı yanlış yazmışım. Şurası 3 olacak çocuklar. Burası da arkadaşlar ışıma. Bakın buraya da ışıma diyeceğiz. Isı enerjisini çöder. Elektromanyet dalgalarla transfer edilir. Ve burada ortama ihtiyaç yoktur bakın. Mesela güneşten dünyaya bakın ısı gelirken çocuklar ısı enerjisini bize gönderiyor ya, dünyayı ısıtıyor. Buraya gelirken arada ne var? Yani şurada dünya varsa çocuklar, şurası dünya. Bakın arada buradan gelen ısı enerjisi sırasında arada katı yok, sıvı yok, gaz yok. İşte ortama ihtiyaç duymadan taşınan bu olaya da çocuklar ışıma yolu diyoruz. Yerleşme yine bakın yoruma çok açık güzel bir konu olabilir. Maddenin cinsine bağlıdır, sıcaklık değişimi ve madde miktarına bağlıdır. Yani şöyle diyorlar bakın. Bir cisim var şurada görüyorsun kısa. Biz bunu ısıttığımız zaman genleşir. Bakın gözle biz bunu göremiyoruz belki ama günlük hayatta arkadaşlar her şey aslında etrafımızda bakın genleşiyor. Katı, sıvı, gaz olan çocuklar birçok şey aslında genleşiyor, büzüşüyor. Bunu dediğim gibi biz çok fazla fark edemiyoruz. Mesela dediğim gibi gene sen çayın içine çocuklar kaşığı koyup da karıştırdığın zaman aslında kaşık dışarıda daha kısayken çayın içiyle temas edince biraz sıcaklık artınca çocuklar aslında o kaşık ne yaptı? Bir miktar bakın uzadı. Bir miktar uzadı ama sen bunu görebildin mi? Göremedin. Çünkü çocuklar çok küçük bir değişim oldu. Şimdi bakın biz buradaki çocuklar boydaki değişmeye aslında bakın şöyle bir formül de var bunun. L0 çarpı lambda çarpı delta t. Yani bu şu demek çocuklar. İlk boya bağlı. Lambda yani maddenin bakın çocuklar cinsine bağlı. Delta t de çocuklar sıcaklık değişimine bağlı. İşte bunlar ne kadar fazlaysa bakın uzama da o kadar fazla olacaktır. Yani maddenin cinsine tabii ki bağlıdır. Sıcaklığı çok arttıkça çocuklar çok genleşir ve maddenin cinsi de burada çocuklar etkili bir faktördür. Ve bir de böyle metal çifti var. Yani birbirine yapışık cisimler bakın çocuklar. Şimdi genleşme katsayısı diyelim ki AK büyük AL olsun. Bunlar birbirine yapışık değillerse bakın bunu gördüğüm nasıl olur? Şu yan tarafta bir şey çizeyim. Şimdi bakın şöyle bir şey olurdu. Şöyle öbürünü de yanına çizeyim bakın. Şöyle. Yani K burada, L de burada olurdu. Görüyor musun çocuklar? Eğer bunlar birbirine yapışık olmasalardı. Ama yapışıklarsa eğer, yapışıklarsa çocuklar o zaman ne yapacak? Bakın sıcaklığını artırdığın zaman K çok uzayacak. L o kadar uzayamayacağı için bu bunu bu tarafa doğru genleştirecek. Şu anda bakın K'nın boyu daha büyük. Soğuttuğunuz zaman da X de kısalacak ama yine K daha fazla kısalacağı için bu sefer çocuklar bu tarafa doğru bakın bir sıcaklık azaldığı zaman bu tarafa doğru olacak. Sıcaklık arttığı zaman da arkadaşlar bu tarafa doğru olacak. Görüyor musunuz? Bu şekilde olur. Burada ben uçan balonu çizdim. Çünkü çocuklar gazların da bir genleşme olayı vardır. Yani biz gazları da çocuklar ısıttığımız zaman genleştirebiliriz. Hani şöyle balonları düşünürseniz arkadaşlar. Bunun içine ne yapıyoruz? Sıcak hava gönderiyoruz. Sıcak hava gönderdiğim zaman da ısınan hava ne oluyor? Genleşiyor. Şimdi tabii ki biz sigaraya karşıyız arkadaşlar. Yeşil acıyız ama hani sigara dumanında içtiğimiz zaman ne oluyor? Sıcak hava olduğu için bakın ne yapıyoruz çocuklar? Yukarıya doğru gidiyor. Sıcaklıktan dolayı öz kütlesi çünkü küçük olduğu için. Evet gelelim çocuklar. Şimdi elektrostatik ve elektrik konusuna yine çok önemli şeylerden bahsedeceğiz burada. Yine elektrik konusundan bakın soru çıkar. Elektrikten, optikten arkadaşlar soru çıkar. Bunlar olmadan bakın değil mi? Sınav olmaz. Bunları biliyor olacağız. Peki neymiş arkadaşlar? Elektrik yükü. Ben şimdi kısa kısa özetleyerek istersen sana girmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın elektrik yükünde biz pozitif yükler, proton ve nötrondan burada bahsediyor olacağız. Ve bunlara biz çocuklar yük diyeceğiz. Yükü de biz neyle gösteririz arkadaşlar? Q harfiyle gösteririz. Ve birimi de bunun coulomb diye bir birim vardır bakın. Şöyle. Yani şöyle diyebiliriz. Bir cismin yükü Q eşittir. İşte artı 5 coulomb veya eksi 5 coulomb. Kısaca çocuklar biz bunu C harfiyle kısaca gösteririz. Şimdi elektriklenme çeşitleri vardı şöyle der. Sürtünme ile elektriklenme,
dokunmayla elektriklenme ve etkiyle elektriklenme diye 3 tane olayımız vardı. Bakın onları da ben şöyle kısaca isterseniz bir söylemek istiyorum. Şimdi sürtünmede ne bilmemiz lazım? Bakın sürtünme. Arkadaşlar siz şimdi iki tane cismi bakın birbirine sürttüğünüz zaman yani bir cismi normalde bu cisim artı eksi artı eksi bu cisim de artı eksi artı eksi bakın genelde bu yalıkan cisimlerde oluyor arkadaşlar. Şimdi siz bir cismi birine sürttüğünüz zaman maddenin cinsine göre bakın buradan buraya veya buradan buraya şuradan ne yapar? Eksi yükler hareket eder. Eksi yükler hareket ettiği zaman bakın burası artı yüklenmiştir. Burası da arkadaşlar eksi yüklenmiştir. Yani sürtünme sonucunda cisimlerden birisi artı birisi eksi yüklenir. Peki dokunmada nasıl oluyordu? Bakın dokunmada oluşuyorlar. İki tane cisimimiz var. Mesela R yarıçaplı olabilir. Bu da bakın 2R yarıçaplı olabilir. Biz burada yükler veririz. Diyelim ki artı 5Q. Artı 5Q diyelim. Buraya da şöyler ne diyelim? Mesela eksi, eksi 10. Şurası 3 olacağı için 9 olsa kaç olur? Eksi 14 desek. Şöyle bir rakam ayarlama çalışıyorum da. Bakalım şimdi çocuklar bunları birbirine dokundurduğumuz zaman ne yapacağız? Bakın dokundurduğumuz zaman arkadaşlar. Önce toplam yükü bir alıyoruz. Toplam yükümüz ne kadar bakın burada? Eksi 9 mu? Eksi 9Q. Eksi 9Q'yu ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 1'e 2 oranında bunlara dağıtacağız. Yani o yüzden sen eksi 9'u ne yapman lazım? Önce 3'e bölmen lazım. Bakın buradan eksi 3 olur. Şurası kaç olur bakın çocuklar? Eksi 3Q'ya. Burası da eksi 6Q olur. Görüyor musunuz? Bir de ne vardır? Bir de arkadaşlar yaklaştırma veya etkiyle elektriklenme vardır. Yani burada da artı yüklü bir cisim var. Şuraya bakın ben bir nötr cisim koyuyorum. Nötr cisimi koyduğum zaman da ne oluyordu? Artı cisim çocuklar eksileri bu tarafa çekiyordu. Artılar da bakın bu tarafta kalıyorlardı. Görüyor musunuz? Bu da neydi? Etkiyle elektriklenmeydi çocuklar. Mesela plastik çubuk, cam çubuk demişim bakın. Birisi artı birisi eksi ise ne yapar? Bunlar birbirini bakın çekerler. Dokunmada az önce gene örnek verelim. Bakın burası R olsun. Bakın burası da şöyle 3R olsun. Az önce verdiğim örnekteki gibi. Mesela diyelim ki burası eksi Q yüklü olduğunu düşünelim şöyle. Burası da artı 9Q olduğunu düşünelim. Toplu yükler ne kadar? Bakın şurada yazayım. Ne kadar arkadaşlar? Artı 8Q. Kaça böleceksin? Toplam yarıçaba böleceksin. Ne kadar çıktı bakın buradan? 2Q. Demek ki bakın bunun yükü arkadaşlar 2Q'dur. Bunu 3 ile çarparsam burası da bakın şöyle artı 6Q'dur diyeceğiz. Ve burada bakın yaklaştırmışım artı yüklü cisme. Ben bunu nötr bir cisme yaklaştırırsam eksileri bakın bu tarafa çekmiş. Artıları arkadaşlar bu tarafa doğru gitmiş. Ve elektroskop bakın en zorlandığımız noktalardan bir tanesine aslına bakarsınız. Biz derslerde de çözdük. Bunlardan biz bol miktarda zaten çözdük, bahsettik. Yine ben burada ufak bir tabii ki bundan bir bahsetmek istiyorum. Çocuklar şimdi bakın. Burada değer vermenizi istiyorum. Elektroskop sorularını çözerken arkadaşlar böyle şeyler çıkacaktır. Değer yani rakam vermenizi istiyorum. Bakın çubuk ve elektroskopun yük işareti aynı diyor. Ve çubuk daha fazla. O zaman ben buraya ne diyorum biliyor musun? Mesela artı 6 diyorum. Buna da artı 2 diyorum. İkisi de aynı yüklü diyor ya. Aynı yüklü dediği için artıyı tercih ettim. Sonra şöyle yapın bakın. Bunları toplayıp hani ikisini dokundurduğun zaman yarı çapları eşit gibi düşünüyoruz her zaman bunu. Bunun bakın topladığın ne kadar? 8 bölü 2 yarı yarıya dağıt. 4 8 seçiyorlar. 4. Demek ki bunun yükü 2 idi. 4'e çıktı ya. Yapraklar ne olur diyeceğiz o zaman. Biraz daha bakın açılır. Zaten açıktı. Biraz daha açılır. Şuna bakalım. Çubuk ve elektroskop yük işareti aynı. Yük işaretleri aynı veya zıt. Demişiz çocuklar. Ve çubuk burada elektroskopundan küçük. Çubuğa o zaman aynı ve zıt yüklü. Yani eşit olacaklar. Diyelim ki burası eksi 2. Burası arkadaşlar artı 2. O zaman ne oldu? 0. Yani yapraklar ne oldu? Şeyler tamamen kapandı bakın. Şuna bakalım. Çubuk ve elektroskop yük işaretleri aynı gene. Ve burada da eşit. Yani diyelim ki burası bakın artı 2. Burası da artı 2. O zaman ne oluşuyorlar? Değişmez. Değişmez. Görüyor musunuz? Burada arkadaşlar ne demişiz? Zıt demişiz ve eşit. Zıt ve eşit demişiz. Burada demiştik çocuklar. İşaretleri aynı. Aynı veya zıt demişiz. Aynı şey gibi söylemişim bakın burada. Burada da aynı durum olacak. Burada da gene zıt demişim ama çubuk daha fazla demişim. Yani şöyle söyleyeyim o zaman. Eksi 6'ya mesela artı gidelim. Bakın burada şöyle bir durum olacak çocuklar. Bunları topladım ne kadar? Eksi 4 dağıttım. Eksi 2 eksi 2. Yani şöyle bir durum var. Elektroskop eğer eksiden artı ve artıdan eksiye dönüşüyorsa önce kapanır sonra açılır olacak şeyler. Bakın bunu da bir yine derslerde bahsetmiştik. Bu şekilde gördüğünüz gibi şeyler olacak. Peki gelelim topraklama mevzuna. Bakın şöyle der. Topraklanan bir cisim ne yapar? Mutlaka arkadaşlar nötr olur.
Elektrostatikte yüklü cisim veya sistem toprağa bağlanarak nötr yanma olayına çöker. Topraklama diyoruz. Bakın artı yüklü cismi toprağa bağlarsanız eksiler geliyor. Ama eksi yüklü cismi verirseniz toprağa eksiler gidiyor. Ve her zaman ne oluyor bunlar? Bakın birbirini nötrlüyorlar. Kulomb kuvveti ve elektrik alan konusuyorlar. Kulomb kuvvetini biz zaten birçok yerde yine kullanıyoruz. Mesela artı ile artı. Bakın bu cisim artı olsa, bu da artı olsa. Bakın artı artı ne yapar? İter. Eksi eksiyi de iter. Artı eksiyi çeker. Aynen kütle çekim kuvvetinde olduğu gibi bakın. Çarpıyoruz. Bölü aradaki uzaklığın karesini söylüyorlar. Bölüyoruz. Şu olayı bilmenizi istiyorum bakın. Diyelim ki şurası arkadaşlar artı Q. Burası da diyelim ki artı 2Q. Bakın bunu çok soruyorlar. Şimdi bu bunu F kuvvetiyle itiyorsa o zaman bu bunu 2F kuvvetiyle itmez arkadaşlar. Bu da bakın bunu ne yapar? F kuvvetiyle iter. Ancak yönden dolayı önüne ne koyabiliriz? Bir eksi koyabiliriz zıt olduğu için. Peki elektrik alan dediğimiz olay nedir? Bu da bakın söylüyorlar. Birim yüke elektrik alan. Yani şöyle kısaltalım. Elektrik alancı öder. Bilim elektrik yüküne yani buradaki bir kulomb yüke etki eden kuvvet olarak tanımlanıyor öder. Ve bu bakın nedir? Ve vektörel bir niceliktir öder. E harfiyle gösterilir. Birimi de Newton bölü kulombtur diyoruz. Yani şuradan işlemi yaparsak bakın birim yüke etki eden kuvvet formül olarak da bakarsanız ne olmuş oldu öder. Bunun bir tane Q'su gitti. Hatta benim AYT konularında anlattığım şeyler bir asker hikayesi vardır bunları akılda tutmak için. Onu da AYT dersinde tekrar anlatacağım. AYT dersinde anlattığımda da orada zaten eğer izlediysen bunu görmüşsündür. Peki gelelim şöyle yavaş yavaş şu elektrik devrelerine bakın. Elektrik devrelerinde elektrik manyetizma diyoruz bakın. Potansiyel fark. Bu şimdi şöyle bir şeyin farkını falan almıyorsunuz bakın. Potansiyel fark. Diğer adıyla bakın biz buna ne deriz? Gerilim. Veya çocuklar EMK yani diğer bir deyişle arkadaşlar bu nedir? Volt'tur. Bu ifadeleri kullanıyoruz. Bakın birim yükün devreyi dolaşması için gerekli enerjidir ve potansiyel fark çocuklar V sembolleri gösterir. Ve birimi de çocuklar nedir? Volt'tur diyeceğiz. Bunu biz kullanacağız. Yani devrede de biz şu pil yani değil mi? Şu artı eksi diyoruz ya artı eksi işte burası çocuklar potansiyel farktır. Akım şiddeti. Akım dediğimiz aslına bakarsanız bir iletkenin çocuklar kesildiğinden geçen yük miktarıdır. Şu da Q olacak. Yani şunu bir daha yazarsam I eşittir şöyler. Q bölü T. Bu şu demek bakın. Sizin şimdi şurada bir iletkeniniz var. Buradan mesela bu tarafa doğru yükler geçti. Ne kadar yük geçti? Mesela 50 kulomblu yük geçti. Ne yapıyorsunuz? Bakın buraya 50'yi yazıyorsunuz. Ne kadar sürede şöyler? Ne kadar sürede? Diyelim ki 10 saniyede. 10 saniyede. Buraya da 10 saniye yazıyorsunuz. Buradan böldüğünüz zaman ne kadar? İşte 5 amperlik akım geçiyor demekmiş. Demek ki bakın akım biz aslına bakarsanız böyle tanımlıyoruz. Bir de direncimiz var. Tamam biz vır olarak ifade ediyoruz ama şöyle der. Bu da bakın direnci R eşittir. Rho. L bölü A diye bir formülümüz var. Bakın bir iletkenin üzerinden geçen elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa elektriksel direnç. Yani direnmek değil mi? Direnç diyoruz bakın. Bakalım arkadaşlar elektrik akımını ileten maddelere iletken maddeler deriz ve bütün maddeler şöyle oda sıcaklığı zaten ilekendir. Elektronun üzerinde serbestçe hareket etmediği maddelere şöyle bunlara da bakın nedir? Yalıtkan maddeler diyoruz. Mesela plastik bir yalıtkan maddedir ama demir mesela bir iletken maddedir. Sonra Ohm yasası çocuklar. Şunu bakın bilmemiz lazım. Sabit sıcaklıkta bir iletkenin uçları arasındaki ve bu iletkenden geçen buna ne diyeceğiz? Potansiyel farkı yani V ile gösterir çocuklar ve bu akıma oranına eşittir iletkenin. Buna eşittir. Yani şunu söylemek istiyoruz çocuklar. Her zaman bakın bir voltun akıma oranı çocuklar neye eşittir? Dirence yani R'ye eşittir. İşte burada da işler dışarı çarpımı yaparsak V eşittir I çarpı R veya I çarpı R. Şöyle der, bu bizim Ohm kanunumuzdur. Ve elektrikte biliyorsunuz en sık kullandığımız arkadaşlar formüllerden bir tanesidir. Yani bu elektrik devreleri biliyorsun sorularda çok karşımıza çıkacak. Yani potansiyel fark akım şiddeti grafiği bakın. Şöyle bir grafiktir. Bunun eğiminden ben hatta akımı bulabilirim. Normal elektrik devresi şöyle bir şey diyeyim. Bak burada bir pil var. Bunun bir voltu var. Mesela V eşittir diyelim ki 20 volt. Bu da bakın bir dirençtir. Aslında bunu ben sorularda şöyle gösteriyorum ama normalde kendisi böyle bir lambadır diyebiliriz. Bu da diyelim ki 5 ohmluk bir direnç var diyoruz. Bakın pili de böyle gösteriyor söyler. Şurada da anahtar değil mi? Senin açıp kapattığın anahtar. İşte burada da artı uçtan bakın ne çıkıyor? Bir akım çıkıyor. İşte buradaki akım miktarını da biz buradaki vırdan buluyoruz. Ne olacak der? 25'e bölersek I eşittir 4 mu oldu?
4 amperlik akım geçiyor diyeceğiz. Gücü de sorabilir sana. Gücü sorarsa çocuklar V kare bölü R veya I kare çarpı R ile biz bunu buluyoruz. Peki bakalım biraz dirençler seri ve paralel bağlanabilir. Burada işte lamba soruları bize sorulabilir çocuklar. Mesela seri bağladı bakın bu normalde bu şekildedir ama biz devrede böyle gösteriyoruz. Ama paralelde bu şekildedir. Ama bu şekilde çocuklar böyle gösteriyoruz değil mi? Seri paralel. Gene üreteçlerin çocuklar seri paralel bağlanmasında bakın bunlar düz bağlanabilirler arkadaşlar veya ters bağlanabilirler. Şöyle söyleyeyim. Ben hemen bununla ilgili bir örnek yapayım. Bakın bunu şuradan şu şekilde bakın düz bağladığımız zaman şu şekilde. Şöyle artı eksi diyeyim isterseniz. Şurası diyelim ki 10 volt. Şurası da 2 volt. Bu neye eşittir bakın. Bu aslına bakarsanız şöyle. Artı eksi 12 voltluk bir pile eşittir şöyle. Peki bunu ters bağlarsak şurada göstereyim. Bakın şu şekilde bağlarsak. Artı eksi eksi artı. Yine 10 volt ve 2 volt örneğini vereyim isterseniz. O zaman bakın ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bunu çıkartmanız gerekiyor. O zaman ne oldu? Bakın 8 volta düştü. Fakat paralelde bakın farklı veremiyor çocuklar. Burayı mesela diyelim ki 3 voltlu bir pil verdiyse. O zaman bunu da 3 voltlu bir pil veriyor. Ve siz bunu nasıl? Bakın sadece 3 voltlu bir pil olarak almış oluyorsunuz. Sadece paralel bağlayınca. Hani diyeceksin ki hocam ne değişti? Niye paralel bağladık biz bunu? Çocuklar o zaman devrenin ömrü uzadı bakın. Bir tane pil bağlıyorsan mesela bir gün gidiyorsa. İşte iki pil bağlarsınız çocuklar. İki gün gider gibi. Volt olarak bir katkısı olmadı ama orada süre olarak bir katkısı oldu. Peki gelelim çocuklar bu ampermetre, voltmetre ve burada güç elektriksel enerji ilişkisine bu kavramlardan biraz bahsedelim. Bakın elektrik cihazların birim zamanda harcadığı elektriksel enerjiye çocuklar. Birim zamanda harcadığı enerjiye biz ne deriz çocuklar? Güç deriz. Güç deriz. Ve gücü de P. Hani power'ın P'siyle çocuklar gösteririz. Şimdi bu örnek verirsek isterseniz şurası diyelim ki bakın 40 voltluk bir pil olsun. Buradaki direnç de arkadaşlar 10 ohmluk bir direnç olsun. Peki buradan ne kadar bir akım geçer dersek ne yapacaksınız? Vır'ı kullanacaksınız burada. Vır'dan bakın V'ye ne dedik burada? 40 dedik. R'ye de bakın 10 dediysek şurası da ne olacak şurada? 4 mu olacak? İşte bakın akımımız 4 olacak. O zaman ampermetre buradan bakın kaçı gösterir? 4'ü gösterir. Ampermetre hatırlarsanız seri bağlanıyordu. Voltmetre şurada paralel bağlanıyordu. Peki buradan geldi. 4 kere 10'dan voltmetre de şu anda kaçı gösterir? Bakın 40'ı gösterir. Bana gücü sorarsa çocuklar bu formüllerden herhangi biriyle ben bunu bulabilirim. Zaten hepsi aynı şey. Vır'ı yerine koyarak buluyoruz. Yani genelde ben şunu aklımda tutuyorum çocuklar. Veya şu da olabilir aslına bakarız. İlki. Yani P eşittir. Şunu şöyle yazarsak bakın P eşittir I çarpı V derse çocuklar. Tersler okursanız bakın bunu VIP oluyor. VIP, VIP. Tamam mı çocuklar? VIP oluyor. Bunu bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Peki bunun şu anda gücü ne kadardır derse P eşittir bakın akımı 4 bulduk. Voltumuz da 40'sa buradan da ne kadar çıkmış oluyor? 160. Bunun birimi de bakın nedir arkadaşlar? Watt'tır diyoruz. İşte bu şekilde watt olayını bulabiliriz. Peki gelelim mıknatıs ve manyetik alan çocuklar. Mıknatısın etrafındaki manyetik alanlar bize sorulabilir. Şimdi mıknatısın manyetik özelliğini gösterdiği bölgeye çocuklar. Mıknatısın etki alanı diyebiliriz. Etki alanı denir. Manyetik alan çocuklar B sembolü ile gösterilir. Ve SI da bunun birimi de çocuklar Tesla'dır. Bu da gene 11. sınıf konuları içerisinde yoğun bir şekilde biz bunu gösteriyoruz. Yani mıknatısı da belki çok günlük hayatta görmüyoruz ama çocuklar mıknatısı ne var? Hangi maddeleri çeker? Bakın her maddeyi çekmez çocuklar. Demir, nikel ve kobaltı çeker değil mi? 3 tane maddeyi çeker. Yani demir mesela altını çekmez. Senin bir altın takın varsa bir mıknatısı bunu çekiyorsa geçmiş olsun. O zaman altın değildir. Çocuklar mıknatısın peki manyetik alanı ne olur? Bakın N'den dikkat edin çocuklar. N'den S'ye doğrudur. Burada da bakın görüyorsunuz N'den S'ye doğrudur. İki tane mıknatısı çocuklar böyle yan yana koyduğumuz zaman bakın şöyle. N'ler görüyor musunuz? Bakın birbirini itmiş. Burada da S'ler de birbirini itmiş ama okların yönüne bir dikkat edin. Okların yönü bu tarafa doğru. Tek başına koyarsanız bakın çocuklar N'den çıkıp S'ye doğru giderler. Veya burada da bakın her zaman ne yapmışlar? N'den S'ye doğru. Bunu bileceğiz. Manyetik alan nedir? N'den S'ye doğrudur. Ve yine belli bir oranda bakın biz bu telden falan bahsediyoruz. Asıl bu olaylar yine 11. sınıf fiziğinde biz detaylı bir şekilde çocuklar bunu görüyor olacağız. Bakın üzerinden geçen ne dedik şimdi? Mıknatısın etrafında bakın bir manyetik alan vardır. Dünyanın etrafında manyetik alan vardır. Bir de akım geçen telin etrafında çocuklar bakın böyle dönen bir manyetik alan vardır. Hatta biz bunu sahil kolu ile buluruz. Baş parmak bakın akım yönünü gösterirse şöyle tuttuğumuz zaman bakın çocuklar dört parmakla manyetik alan yönünü çocuklar biz burada bulabiliriz.
Ve bir de şöyle bir demirin etrafına bakın, şöyle teli sardığımız zaman şöyle böyle bir yapay mıknatıs elde edebiliriz. Biz buna ne diyoruz? Elektromıknatıs diyoruz. Genelde doğal mıknatıslar, bakın bunun bir mıknatıstan bir farkı yoktur. Evde de bunu yapabilirsin. Bunun bak YouTube'da da çok güzel videoları var. Mesela şöyle demir bir tane bir şey al. Bir çatal bile olur yani, ne bileyim bir çivi bile olur. Bunun etrafını şöyle bir tel sarıyorsunuz. Şurada da bir tane pil bağladığınız zaman bakın, bu bir mıknatısa dönüşüyor. Belli cisimlere bakın çekebilir. Şimdi manyetik maddelerin şöyle üzerine sarılmış telden akım geçirildiğinde akımı oluşturduğu manyetik alandan etkilenen bu maddelere elektromıknatıs özelliği gösterir demişiz. Bu şekilde oluşturulmuş yapay mıknatıslara da, buna da elektromıknatıs denir. Peki manyetik alanın büyüklüğü, burada manyetik alanın yani mıknatısın büyüklüğü, gücü diyelim. İletken telden geçen akımla şöyle doğru anlatın. Yani her şey çok olmalı bakın. Akım çok olmalı, sarım çok olmalı, pilin voltu çok olmalı, tamam mı? Her şey çok olursa burada da mıknatısımız güçlü mıknatıs olur. Telden geçen akımı yönü değişirse şöyle der, mıknatısın da yönü değişir. Yönü değişir. Yani şöyle söyleyelim. Şu anda manyetik alan buradan çıkıyorsa, burası N ve S kutbuysa, akımı yönü değiştirirsen bu sefer bu taraf N, bu taraf S olur. Peki bir noktada oluşan manyetik alan şiddeti, o noktanın iletken tele olan uzaklığıyla şöyle der. Uzaklığıyla bakın doğru orantılı, doğru orantılı olarak değişir. Yani ne kadar uzaksa bir şey bakın o kadar az etki eder. Onu söylemek istiyoruz. Basınç ve kaldırma kuvvetinde arkadaşlar gene çok takıldığımız noktalar var. Şimdi ben hap olarak gene bilmen gereken noktaları şimdi burada sana vermeye çalışacağım. Öncelikle şu basınç ne demektir? Arkadaşlar basınç kuvveti ne demektir? Onlardan bahsedelim. Bakın birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvet. Yani şu anlama geliyor bakın. Senin diyelim ki şurada bir cismin var. Ne kadar bu? Atıyorum 30 Newton ağırlığında. Peki cismin yüzey alanı ne kadar? Yüzey alanı arkadaşlar. Diyelim ki bakın 5 metrekare. Önemli olan şu, bakın bu cisim tamam yüzeye ne kadarla bastırıyor? Şunu 30'la bastırıyor ama her bir metrekareye düşen ağırlık ne kadar dediğim zaman bakın ne yapıyoruz burada? 30'u burada bakın 5'e bölüyoruz ve buradan ne kadar buluyoruz? 6 birimi de nedir? Bunu Pascal olarak ifade ediyoruz. Birim yüzeye etki eden büyüklüğe basınç, yüzeyin tamamını etki edene şöyle. Buna da ne diyoruz bakın? Basınç kuvveti diyoruz. Yani sana bu soruda basıncı sorarsa bakın ne kadar oldu? 6 oldu. Ama basınç kuvveti ne kadar derse arkadaşlar burada 30 diyeceğiz. Yani cisme etki eden kuvvet diyeceğiz. Katılarda basınç demişiz. Cisimler üzerinde bulunduğu yüzeye çözer. Ağırlıklarından dolayı bakın ne uygular? Bir basınç uygularlar. İşte bunu da bu formüle bakın bulmuş olduk burada. G bölü A veya F bölü A diyebiliriz. Sıvı basıncı bakın katı basıncını G bölü A ile gösterdik. Sıvı basıncını arkadaşlar HDG ile göstereceğiz. Yani şimdi yaz oluyor. Hepimiz bakın denize gidiyoruz. Tatilde havuza dalıyoruz. Havuzda sen dibe doğru indikçe bakın basınç ne oluyor üzerinde şöyle? Etki eden basınç artıyor. Mesela diyelim ki şuradaki bir K noktasındaki basıncı bulmaya çalışsak. Buradaki H dediğimiz hangi H olacak bakın? Sıvının yüzeyine olan H olacak. Aman gidip aşağıda olan yüksekliği falan almayacağız. Sıvılar da şöyle katılar gibi bulunduğu yüzey ağırlıklarından dolayı yine basınç uygularlar. Katılar sadece durma yüzeyine basınç uygularken yani bu şu demek. Hani sen burada bir katı var ki saçıyorlar. Şurası yüzey ise bakın buradaki bu katı madde nereye basınç uyguluyor? Bakın şuraya basınç uyguluyor. Ama sıvı bir tek buraya basınç uygulamıyor bakın. Sıvı çocuklar ne yapıyor? Her yere basınç uyguluyor. Buna göre çocuklar sıvılar içinde bulunduğu kabın temas ettiği tüm yüzeylere bir ne uygular? Bakın bir basınç arkadaşlar bunu uygular ve biz bunu ne yapacağız? HDG ile bulacağız. Peki üç farklı bulunan aynı yükseklikte bakın sıcaklıklar eşit aynı cisimler demişiz. Bunlar basınçlar hakkında ne söylenebilir? Şimdi basınç bakın sıvı olduğu için şöyle der. Sıvının basıncı da şuraya yazalım mı? Basınç eşittir bakın burada HDG olduğu için arkadaşlar. Burada o zaman ne olacaktır? K'nın basıncı, L'nin basıncı ve M'nin basıncı olmak üzere şöyle der. Üçü de birbirine eşit olacaktır. Çünkü bakın bu kabın şekline bağlı değildir. Neye bağlıdır? Yüksekliğe bağlıdır. Tabii ki ben neyi buldum burada? Tabanlardaki basınca baktım. Ve yüzey alanına da bakın bağlı değil mi? Ama sana şuradaki değil de mesela şuradakini sorsa o zaman ne olacak? Daha da azalacak. Mesela buradaki daha fazladır diyeceğiz söyler. Bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Pascal prensibi gene karşımıza belli aralıklarla çıkıyor. Bakın sıvılar üzerine etki eden basıncın büyüklüğünü sıvı içerisinde her doğrultuda ve her yönde iletirler. Şunu bileceğiz bakın şu lafıma dikkat edin söyler. Katılar arkadaşlar kuvvet iletir, sıvılar basıncı iletir diyeceğiz. Bu ifadeyi de kullanıyor olacağız ve buna da biz Pascal prensibi diyeceğiz.
Öz kütlesi küçük olan sıvının yaptığı basınç, bu arada öz kütlesi küçük olan sıvı biliyorsunuz çocuklar üstte kalır. Hani suyla yağ gibi. Yağ nedir? Öz kütlesi küçük olduğu için çocuklar daha altta kalır. Affedersin, daha üsttedir. Sıvının öz kütlesi küçük olan üsttedir. Büyük olan alttadır. Öz kütlesi küçük olan sıvının yaptığı basınç, bakın, öz kütlesi büyük olan tarafından her doğrultu iletilir. Ve sıvı basıncı demişiz çocuklar. Bakın burada eğer tavandaki basıncı istiyorsak burada ne olacak, bakın, HDG yani H1D1G artı buradan dolayı da bakın ne olacak, H2D2G olur. İşte birbirini toplayarak bulduk bakın burada. Su cenderesi karşımıza çıkıyor. Birleştirilmiş borular, bakın, birleştirilmiş borularla çocuklar sıvı hareket pistonla oluşturulan düzeneye burada ne diyeceğiz, su cenderesi diyeceğiz. Çocuklar çok kullanışlı bir şeydir. Bakın şöyle, yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki şuradaki yüzey alanı, bakın şuradaki yüzey alanı arkadaşlar A kadar olsun. Şuradaki yüzey alanı da diyelim ki 3A kadar olsun. Sen buradan F kuvveti uyguluyorsun. Bu F kuvveti de sıvı tarafından geliyor. Ve buraya bakın ne oluyor arkadaşlar? 3F kadar uygulanıyor. Sen buraya 4A yapsan 4F uygulanacak. Yani peki buraya 100A yapsan 100F uygulanacak. Bakın arabadaki fren sistemi çocuklar işte bu prensibe göre çalışıyor. Sen düşünsene şimdi bir araba çocuklar, en hafif araba 1 ton ağırlığında. Şimdi 1 ton ağırlığındaki araba giderken sen şöyle ufak bir ayak hareketiyle koca tonluk 100'de giden, işte 200'de giden aracı çocuklar demir yanın durduruyorsun. Nasıl durdurabiliyorsun bunu? İşte çocuklar bakın buradaki sıvı sayesinde, bakın sıvının yüzey alanı, şimdi sen buradaki frene bastığın zaman şuradaki pedal çocuklar yüzey alanı küçük. Ama o tekerleğe geldiği zaman tekerlekte yüzey alanı çok büyük olduğu için kuvvet çocuklar orada binlerce katına çıkartılıyor. Ve araba ne kadar büyük olursa olsun bakın ufak bir ayak hareketiyle durdurulabiliyor. Gerçekten şu fren sistemine bile bak, YouTube'dan izle, gerçekten hayran olursun. Adamlar neler bulmuşlar, neler yapmışlar yani, o dikkat. Şimdi günlük hayatta neler, nerelerde kullanılır? Bakın araçların çocuklar araç kaldırma sistemleri. Hani bu forklift diyoruz yani, bu araçların altına falan bakıyoruz ya. Fren sistemleri bakın dediğim gibi. Hidrolik çalışma sistemleri. Yani mesela bu dozerlerin, kamyonların çalışması, bütün bu yük araçların çalışmasını çözer. Biz bunu kullanıyoruz. Peki basınç kuvveti dediğimiz zaman orada da ne yapacağız? Basınçla bakın HDG bir de A yani yüzey alanı ile çarpacağız. Mesela sana hangi noktayı soruyorsa çözer. O noktadaki basınç kuvvetini bulurken bakın H dediğimiz o noktanın yüzeye olan yüksekliği olacak bakın. Ne kadarsa çarpı o yüzey alanın toplamı olacak. Mesela şu yüzeyi soruyorsa bu yüzeyin bakın ortasına geliyorsunuz çocuklar. Bunu biz detaylı şekilde ben gene anlatmıştım. Burada gene söyleyeyim. Bakın F1 ne demişiz? 2HDGA1. F2 bakın şu yüzeyin ortası neresi? Burası. Yüzeye olan ne kadar? HDA2. Buranın ortası neresi? Burası. Bakın yüzeye yüksekliği ne kadar? 3H çarpı A3 diyeceğiz. Bu şekilde bunu buluyor olacağız. Peki bir de ne vardır? Gazların basıncı vardır. Yani açık hava basıncı dediğimiz şeyde şu anda bakın dünyamızın bir neyi var? Hava basıncı var. Yani şöyle söyleyeyim. Şurana bakın şurada. Şurası dünyaysa bakın bunu dünyanın etrafında ne var? Bir hava tabakası var. Yani biz buna ne diyoruz bakın? Gaz basıncı diyoruz. Biz burada yaşıyorsak şurada bakın şurada bir yerde yaşıyorsak buradaki bakın şu uzaya kadar olan havanın ağırlığı ne oluyor? Bakın bizim üzerimize biniyor. İşte bu havanın basıncını çocuklar. Biz açık hava basıncı deriz. İşte bu açık hava basıncını da Torricelli şöyle bir bakın deney düzeniyle bulmuş. Dünyanın çevresinde bulunan çocuklar. Gaz basıncını ölçmek için böyle bir şey bulmuş. Ve deniz seviyesinde şu yüksekliği bakın kaçı gösteriyor? 76'yı gösteriyor diyeceğiz. Ve civa varsa. Tabi burası boşsa bakın. Buraya sen bir gaz koyarsan ne olacak? Bu gaz da bunu ittirdiği için o zaman 76'yı değil 75'i 74'ü gösterecek gibi diyebiliriz çocuklar. Kapalı bir kaptaki yani kapalı kaptaki gazın basıncını ölçen alet edecekler manometreler yukarıda yazıldığı gibi. Bakın açık hava basıncını ölçen alete biz ne diyoruz? Barometre diyoruz. Onu şuraya yazalım. Bakın burası şöyle barometre diyeceğiz. Bu da şöyle der manometre. Manometre diyeceğiz. Peki bu nasıl ölçer? Nasıl ölçer bakın. Dikkat edin şuradan arkadaşlar gaz bastırıyor. Şuradan da P0 bastırıyor. Hangisi daha büyük? Gaz daha büyük bakın görüyor musun? Ne kadar büyük derse H kadar büyük deyip böyle yapıyoruz. Ama kapalı uçlu da açık havayla bir alakası olmadığı için direkt olarak P0 eşit oluyor. Tabi burada bir gaz varsa aynı şekilde şu P0 gibi düşünüyoruz bunu. Bakın buradan bir gaz bastırıyor. Buradan X gazı bastırıyor. Ama hangisi daha fazla bastırmış? X gazı daha fazla bastırmış deyip bakın böyle bir denklem yazıyoruz burada. Şimdi gelelim arkadaşlar kaldırma kuvvetine. Kaldırma kuvvetinde şimdi ne bilmen lazım senin ve nasıl şeyler sorulur? Bakın sıvı içerisinde bırakılan cisimlere sıvı tarafından cisimden ağırlığın zıt yönde yani yukarı yönde söyler bir kuvvet etkiler. Bu kuvvete
Bu kuvvet sözler kaldırma kuvveti denir. Peki kaldırma kuvveti nereden kaynaklanır? Sıvının basınç kuvvetinden bakın. Sıvı çözer cisme bunu da her yerde vermez kaynaklarda. Belki soru olarak sorabilir. Bakın sen sıvın içindeki cisme her yönden bir kuvvet etki eder. Bu kuvvetlerin bileşkesini arkadaşlar biz ne diyoruz? Kaldırma kuvveti diyoruz. Ve bu her zaman ne oluyor? Yukarı doğru oluyor. Çünkü altta olan kuvvet daha fazla olmuş oluyor. Üstteki olan kuvvet çözer daha az olmuş oluyor. Peki bir cismi sen şimdi sıvının içerisine attığın zaman ne olabilir? Üç farklı şekilde şöyle durabilir. Yüzebilir, askıda kalabilir veya batabilir. Şimdi yüzdüğü zaman bakın öz kütlesi sıvıdan küçük. Ve cismi etkeden, burada bakın cismi etkeden arkadaşlar kaldırma kuvveti. Şimdi burada genelde kaldırma kuvveti daha büyük deniyor ama kaldırma kuvveti bakın eşit. Niye? Çünkü dengede. Şimdi kaldırma kuvveti büyük olsa yukarı doğru hareket edilmeliydi. Burada da bakın öz kütlesi çocuklar sıvının öz kütlesine eşit ve burada da bakın kaldırma kuvveti G'ye eşit görüyor musunuz? Ama batan cisimlerde arkadaşlar G daha büyüktür kaldırma kuvvetinden. Öz kütleyi de sorarsa öz kütlesinde ne olacak? Bakın sıvının öz kütlesinden çocuklar daha büyük olacak. Evet konularımız değişiyor çocuklar. Geldi kimi dalgalar konusuna. Gene dalgalardan hemen her sene soru çıkan noktalardan bir tanesi. Bakın şimdi şöyle der. Öncelikle burası dalganın bir yandan görünümü. Biz şimdi şu kavramları bileceğiz. Bu ne demek? Tepe noktası. Bunlar da çukur noktası. Şu kavramda bilmeliyiz ki gene biz bunu AYT fiziğinde de yine şöyle der. Çok fazla kullanacağız. İki tepe arasındaki ve iki çukur arasındaki mesafe şöyle biraz garip bir sembolle gösteriyor. Lambda diye okunuyordu bu. Bu dalga boyu demektir. Sen şunu da ama bilmen lazım. Bakın bu dalga kabına şöyle der. Şöyle yandan bakıyoruz ya burada. Üstten baktığımız zaman kuş bakışı baktığımız zaman bakın şuradaki tepeleri çocuklar şöyle çizgi çizgi gösteriyoruz şöyle. Görüyor musunuz? Dalga çocuklar hareket ederken işte biz bunu böyle gösteriyoruz ve gene şu iki tepe arasındaki mesafeye lambda diyoruz. Dalga boyu diyoruz. Peki dalga ne demekmiş çocuklar? Titreşim hareketi sonucunda esnek bir ortamda aktarılan enerji ediyoruz. Periyot frekans kavramları bakın gene bunları biz çok kullanırız. Dediğim gibi fizikte farklı farklı konularda yine AYT konularında şöyle daha çok fazla kullanıyor olacağız. Periyodu biz bakın T harfiyle gösteriyoruz. Frekans da şöyle der. Küçük F harfiyle gösteriyoruz. Bu bakın şöyle der. Bunların birini aklınızda tutun. Diğeri de onun tersi zaten. Bir dalganın tam dalganın oluşması için geçen süredir. Bu da şöyle der. Bir saniyedeki titreşim sayısıdır. Anlaştık mı? Bunun birimi arkadaşlar saniyedir. Bunun birimi de saniye üzeri eksi birdir veya hertz'tir diye gösteriyoruz. Şimdi periyodik hareket bir hareketin eşit zaman aralıklarında yani sürekli olarak titreşim hareketi yapması yönünden harekete periyodik hareket diyoruz arkadaşlar. Titreşim demişiz küçük ve hızlı salınımlara denir. Ve dalgalarda arkadaşlar biz şunu bilmek zorundayız. Bakın şurada V eşittir lambda çarpı şurası da büyük de. Aslında biz bunu şöyle bilsek daha iyi. V eşittir lambda çarpı F çözüler. İşte bakın bu formül benim için dalgalarda ve AYT fiziğinde çözüler. Çok önemli formüllerden bir tanesidir arkadaşlar. Bunu ben çok fazla kullanırım. Mesela bu şekilde uzanım zaman grafiği verdiği zaman ben bu grafikten ne anlarım bakın. Şu iki tepe arasındaki mesafeyi bakın çocuklar. Gene ben lambda olduğunu bilirim. Ve buradaki bir geçen süre şurada kaç yazıyorsa bakın burasında periyot olduğunu bilirim. Dalganın sahip olduğu enerjinin ölçüsüne çocuklar dalganın genliği denir. Yani şurada genlik bakın neyle alakalıdır? Çocuklar dalganın enerjisiyle alakalıdır. Mesela sana şu şekilde bir dalga vermiş olsa bakın şöyle görüyor musunuz? Bunun bakın her şey aynı. Dalga bu aynı frekansı aynı. Neyi farklı? Genliği farklı. Yani neyi farklı söyler? Dalgaya verildiği enerji farklı gibi diyeceğiz. Üzerine bulunduğu konuma titreşim doğrultusu üzerinde bulunduğu konuma söyler. Burada dalga denir diyeceğiz. Ve maksimum miktarda miktarını söyler. Şuraya da genlik diyeceğiz. Genlik diyeceğiz. Genliği A sembolleri göstereceğiz. Birimi de her zaman şöyle der, bir uzunluk olduğu için bakın burada metre olacak. Bakın bunları da biz çok anlattık, çok bahsettik. Buralardan da belki gene böyle yorum soruları çıkabilir. Dalgalı şöyle der, biz gördüğünüz gibi burada ikiye ayırıyoruz. Enerjisine göre ve titreşim doğrusuna göre. Arkadaşlar elektromanyet dalgalar ve mekanik dalgalar olmak üzere çocuklar. Bakın bunu ikiye ayırıyoruz. Aradaki fark neydi? Hemen bir söyleyelim. Mekanik dalgalar arkadaşlar ortama ihtiyaç duyarlar. Elektromanyet dalgalar ortama ihtiyaç duymazlar. Burada da boyuna dalgalara bakın. Titreşim doğrultusuyla hareket doğrultusu çocuklar birbirine paraleldir. Enine dalgalar da çocuklar diktir. Bu kavramları bize sorar. Yani dalgaları bu şekilde ayırıyorduk.
Peki sonra gelelim yay dalgaları ve su dalgaları olmak üzere çocuklar. Dalgaları şimdi isimlendirelim. Şimdi bakın çocuklar bu şekilde bir yayı siz iki şekilde titreştirebilirsiniz. Yani şu yayı bakın şöyle yukarı aşağı bakın sallayarak şu şekilde titreştirebilirsiniz. Veya şu şekilde olduğu gibi yayı bakın şöyle tuttunuz çocuklar, çektiniz ve şuradan bıraktınız. Bıraktığınız zaman ne oldu? Şu şekilde gittiği zaman da bu şekilde çocuklar yayı titreştirebilirsiniz. İşte biz burada buna ne diyoruz bakın? Buna arkadaşlar enine titreşim, enine dalga diyoruz. Buna da çocuklar burada nedir? Boyuna dalga. Bakın boyuna dalga diyoruz. Bu şekilde titreşim yaptığı zaman buna enine ve boyuna dalga diyoruz çocuklar. Peki atmanın ilerleme hızı. Bakın dalganın ilerleme hızı burada önemlidir. Şimdi diyoruz ki bir kere çocuklar hız ortama bağlıdır. Frekans da kaynağa bağlıdır. Bak bu kavramı çok duymuşsundur. Biz de buralarda çok fazla bu kavramı kullanırız. Şimdi anlık oluşturan dalga parçasına arkadaşlar biz bunu atma da diyoruz. Yani dalga veya atma aşağı yukarı aynı şeyler gibi oluyor bizim için. Atmanın başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki uzaklığa ise bakın atmanı söyler. Şu başlangıç ve bitiş arasındaki bu uzaklığı söyler. Genişlik. Tamam mı? Bakın bu uzaklığı söyler. Genişlik diyoruz. Yani bir nevi dalga boyuyla orantılıdır diyebiliriz aslına bakarsanız. Atmanın tepe veya çukur noktalarının söyler dengeli konumu uzaklığına yani şuradaki A uzaklığına söyler. Şu A'ya. Buna da bakın ne deriz? Genlik deriz. Görüyor musunuz? Genlik deriz. Ve bir atmanın genliği neye bağlıdır? Enerjisine bağlıdır diyeceğiz öyle. Ve dalganın hızını bulmak için şimdi bir kere şunu bir söyleyebiliriz. Dalgalarda hızı soruyorsa arkadaşlar ince yay bakın ince yaydaki hızımız kalın yay veya ağır yay da diyoruz buna. Kalın yaydaki hızdan bir kere büyüktür. Bunu bilmeniz lazım. Ve hızın formülünde şöyle bir formülü vardı. Yani şuradaki mü bir nevi kalınlıktır. F de söyler burada. F de uygulanan kuvvettir. Yani sen şuradaki yayı bir kuvvetle şöyle gerersen ve daha fazla bir kuvvet uygularsan şöyle bu ne yapacaktır? Hız artacaktır ve kalınlık da bakın ters orantılıdır diyeceğiz. Şu da çok önemli bizim için. Bakın bir dalga ilerlerken bunu da bakın çok bilmemiz lazım bizim. Dalga şöyle bu tarafa doğru giderken dalga bir süre sonra ne olmuştur? Bakın şöyle şu noktaya gelmiştir. Bunun üzerindeki noktaları sorarsa bakın bu nokta şöyle görüyorsunuz yukarı taşındı. Bu noktada aşağı taşındı. Ben bunu pratik olarak da şöyle söylüyorum aslına bakarsanız. Dalga diyorum şöyle bu tarafa doğru giderken bakın bunun üzerindeki noktaları bize soruyorsa mesela bu nokta yukarı doğru olacak. Bu nokta şöyle aşağı olacak. Bunu şöyle söylüyorum bakın şu okların uçları şöyle bir araya gelecek. Arkaları da bir araya gelecek. Görüyor musunuz? Bakın bu şekilde de pratik olarak bunu bulabiliriz. Bu ilerleme yönünde bana soruyor. Peki dalgalarda ben başka ne bilmem lazım? Bu sabit uçu ve serbest uçtan yansıma mevzusunu çocuklar bilmem lazım. Yani sen şöyle bir dalga ürettin. Bakın bu dalga gidiyor. Sabit uça geliyor, geliyor, geliyor. Çarptığı zaman ne olacak? Ters dönecek ve geriye doğru çocuklar yansıyacak. Bu şekilde bakın geriye doğru yansıyacak. Ama serbest uçsa bu çocuklar bakın geliyor, geliyor. Çarptıktan sonra tekrar bakın aynı şekilde yansıyacak. Bunu da çocuklar yine YouTube'da çok güzel animasyon videoları var bakın. Onu animasyon dediğiniz zaman gözde bir canlandırmak lazım. Çünkü onu bir görmek lazım çocuklar. Onunla ilgili şeyler karşıma çıkıyor. Peki gelelim şimdi ince yaydan kalın yaya ve kalın yaydan ince yaya geçme durumunda çocuklar neler oluyor bakın. Şimdi ince yaydan kalın yaya geçtiği zaman arkadaşlar şurayı bakın sabit bakın sabit uç gibi alıyor. Ama kalından inceye geçtiği zaman şurayı o zaman serbest uç gibi alıyor çocuklar. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın inceden kalına geldiği zaman dikkat edin dalga ne yapmış bakın bu çarpmadan önce bu çarpmadan sonra. Dalga dikkat edin gelmiş sabit uç çarpmış ve geri dönmüş. Fakat şu üstteki dalga çocuklar bakın şöyle direkt olarak karşı tarafa bakın direkt olarak geçiyor. Burada ise serbest uç olduğu için kalın yaydan ince yaya gelen atma çocuklar geri dönerken bakın gene böyle dönüyor. Ama iletilen her zaman gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Bunu da gene animasyon olarak izlemenizi çocuklar tavsiye ediyorum. Çok güzel animasyon vermiş orada onu gösteriyor. Peki dalgaların üst üste gelmesi. Yani bir dalga bakın. Şuradan şuradan bir dalga geliyor. Buradan da bir dalga geliyorsa. Bunlar bakın üst üste geldikleri zaman ne olur? Birbirlerini şöyle güçlendirirler ve daha büyük genlikte bir dalga olur. Ama terslerse yani bu tepeli çukur çocuklar üst üste geliyorsa. O zaman ne yapar bakın birbirini yok ederler. Peki su dalgalarına bakalım çocuklar. Su dalgalarında dediğim gibi şu şekilde tepe çukur yapıyoruz ama kuş bakışı olarak biz şöyle çizgilerle biz bunu göstereceğiz. Az önce gösterdiğim şekilde olduğu gibi. Şimdi su dalgaları üzerine çocuklar en yüksek noktaya, şurada en yüksek noktaya biz ne diyoruz? Tepe diyoruz. En alt noktaya da çocuklar çukur diyoruz. Yani şurası bakın tepe noktası,
şurası çukur, şurası tepe, burası çukur çocuklar. Biz bunu dediğim gibi şöyle kuş bakışı görünümü yaptığımız zaman da şu şekilde şöyle çizgiler halinde bakın gösteriyoruz. Bu çizgiler neyi göstermiş oluyor? Tepe daha çok zaten ben şu görünümü yapıyorum. Yani şöyle yandan görünümü çok fazla çocuklar yapmıyoruz aslına bakarsanız. Biz bunu tabii ki doğrusal dalga ve dairesel dalga olarak ikiye ayırabiliriz. Bakın dairesel dalgada bu şekilde çocuklar veririz. Şimdi bu engelden yansıma mevzusu var. Şunu gene ben şöyle bir tane şu sağdaki kısmı çocuklar bir örnek üzerine bir göstereyim. Yani su dalgasının engelden yansıması gene bakın karşımıza çok çıkıyor. Şimdi bakın şurası arkadaşlar engel. Yani engel dediğimiz bakın siz burada kuş bakışı baktığınızı unutmayın. Kuş bakışı olarak bakıyorsunuz. Ve şu şekilde bakın şöyle dalgalar geliyorlar. Engele çarpacaklar. Bakın çarptıktan sonra da aynen bir düz aynadan yansır gibi arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Bu şekilde gördüğünüz gibi yansımaya uğruyor. Peki nasıl olacak bu? Mesela diyelim ki şurası A noktası, burası da B noktasıysa bakın bu soru, bu da cevap. Şurada da sana bir açı veriyorsa, diyelim ki şurayı çocuklar 20 derece verdi. Yansıdığı zaman da ne olacaktır? 20 dereceyle gidecektir. Peki neresi A, neresi B'dir diye sorarsa bakın bunu da şöyle yapın. Şuraya paralel olarak arkadaşlar şunu böyle yansıttığınız zaman buradan geliyorsa bakın şurası ne olmuş oldu? B, şurası da A oldu, görüyor musun? Bu cevap. Veya bunu şöyle de bulabilirsin şıklarda. Bakın dalga çocuklar şöyle AB dalgası görüyor musunuz? Bak böyle giderken bunu arkadaşlar şöyle uzantısını alıyoruz. Şurası 20 derece ya bakın şunu şöyle aldığınızda şurası 90 derece. Şurası da ne oluyor bakın 70 derece oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Soruda sende cevaplarda şöyle de olabilir 20 derece dalganın normali veya dalganın kendisiyle 70 derece. Aynı şey değil mi? Şu AB'ye dikkat edeceksin, o 20-70'i de bildin mi olay tamamdır. Yani bununla ilgili zaten biz derste de şöyle daha çok fazla soru çözmüştük. Peki gelelim az önceki çukur ve az önceki düz engeldi. Çukur ve tümsek engel olursa nasıl olur ona bakalım. Bakın burada arkadaşlar çukur engele geldiği zaman dalga bakın şurası dikkat edin soru şu kırmızı olan cevap. Dalga çocuklar buradan geliyor dikkat edersen çarptığı zaman engeli şeklini alıyor ve burada odaklanıp sonra tekrar çocuklar genişliyor. Şöyle yapıyoruz bunu aslında. Şöyle bakın gelen dalgalar çocuklar hani optik gibi düşünüyoruz. Çarptıktan sonra bakın ne oluyor çocuklar. Şu şekilde bakın küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Odaklanıyor ve ondan sonra şu şekilde çocuklar büyüyor. Tümsek engelde de aynı şekilde bakın. Tümsek ayna gibi düşünün. Tümsek ayna ışığı dağıtmaz mıydı? Şu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle dağıtıyor. Ve biz bunu ne yapıyoruz? Dalgaları şu şekilde bakın. Şöyle büyüyerek gidiyor diyoruz. Gördünüz mü? Peki bir de su dalgalarında çocuklar. Burada derinden sığa veya sığından derine geçiş olayının gene kuş bakışı görünümünü bilmemiz lazım. Bakın derinde çocuklar dikkat ederseniz dalgalar hızlıdır. Hızlı olduğu için de dalga boyu daha büyük olmalıdır. Sığa geçtiği zaman çocuklar dalgalar küçüldür. Dalgaların, su dalgalarının hızı sadece ortamın neyine bağlıdır çocuklar? Derinliğine, derinlik diyelim, derinliğe bağlıdır. Ortamın derini azaldıkça dalgaların hızı da ne olur? Dalganın hızı çocuklar azalır. Azalır ve dalga boyu da küçülür. Peki ne değişmez çocuklar? Frekans değişmez. Bakın bu çok önemli bizim için. Şunu yazalım o zaman. V eşittir lambda çarpı F diyelim isterseniz. Bakın buradan buraya geçerken ne değişmez çocuklar? Frekans değişmez. Ama diyelim ki derinlik azaldığı zaman hız azalır. O zaman dalga boyu da bakın ne olur çocuklar? Azalır. Bunu böyle bileceksiniz. Gene bakın yandan görünüm ve kuş bakışı görünüm dikkat ederseniz. Burada bakın derinlik gitgide dikkat ederseniz azalmış. Dalgalar da birbirine yaklaşmış. Burada bakın derinlik azaldıkça dalgalar dalga boyu azalıyor. Dikkat edin derinlik azalınca dalga boyu azalıyor. Bu şekilde yani yandan görünüm ve üstten görünüm gene bize burada sorulabilir. Peki stroboskop diye bir şey vardı arkadaşlar. Stroboskop ne işe yarıyordu bakın? Dalgaların arkadaşlar frekansını ölçmeye yarıyordu. Bununla ilgili de böyle aslında bayağı bir işlemler falan vardı ama son yıllarda Milli Eğitim de bunu biraz daha yorum sorusu haline getirdi. Şimdi bakın dalgalar çocuklar duruyormuş gibi göründüğünde çocuklar. Dalgalar duruyormuş gibi göründüğünde buradaki stroboskopun frekansı ve dalganın frekansı arasında böyle bir bağıntı var. Belki bağıntı olarak çok fazla çıkar mı bilmiyorum ama şuraya da stroboskop yazacağız tabii çocuklar. Şu bağıntı çok fazla çıkar mı ama sen şunu bil. Stroboskop çocuklar şu şekilde bir alet. Şu arkadaki dalgalar biz buradan bakıyoruz. Duruyormuş gibi göründüğünde şu denklemi sağlıyordur ve bu denkleme göre çocuklar biz dalganın neyini buluyoruz buradan? Bakın dalganın buradan frekansını dolayısıyla oradan da belki dalga boyunu hesaplıyoruz gibi. Dalga ile ilgili işlemleri yaptığımız bir alettir. Peki su dalgalarının çocuklar kırılma. Su dalgaları kırılma. Bir de kırınım vardır o AYT konusunda. O farklı bir şey tabii ki. Su dalgalarındaki kırılmada ne bilmemiz gerekiyor bakın.
Arkadaşlar derin ortamdan sığ ortam veya sığ ortamdan derin ortam, bakın bir dalga geçerken şurada bakın rotayı değiştiriyor, görüyor musunuz? Yönü değiştiriyor. İşte biz buna kırılma diyoruz. Tam geçiş ağırlığını verirse bakın nasıl bulacaksınız siz bunu? Belki şuradaki çizime olayını sorabilir veya şuradaki açıyı görüyor musunuz? Bakın şurayı mesela K ortamı, şuraya da L ortamı diyeyim. Şuradaki açıya bir dikkat edin. Bak şuradaki açı ve şuradaki açıya dikkat edin. Açı ne kadar büyükse çocuklar o ortamı derinliği dolayısıyla hızı da o kadar büyüktür. K'daki açısı bakın küçük, L'deki açısı büyükse o zaman buradan şu anlaşılır. L'deki hızı demek ki K'daki hızından büyüktür anlaşılır arkadaşlar. Bakın dikkat edin, dalga böyle geliyor. Dikkat edin, derin ortamdan geliyor. Sığ ortama geçen kısmını görüyor musunuz? Bakın sığ ortamda ne yapıyor? Yavaşlıyor. Dalga bakın şöyle düz olması gereken. Dikkat edin şurası ne yapmış? Bakın geri kalmış, gördünüz mü? İşte orada geri kalmadan dolayı burada bir kırılma olmuş oluyor çocuklar. Peki ses dalgaları. Şimdi ses dalgaları dediğimizde yine dalgalarla ilgili önemli bir durumdur. Ses dalgası çocuklar, konuşuyoruz bakın birbirimize sürekli olarak etrafta ses dalgası oluşuyor. Ve ortamdaki taneciklerin titreşim enerjisini birbirine aktarması sonucunda çocuklar ses dalgaları bakın oluşur. Yani ben ne yapıyorum? Şu anda konuşuyorum bakın. Şu şekilde konuştuğum zaman şuradaki hava moleküllerini titreştiriyorum. O bir sonrakini, o bir sonrakini, o bir sonrakini derken bu şekilde bakın ses dalgaları oluşmuş oluyor. Ses dalgaları her yöne yayılan bir dalga çeşididir. Yani bu şu demek istiyorlar. Ben şimdi konuşurken bir tek önümdeki beni duymuyor. Yani yandaki, arkadaki, üstteki de beni duyabilir. İnce sesi kalın sesten ayıran özelliği çeşididir. Sesin frekansı denir. Frekansla bakın biz bunu duyuyoruz. Yani ince seslerin frekansı da yüksektir. Kalın seslerin frekansı düşüktür. Ses kaynağının frekansı arttıkça çocuklar sesin yüksekliği de artar. Yani yükseklik bizim için frekans demektir aslına bakarsanız. Kaynaktan çıkan ses incedir. Frekansı fazla olan seslere biz aynı zamanda bakın nedir çocuklar? Tiz ses deriz. Ses kaynağının frekansı azaldıkça sesin yüksekliği de azalır ve kaynaktan çıkan ses kalınlaşır çocuklar. Bunlara da bakın ne deriz biz? Pes ses diyoruz. Peki ses dalgalarının taşıdığı enerjiye bağlı olarak sesin birim yüzeye dik olarak uyguladığı kuvvete de çocuklar. Buna sesin o zaman neyi diyoruz bakın? Şiddeti diyoruz. Bakın arada fark var. Dikkat edin, sesin inceliği mesela bir kızın sesi daha incedir. Bir erkeğin sesi de daha kalındır genel olarak söyleyebiliriz. Ama şiddet farklı bir şeydir. Senin bağırmanla alakalı bir şeydir. Yani ben bunu bağırdığım zaman sesin şiddeti artar. Ama bakın kısık konuştuğum zaman çocuklar sesin şiddeti azalır. Sesin şiddeti çocuklar dB'dir. dB ile gösterilir. Yani biz buna ne deriz? Aynı zamanda desibel. Tamam mı çocuklar? Desibel diyoruz. Bu sesin desibeli sesin şiddetine göre değişir. Bakın sıfırdan başlar. Desibel çocuklar bu şekilde gider. Bir salınım ya da titreşim hareketlerine çocuklar aynı frekansa periyodik bir etki uygulandığında hareketin genliği de büyür. Bu olayı da sesin çocuklar şiddet de diyoruz. Yani sesin genliğinin büyümesine de aynı zamanda çocuklar şiddet diyoruz. Deprem dalgaları da belki gene yorum olarak çocuklar çıkabilir. Şimdi Allah korusun bir deprem olduğu zaman bakın yer kabuğunda kırıklar, yani bunları fay hattı diyoruz. Üzerinde biriken enerjinin boşalmasıyla meydana gelen titreşim olayına çocuklar. Buna dalgalara bunlara deprem diyoruz. Bakın deprem hareketi diyoruz. Ve bunları deprem büyüklüğünü çocuklar sismograf adı verilen aletlerle buluyoruz. Hani ve bu Richter ölçeği denilen bir ölçek var. Bununla 1 ile 9 arasında çocuklar biz bunu ölçeklendiriyoruz. Tabii 1 ile 9 arasında çocuklar her rakamda 10 kat artıyor. Mesela şöyle söyleyeyim, 5 büyüklüğünde bir depremle 6 büyüklüğünde bir deprem, yani 5-6 az gibi geliyor ama bunlar aslında çocuklar 10 üzeri olarak bakın belirlenir. Yani 10 üzeri 5, 10 üzeri 6 demektir. Yani 10 üzeri 5 ile 10 üzeri 6 arasında 10 kat bir fark vardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani 5 büyüklüğünde bir depremle 6 büyüklüğünde bir deprem arasında çocuklar bakın 10 kat fark var. Görüyor musunuz? Bu şekilde bir olay var ve gördüğünüz gibi ülkemiz zaten biliyorsunuz bir deprem ülkesidir. Yani İstanbul'da da bakın bu en çok tabii belki de konudun sık olduğu yerlerden bir tane çocuklar. Ve belki de görüyorsunuz şurada Ege bölgesi, belki insanların çok yaşadığı bölgelerde gördüğünüz gibi deprem olasılığı çok fazla. Hani biz de tabii ki diyoruz ki depreme önlem alalım ama tabii imkanlar da sınırlı olduğu zaman yapacak da fazla bir şey de olmuyor. O yüzden inşallah en yakın zamanda bütün her yerdeki konutlar yenilenir. Bu şekilde biz de daha güçlü, sağlıklı evlerde otururuz diye. Evet çocuklar, önemli konulardan gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda burada bir de ne var bakın, gördüğünüz gibi optik konusu var.
Şimdi optikte ne bilmemiz gerekiyor? Bakın burada da ben şimdi yapacağımız şeyleri de şöyle göstereyim. Bakın burada küresel aynalardan bahsedeceğiz Süreter. Şurada ince kenarlı, kalın kenarlı mercekten bahsedeceğim. Optikle ilgili. Ve ondan sonra burada da bakın birkaç şöyle gene karışık soru çözeceğim Süreter bununla ilgili. Arkadaşlar optikten gene mutlaka soru gelecektir bakın. Optik ışık ve ışık olayları inceleyen fiziğin alt dalına, fiziğin alt dalına Süreter optik denir. Hani kamyonet demiştik ya, kamyonetten bir tanesi Süreter optikte. Şimdi öncelikle ışığın şiddeti bakın. Işıktan çok daha çıkan şeyler, biz gene bunu AYT fiziğinde söyleyeceğiz. Biz bunları Süreter foton diyoruz. Bakın buradan ışık çok çıkıyorsa bunun ışık şiddeti büyük. Bunun ışık şiddeti bakın daha az, görüyor musun? Az şiddette foton çıkıyor. Şimdi ışık şiddeti gene birim zamanda, çocuklar ışık şiddeti birim zamanda. Yani ışık şiddeti büyük ne demek? Sen şimdi diyelim ki 40 wattlık ampul alırsan ışık şiddeti düşük. İşte 100 wattlık ampul alırsan çocuklar ışık şiddeti yüksek gibi. Yani ışığın yoğunluğuna diyoruz değil mi? Işık şiddeti çocuklar I sembolüyle bakın gösterilir. Ve bunun birimi çocuklar kandela, kısaca şöyle CD ile gösterilir. Yine ışık şiddeti çocuklar ışık kaynağının aynı şeyi mi yazmıyor? Birim yüzeye ışık şurası çocuklar ışık şiddeti değil de ışık kaynağının bakın belirli bir yüzeye birim zamanda düşürüldüğü ışık enerjisine çocuklar ışık enerjisine denir. Şimdi ve ışık akısı, buna çocuklar ışık akısı diyecekmişim, şuraya bakın. Şuraya yanlış yazmışım. Işık akısı denir çocuklar, enerjiye akı denir. Ve ışık akısı çocuklar şu biraz garip bir sembolle gösteriyor. Şöyle fi sembolle gösteriyor ve bunun birimi de çocuklar Weber. Weber'de kısaca ben böyle gösteriyorum. Aydınlanma şiddeti de birim yüzeye düşen. Bakın birim yüzeye düşen ışık akısına diyoruz. Yani şöyle akının yüzey alanına bölünmüş halinde diyoruz çocuklar. Ve aydınlanma şiddetini biz burada E ile gösteriyoruz. Bunun birimi de çocuklar ışık akısı E sembolüyle gösterilir. Bunun birimi de arkadaşlar lükstür. Bakın lükstür, şöyle bir birim vardır. Düştüğü yüzey alanıyla bakın yüzey alanıyla şöyle ters orantılıdır diyeceğiz. Bu şekilde diyeceğiz. Peki gelelim şu gölge ve yarı gölge olayına. Biliyorsunuz bunlar da hep karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi optikten soru mutlaka var. Şimdi özlerine bakın şurada dikkat edersin şöyle. Şimdi burada bir ışık kaynağımız varsa biz nasıl yapıyoruz bu gölge olaylarını? Şimdi ışık kaynağına bakın şöyle bir ışın çizgi çekiyoruz değil mi? Şuradaki engelden geçemediği için şöyle bakın bir şöyle bir ışın çekiyoruz. Ondan sonra başka bir ışın kaynağından da şöyle der, oradan da şöyle bakın bir çizgi çekiyoruz. Buradan çektiğimiz çizgi bakın burası. Diğeri de burası. Ortadaki kesişim bölgesi tam gölge oluyor. Diğer tarafta arkadaşlar yarı gölge oluyor. Üzerine düşen ışığı tamamen geçiren maddelere, bunlara bakın, ne denir? Saydam madde denir. Işığın bir kısmını geçiren maddelere çözüler. Yarı saydam madde denir. Hiç geçirmeyenlere de çözüler. Opak veya saydam olmayan madde denir çözüler. Saydam olmayan cisimlerin arkasında oluşturduğu karanlık bölgede biz burada ne diyor olacağız? Bakın buna da çözüler. Gölge diyeceğiz. Yani siz elinizi bir yere tuttunuz, ışık geliyor. Oradan karşı taraf ışık geçmiyorsa çocuklar buna ne deriz? Tam gölge. Yani buna gölge deriz veya tam gölge deriz. Tam gölge ışığın hiç düşmediği bölgeye çocuklar karanlık bölgeye tam gölge denir. Şöyle tam gölge kısaltarak yazalım. Noktasal ışık kaynağı cisme ve ekran cinsinden çocuklar tam gölge artar. Yani şunu söylemek istemişiz bakın. Şurada istersen ben mevzuyu bir anlatmaya çalışayım çocuklar. Şuraya bakın bir tane noktasal ışık kaynağı koyuyoruz. Bakın. Şöyle yapalım. Şuraya arkadaşlar bir engel koyuyoruz. Engel. Şurada da bakın bir perdemiz varsa. Şimdi ne oluyor bakın? Buradaki ışınların bir kısmı karşı tarafa geçemiyor. Dolayısıyla geçenlerin şöyle üstüne ve altına bakın bir ışın çizdiğimizde arkadaşlar. Bakın şu bölgeye biz ne diyoruz? Şu bölgeye işte arkadaşlar gölge diyoruz. Ve tek ışık kaynağı varsa bakın burası gölge. Ama ne gölge? Tam gölge. Bakın tam gölge diyoruz. Eğer burada bir tane daha ışık kaynağı varsa, bakın bir tane daha şöyle şurada bir ışık kaynağı daha varsa, o zaman ne yapmamız lazım? Bakın buradan da bir ışın çizmemiz lazım. Buradan da bakın şöyle bir ışın çizdiğimiz zaman şöyle, o zaman ne oluyor? Şurada da bir bölge oluşuyor. İşte bir kısmın buradan bir kısmından ışık alıyor, bir kısmından almıyorsa, buna da bakın ne deriz burada arkadaşlar? Yarı gölge deriz. Görüyor musun? Bakın buraya da şöyle yarı gölge deriz. Ve bu şekilde bunları oynatarak falan farklı şekillerde bize biliyorsun sorular sorabiliyordu.
Şimdi düz aynalar tabii ne yapar çocuklar? Işığı yansıtır. Işığı yansıtır. Işığın bir engele çarparak geri yansıması veya dönmesi olayına ne denir çocuklar burada? Yansıma. Yansıma olayı denir. Şimdi bu şekilde dik olarak gönderdiğimiz zaman ışın ne oluyor? Bakın dik olarak yansıyor. Şu şekilde de bakın şu dalgalarda olduğu gibi de yansır. Öncelikle burada çocuklar şunu bilmemiz lazım bakın. Şurada bir düz engel yani bir aynaya gelen ışın. Diyelim ki şurası çocuklar şurası diyelim ki 20 derece. Şurası bakın diyelim ki 70 derece. Dolayısıyla burası da 70 derece. Burası da bakın ne denir? 20 derece. Sen öncelikle şunu bir bilmen lazım. Işığın çocuklar buraya gelme açısı nedir dediği zaman 20 derece değildir bakın. Her zaman biz burada normalde yaptığı açıyı anlarız. Yani 70 derece yansıma açısı da nedir? 70 derecedir. Şimdi gelen ışın çocuklar yansıma kanunları gelen ışın yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir. Gelen ışının normalde yaptığı açı ile yansıyan ışının bakın normalde yaptığı açı arkadaşlar normaldir. Her zaman birbirine eşit olmalıdır. Yansıma kanunları. Peki düz aynada çocuklar düz aynada görüntü oluşurken bakın düz aynada bir görüntü oluşursa bakın şurada bir cisim var dikkat ederseniz. Şurada bir ayna var. Bunun da arka tarafta neyi oluşmuş? Görüntüsü oluşmuş. Sen şimdi aynaya baktığın zaman ne yapıyorsun çocuklar? Görüntünü görebiliyorsun rahatlıkla. Şimdi görüntünün özellikleri nedir çocuklar? Görüntü bir kere öncelikle düzdür. Yani düz aynalı görüntü sen kendine baktığın zaman ters görmüyorsun. Cisme göre çocuklar simetriktir. Yani sen sağ elini kaldırırsan çocuklar görüntünün sol elini kaldırır. Görüntünün boyu cismin boyuna çocuklar eşittir. Kendini büyük ya da küçük görmezsin düz aynada. Yani çukur veya tümsek aynada tabii ki bu değişebilir. Görüntünün aynaya uzaklığı cisme uzaklığı çocuklar bunlar nedir? Birbirine arkadaşlar eşittir. Cisim ve görüntü aynaya göre çocuklar gene simetriktir. Simetriktir diyeceğiz. Bu özellikleri vereceğiz. Peki görüş alanı çocuklar görüş alanı söylerse sen şimdi bakın gene bir aynaya baktığın zaman odanın bütün her yerini görmezsin. Belli bölgedeki yerleri görürsün. Biz bunu nasıl bulacağız? Bakın iki tane yöntemimiz var. Ya gözden bakın aynanın üstüne ve altına ışın gönderip yansıtacağız. Sonra yansıttığımız zaman şu iki ışın arasındaki yerleri görüyor olacağız. Ya da ikinci yol şu biraz daha rahat oluyor aslında. Önce gözün görüntüsünü alacağız çocuklar. Sonra aynanın bakın şöyle üstüne ve altına ışın göndereceğiz. Ve sonra yine şu aradaki bölgeleri görüyor olduğumuzu söyleyeceğiz. Şimdi düzlem aynaya bakan gözlemcinin aynada görebileceği alana çocuklar. Buna biz ne diyoruz? Görüş alanı diyoruz bakın. Görüş alanı. Sana da soruda bunu sorabilir. Yani der ki bu aynadaki hangi cisimler görüş alanı içerisindedir diye bir soru sorabilir. Sonra peki başka ne vardı? Küresel aynalar çocuklar. Bakın karşılaştırmalı yazdım ki bunu burada görebilelim diye. Çukur ayna ve tümsek ayna. Buradaki bakın özel ışınları da benim bilmem lazım. Şimdi yansıtıcı bir küre parçasından elde edilen aynaları çocuklar. Bunlara ne denir? Bakın küresel ayna denir gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle şu ışınları sen aslında biliyorsun bakın. Beraber şunları bir tekrarlayalım şimdi seninle beraber. Önce şunu bir söyleyeyim bakın. Şimdi birincisi arkadaşlar asal eksene paralel gelen ışın nereden giderdi? Odaktan giderdi. Tümsek aynada bakın asal eksene paralel gelen ışın ama burada ne oluyor? Uzantısı odaktan gidiyor. Merkezden gelen ışın bakın kendi üzerinden geri döner. Burada ise şöyle der. Tümsek aynada ne olacak? Bakın şurada yazmışım onu. Merkeze doğru gelen ışın kendi üzerinden geri döner. Peki burada tam tersi de doğrudur çocuklar. Odaktan gelen ışın da paralel gider. Burada da odağa doğru gelen ışın bakın paralel gider. Tam aynanın tepe noktasına gelirse de bakın şöyle gördüğünüz gibi çocuklar sanki düz aynaymış gibi buradan yansır. Peki görüntüde ne bilmemiz lazım çocuklar? Çukur aynada bakın çocuklar görüntü şu şekilde gidiyor aslına bakarsanız. Yani ben burada şimdi hepsini tek tek yazmayacağım. Dolayısıyla şöyle hepsini çocuklar şöyle toparlayayım isterseniz. Şöyle yapayım. Şimdi bakın şu görsel sizin için önemli aslına bakarsanız. Şimdi şuraya bir dikkat edin. Bakın şurada bir çukur aynamız var. Şurada şurası odak. Şurası da merkez bakın. Görüyor musunuz? Bu bir çukur ayna. Şimdi çukur aynada senin şunu bilmen lazım. Bakın çukur aynada şurada şuraya bir cisim koyduğumuzda. Şurada cisim koyduğumuzda. Bunun görüntüsü nerede oluşur? Tam tersinde ve şurada ve eşit boyda oluşur şurada. Görüyor musun? Boyları eşittir. Şimdi şuradan senin bir ışın çizmen lazım. Bakın. Şuradan şöyle bir ışın çizdiğiniz zaman arkadaşlar şöyle yapayım isterseniz. Bu nereden geçer? Şöyle odaktan geçer. Bakın şu şekilde şöyle odaktan geçer ve şöyle gider. Çok düz çizemedik ışını. Evet şöyle çizdik. Ve arkadaşlar her zaman bu çizgi doğrusuna bakın. Cisim buraya gittiği zaman arkadaşlar görüntü de ters tarafa doğru gider. Yani şöyle söyleyeceğim aslında. Bakın cismi sola götürdüğün zaman çocuklar görüntü sağa gider ve büyüyerek gider. Cismi sağa götürdüğün zaman da görüntü sola gider ve küçülerek gider.
çığlık çizgi devam ettirirsek, bakın cismi çocuklar buraya koyduğumda görüntüde arkadaşlar burada bir yerde oluşur ve cismi gene sola doğru götürürsem bakın görüntüde çocuklar sağ böyle sağa doğru gider. Burada bakın ters görüntüler her zaman ters görüntüler çocuklar gerçek görüntüdür. Düz görüntüler ise sanal görüntüdür. Yani cisim ancak F ile ayna arasındaysa bakın görüntü sanal bölgededir diyeceğiz. Bunu bileceksiniz. Şimdi çukur aynada bu bilinecek. Peki tümsek aynada olay aslında bu kadar detaylı değil. Tümsek aynada yani o kadar fazla bir ışın yok çocuklar. Buraya bakın odak diyoruz. Gene şuraya bakın merkez diyoruz. Şimdi tümsek aynada arkadaşlar cismi size bakın nereye koyarsanız koyun cisim. Görüntü nerede oluşuyordu? Bakın şuradan ışını gönderdiğiniz zaman çocuklar şuradan şöyle yansıyor. Görüntü çocuklar bakın şurada bir yerde oluşuyor. Ve burada her zaman sanal. Bakın tümsek aynası çocuklar her zaman sanal. Ve siz cismi ne tarafa götürürseniz götürün. Görüntüde bakın ne yapıyor çocuklar? Ters tarafa doğru geliyor. Hep sanal. Hep düz. Ve her zaman boyu küçük. Ne zamana kadar? Ta ki bu ayna cismi aynaya yapıştırırsak görüntü çocuklar aynaya yapışıyor. Ve şurada cisimle görüntünün boyu çocuklar eşit oluyor. Yoksa onun dışında her zaman küçüktür. Ama her zaman sanaldır ve her zaman düzdür. Ve hep şu aralıkta oluşur. Bakın bu aralığın dışına oluşuyorlar. Burada çıkamaz diyeceğiz. Görüntüyle ilgili siz bunları bileceksiniz. Tümsek aynada az önce söylediğim olay bakın. Yeşil cisim çocuklar burada. Görüntüsü de yeşil. Cismi bakın sağa doğru götürdüğün zaman görüntüde dikkat edin ne olmuş? Sola doğru gitmiş. Ve her zaman burada dediğim gibi sanal. Bakın şu görüntü de çok güzel bir görüntü. Şunu da muhakkak bir biliyormamız lazım. Peki devam ediyor çocuklar optikten. Şimdi geldik kırılmaya. Şimdi kırılma dediğimizde de su dalgalarında kırılma gibi aslına bakarsanız. Işık dikkat edersiniz çocuklar bir ortamdan bir başka bir ortama geçerken ne yapıyor? Rotasını değiştiriyor. Bakın ışığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken hareketli olsun değiştirmesini arkadaşlar. Biz burada ne diyeceğiz? Kırılma. Bakın çocuklar kırılma diyeceğiz. Şimdi kırılma demek ışınla yüzeyin normali arasında kalan açıya kırılma açısı. Kırılma açısı denir çocuklar. Ve kırılan ışın normal açıya da oraya da çocuklar yansıma açısı diyeceğiz. Ve çocuklar kırılma açısı dediğimiz yani bu kırılma dediğimizde çocuklar şurası V olacak. V olacak. Yani şunu bir daha yazayım. N eşittir. C bölü V. Yani bu şu demektir. Ortamın kırılma indisi diye bir şey vardır çocuklar. Kırılma indisi dediğim şey ışığın boşluktaki hızı yani C'nin o ortamdaki hızı oranıdır. Hani diyoruz ya havanın kırılma indisi işte 1'dir. İşte camın kırılma indisi 3'tür. O 5'tir. O 7'dir gibi. Bunlara bu şekilde ifadeler veriyoruz. Bunu biz nasıl hız bölü ışığın hızı bölü ortamdaki hızıyla buluyoruz arkadaşlar. Yani ışığın hızı 3 çarpı 10 üzeri 8'dir. Yani şu 8'i üstte yazayım şöyle. 8'dir. Ve saydam ortamdaki hızına oranını alacaklar. Bu şekilde biz bunu buluyoruz. Peki bunu nasıl bulacağız çocuklar? Şurada ben sinyal yazısı falan demişim ama gene şuradaki mevzuyu ben şöyle bir özetleyeyim sana. Mesela bakın burada bir K ortamı bir de L ortamı verecek. Ve bir de çocuklar ortamın neyi vardır? Bakın bir normali vardır. Şöyle normal dersek. Şimdi dikkat edin çocuklar. Buradan bir ışın geldiği zaman bakın buradan bir ışın geldiği zaman şu şekilde çocuklar rotasını değiştirir. Senin şunu bilmen lazım. Hangi ortamın kırılma indisi acaba daha büyük? Burada ne yapacağız? Bakın normalle yaptığı açıya bakacaksınız. Bakın bunun normalle yaptığı açı burası çocuklar. Bunun normalle yaptığı açı burasıysa. O zaman ne olacak burada bakın? NL büyüktür. NK olacak arkadaşlar. Tamam mı? Biz bu şekilde bakın bunu yorumlayabiliriz. Bir de N dediğimiz nedir burada? Bakın kırılma indisi. Yani ortamın kırılma indisini bana sıralarsa. Peki bir de ortamın hızını isterse bizden. Çocuklar bakın bir ortamın kırılma indisi çoksa orada ışın çok iyi ilerleyemez demektir. Yani hız bakın buna ters orantılıdır. Hızı da şöyle VL dersek. VL küçüktür bakın. VK diyebiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki şöyle olsaydı. Bakın K ortamı ve L ortamı desek. Ve ışın arkadaşlar buradan şöyle dümdüz geçse. O zaman hangisi büyüktür derseniz. O zaman da evet değil mi? K ile L çocuklar eşittir. Peki şöyle desek. Yine burada K ve L ortamları desek. Arkadaşlar ışık şöyle bu sefer şöyle geçse. Şu şekilde geçse dik olarak. Ha, o zaman çocuklar bakın burada herhangi bir yorum yapamayız diyeceğiz. Çünkü azdan çoğa veya çoktan aza gelse
bir ışın bir yerden bir yere geçerse bakın dik geldiği zaman zaten rotasını değiştirmez. Dolayısıyla çocuklar burada yorum yapamayız diyeceğiz. Ama bakın burada yorum yaparız. Burada diyor yorum yaparız. Zaten şurası bizim için çok önemli bakın. Hatta şöyle söyleyelim. Şuradaki açıya A, şuradaki açıya da B dersek burada çocuklar sinel bağıntısı dediğimizde bir bağıntı vardır. Onu da bilmemizde fayda var. Şöyle bakın. K'nın kırılma indisiyle K'daki açının sinüsünü çarpıyoruz. Yine L'deki kırılma indisiyle şöyle L'deki açının sinüsünü çarptığımız zaman bakın biz buna ne diyoruz? Sinel bağıntısı. Buradan eğer işlemli bir şey sorarsa da bunu ben böyle işlemli şöyle yapabilirim. Şimdi gelelim şöyle bir de şu tam yansıma mevzusu var bakın. Işığın bir ortamdan bir ortama geçememe durumu var. Bu ancak ne zaman oluyor? Bakın çoktan aza oluyor şöyle. Şimdi bakın bir ortamdan bir ortama ışın şu şekilde gelirse yani dik olarak gelirse zaten karşı tarafa geçer. Yani gelme açısı sıfırdır. Yani şu şekilde sıfırdır. Yüzeye dik gelen ışınlar her zaman şöyle diğer ortama geçerler. Tamam orada sıkıntı yok. Şimdi peki dikkat edin tam dik değil de şöyle gönderirsek dikkat edin biraz normalden uzaklaşarak şöyle ışın bu şekilde geliyor. Şimdi öyle bir açı değeri geliyor ki bakın burada şöyle bir sınır açısı dediğimiz bir açı var. Sınır açısı. Peki kaç derece bu? Çocuklar bu ortama göre değişir. Mesela camdan havaya çocuklar sınır açısı 42 derecedir. Örnek olarak bunu ezberlemek zorunda değiliz. Ben şu anda veriyorum. Sen şimdi 40 mesela 30 dereceyle gönderdiğin zaman mesela şu açı çocuklar 30 derece ise karşıya geçer. 40 derece ise geçer. 41 ise geçer ama tam 42 ise bakın şurada olduğu gibi çocuklar tam 42 derece ise mesela şurası. O zaman ne olur? Tam yüzeyden geçer ve 42'den büyükse yani 43 ise o zaman bakın burada gördüğünüz gibi çocuklar tam yansıma yapar. Burada söylediğimiz olayda da bunu anlatıyoruz zaten. Peki bu olay bu tam yansıma ne zaman olur? Ancak çok yoğundan çok az yoğuna bakın görüyor musunuz? N2 büyük N1 ise olur. Yani azdan çoğa yani havadan suya örneğini verelim mesela. Havadan suya çocuklar böyle bir sınır açısı mevzusu yoktur. Her gelen ışın karşı tarafa zaten geçer. Peki bakalım merceklerde durum nasıldır arkadaşlar? Merceklerde de yine aynen çukur ve tümsek aynadaki gibi aslına bakarsanız bir durum oluyor. Şimdi ışığın kırılmasıyla alakalı ki bakın burada bir cam var. Sonuçta şu bakın şu arada kalan bölüm nedir? Şurası şöyle şu bir ince kenarlı mercek veya şöyle tek taraflı bir ince kenarlı mercek. Şunlar bakın hep ince kenarlı mercek görünümleri. Kalın kenarda bunun tersi olacak. Şurada sembolik olarak zaten gösterimi. Işığın kırılması sonucunda bakın şöyle ışığın kırılması sonucunda arkadaşlar ışık ışınların bir noktada toplayan ya da bir noktadan saçılıyormuş gibi dağıtan en az bir yüzey bakın bir yüzey ya da iki yüzey çözüler arasında kalan ortamlar çözüler ince kenarlı mercek denir. Şimdi uç kısımlara bakın ince kenarlı derken bakın kenarları çözüler dikkat ederseniz daha ince ortası nedir daha kalın bu mercekleri biz ne diyoruz ince kenarlı mercek diyeceğiz. Bir kalın kenarlı adı üzerinde kalın kenarlı ya kenarlara bakın uç kısımları çözüler. Orta kısımlara göre bakın daha kalın olan mercekleri ne diyeceğiz? Kalın kenarlı mercek. Şöyle kısaltarak yazayım. Kalın kenarlı mercek denir. Kalın kenarlı mercek çözüler bu şekilde denir. Şu şekilde bakın gösterilir dedik bu şekilde veya şu da bizim nedir sembolik gösterimizde. Şimdi bunların tabi ışınlarında aynen çocuklar bakın ince kenarlı mercek çukur aynaya benzer. Kalın kenarlı mercek de arkadaşlar tümsek aynaya benzer. Bakın burada gelen ışığı bakın dikkat edin toplamış. Bu ise gelen ışığı çocuklar gördüğünüz gibi dağıtmış. Şimdi merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisine çocuklar o da uzaklığı bağlıdır. Ortam kırıcılık indisine bağlıdır. Peki bu da ne demek isterseniz şunu gene ben şöyle bir örnek üzerinde çocuklar anlatayım size. Bakın dikkat edin şimdi. Şurası da gene önemli bir durum. Mesela ince kenarlı mercek üzerinde göstereceğim ama bu olay aynı şekilde çocuklar kalın kenarlı mercek içinde geçerlidir. Şimdi burası bakın bir mercek. Ben buna bir ışını gönderdiğim zaman çocuklar bakın bir ışın gönderdiğim zaman yani şöyle asal eksene paralel olacak şekilde bir ışın gönderdiğim zaman nereden geçer? Odaktan geçer. Dikkat edin bu ışın normalde şöyle gitmesi gerekirken çocuklar böyle gitti. Ve nereden geçti diyoruz? Odaktan geçti diyoruz. Ama bu şimdi belli şartlara göre değişir. Mesela biz şimdi bunu çocuklar kırmızı ışık yerine biliyorsunuz ışın kırılma özelliği kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, morsa. Bakın şimdi kırmızı en az sapan ışıktır. Morsa en çok sapan ışıktır. Yani ben buradaki kırmızı diyelim buna. Kırmızı yerine çocuklar mavi ışık göndersek ya da mor ışık göndersek bakın ne olur çocuklar daha fazla kırıldı görüyor musunuz? Daha fazla saptı. Yani şurası kırmızı ışık demiş olalım.
Şurası da bakın mavi ışık demiş olalım çocuklar. Mavi. Yani kırmızıda görüyorsunuz daha az sapmıştır. Ama mavide daha fazla sapmıştır. E peki bu merceğin odak uzaklığı nerededir dersen. Arkadaşlar şimdi renge göre odak uzaklığı farklıdır. Yani kırmızının odak uzaklığı burasıdır. Ama mavinin odak uzaklığı da burasıdır. Peki başka neye göre değişir? Bu odak uzaklığı neye göre değişir arkadaşlar? Ortamın kırılma eğrisine göre değişir. Yani şöyle yapalım istersen. Şuraya bakın bir mercek daha çizeyim. Şöyle yapalım. Gelin buraya bakın ben bir ışın gönderdiğim zaman şöyler. Bu ışın ne yaptı diyoruz. Böyle gitti diyoruz. Şu şekilde bakın saptı diyoruz. Peki burada ortamların kırılma indisleri bakın nasıl değişir? Mesela bakın burada merceğin şöyle kırılma indisine diyelim ki 4 dedik. Şu dışarıdaki ortamı kırılma indisine de 2 dedik. Bakın dikkat edin ortamlar arasındaki fark ne kadar? 2 ise şuradaki sapma miktarı da şöyle. Şu sapma miktarı 2'nin bir katıdır. Yani 2 alfadır diyelim. Sana peki soruyorum şimdi. Merceğin kırılma eğrisini sana dedi ki mesela 4'ten 5'i çıkarttım dedi. Yani merceğin kırılma eğrisini arkadaşlar artırdım dedi. O zaman aradaki fark ne oldu? Bakın arttıysa o zaman buradaki açı da artacak. Burası 3 alfa yani ışın biraz daha bu taraftan gidecek. Peki ortamı kırılma eğrisini artırsak o zaman aradaki fark azalacak. Ve biraz daha yukarı doğru gidecek. Hatta burası 5 bunu da 5 yapsan artırsan o zaman dümdüz gider bak hiç kırılmaz. E demek ki arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Şurada söylediğimiz gibi. Bakın merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisine görüyorsun bağlı. Ortamın kırılma indisine az önce söylediğim gibi bağlı. Ve bunun eğrilik yarı çapına bağlı. Ne demek yani? Şuradaki hani şu çemberler sonucunda arada kalan merceği oluşturuyoruz ya. Ona bağlı ve ışığın rengine bağlı bakın. Peki neye bağlı değil? Mesela ışığın şiddetine arkadaşlar bağlı değil. Yani ışık ne kadar güçlü gelmesine bağlı değil. Görüyor musunuz? Şunu da söyleyeyim çocuklar. Şuradaki ortamlar bakın mesela çukur ayna verse sana. Bakın çukur ayna veya tümsek ayna veya düz ayna verse hani burada gelen ışık bakın asal eksene paralel gelen ışık hani şuradan gidiyor ya arkadaşlar. Peki bu neye bağlıdır dese bakın burada şöyle der bunun ortamı kırılma indisine veya burada ışığın rengine bağlı değildir bakın. Aynalarda ışığın rengine veya ortamın kırılma indisine bağlı değildir. Yani sen bunu suyun içine de koysan gene bakın aynı yerden gider. Ama tabii aynanın eğrilik yarı çapına bağlıdır. Oraya bağlıdır ama renge bağlı değildir diyeceğiz. Peki burada şöyle özel ışınlar aynen çukur aynalı gibi olacak. Bakın yine asal eksene paralel gelen ışın odaktan. Odaktan gelen ışın paralel gidecek. Tam ortaya gelen ışın tabii dümdüz gidiyor. Ve 2F bakın burada biz genelde F merkez demiyoruz. Merkeze 2F diyoruz öyle. 2F'den gelen ışın da G2F'den gidiyor. Aynı şekilde şöyle olsaydı. Şunu da bir devam edeyim ben. 1.5F'den bir ışın gelseydi şöyle. O zaman ne olurdu? 3F'den giderdi. Hatta şuradan F bölü 2'den gelen ışın ışığında şu arkadaki F'den gidiyor. Yani bunu da biz yine çukur aynalarda falan kullanıyoruz. Gene arkadaşlar buradaki görüntüyü bize sorarsa bakın görüntü aynen gene çukur aynalı gibi olacak. Bakın dikkat edin renklerle ben bunu ayırmışım. 2F'deki cisim görüntüsü dikkat edin 2F'de olacak. Ama bunu bakın sağa doğru getirdikçe çocuklar mesela 1.5F'e götürsem bu da bakın nereye gitti? 3F'e gitti. Tam F'deki cisim görüntüsü oluşmaz. Çukur aynada da böyledir. Şuraya da 3F desem mesela kırmızıya da 3F desem bakın bunun görüntüsü nerede oluşur çocuklar? 1.5F'de oluşur. Ve bunlar gerçek görüntüdür. Aynı şekilde ters görüntüler gerçektir. Peki F'in ilerisine giderse çocuklar bakın F'in ilerisine giderse bu sefer görüntü buradan kalkıp bu tarafa doğru gider bakın. Bu da bu şekilde oluşur. Ben tabii çocuklar Dersler Cepte kanalında da biliyorsunuz bunları detaylı bir şekilde anlattım. Orada da izleyebilirsiniz. Yani beni orada da dinliyorsunuz zaten. Veya Tonguç Kampüs Sayısal kanalında da bununla ilgili derste de bunları detaylı bir şekilde yine anlatmıştım. Orada da bence yine sonuçta bayağı bir zamanımız var. Orada da çocuklar bunu yine inceleyebiliriz. Kalın kenar mercekte aynen tümsek aynada olduğu gibi çocuklar. Olay bu kadar detaylı değil. Bakın kırmızı cisim şu tarafa doğru gittikçe bakın dikkat edin. Görüntü de çocuklar aynı şekilde bu tarafa doğru gidiyor ve büyüyor. Görüyor musunuz? Siz cismi getirip tam aynaya yapıştırsanız görüntü de çocuklar tam aynaya yapışır. Ve aynı boyda bakın burada görüntü oluşur. Yine kalın kenarlı mercekte de bakın biz ışınları bilmemiz lazım. Bakın asal eksene paralel gelen gene bu dağıtıyordu. Odaktan geçiyordu. Ortadan gelen ışın zaten dümdüz gider. O daha doğru gelen ışın da paralel gider. Burada bakın hep uzantısı görüyor musunuz? 2F'den gelen değil. 2F'e doğru gelen ışın 2F'den gider. Yine aynı şekilde şöyle de seçiyorlar. Mesela şöyle ışını 1.5F'e doğru gönderse. O zaman buradaki ışık da ne oluşuyorlar? 3F'den gider. Uzantısı bakın 3F'den gider. Peki birkaç da soru çözelim çocuklar. Bakalım bölmeleri eşit hacimli, kahveli cisimleri sıvıda şekilde gibi dengelidir. Hangileri doğrudur demişiz. Yine önemsediğim sorulardan bir tanesi.
Şimdi çocuklar, K cisminin kütlesi L cisminin kütlesine eşittir. Öncelikle şunu yapmanızı istiyorum. Bakın, kaldırma kuvvetlerini çocuklar burada bulmalısınız. Kaldırma kuvveti neydi? V batan çarpı D sıvıydı. Şimdi batan ne kadar? 2 ise bakın kaldırma kuvveti 2. Bunu da kaldırma kuvveti çocuklar 2. O zaman yukarı çeken kuvvet aşağı çeken kuvvet eşit olacağı için bunu bakın aşağı çeken ağırlıklar da çocuklar nedir? 2'dir. O zaman kütlesine eşittir diyor. Doğru. Peki öz kütleyi çocuklar gözle belirleyebilirsiniz bakın burada. Yani şöyle bakın. Dikkat edin. K'nın tam %50'si batmış ama L'nin %50'den daha fazlası batmış. Görüyor musunuz? Yani L'nin öz kütlesi çocuklar daha fazla diyebiliriz. Yani K'nın öz kütlesi küçüktür diyebiliriz. Ve kaldırma kuvvetleri de eşit büyüklüktedir deyip 3'ü de doğru diyebiliriz bakın burada. Bir başka soru. Şöyle birkaç tane çocuklar sonunda kritik soruyla olayı kapatalım. Bakın kütlesini vermişim ve kuvveti vermişim çocuklar. Burada ivmesi bu olduğuna göre sürtünme katsayısı nedir diyoruz. Şimdi sen fizikte şunu biliyorsun. Her zaman çocuklara böyle bir şey verdiğimizde sen bunu ne yapman lazım bakın. Bunu arkadaşlar bir bileşenlere ayırman gerekiyor. Şimdi yatay her zaman kosinüstür. Bakın 0,6 ile bunu çarparsak 0,6 ile çarptığımız zaman çocuklar yatay ne olur? 30 olur. Dikey de sinüstür. 0,8 ile çarparsak bakın burası da 40 olur. Peki bu cisme etki eden şimdi ben nasıl alacağım? Bakın F eşittir M çarpı A almalıyım değil mi? F eşittir M çarpı A. Şimdi bir de ne var? Bu cisme bakın bu tarafa doğru bir de sürtünme varmış çocuklar. Ters tarafa doğru. O zaman ben şöyle yazmalıyım buraya bakın. 30 eksi sürtünme kuvveti demeliyim eşittir. Kütlemiz ne kadar? 2,5. Yani ben bunu 5/2 de diyebilirim. Şöyle 5/2 çarpı. İğmemizde bakın ne kadar vermiş arkadaşlar? Bu da 2 vermiş. Şimdi işlemi yapalım. Bakın şurada ikiler birini götürdü. O zaman sonucun 5 çıkması için buradan sürtünme kuvvetinin bakın ne kadar olması lazım. Demek ki 25 Newton'dur diyoruz bakın sürtünme kuvvetini bulduk. Ama bunun bu sürtünme kuvvetini değil sürtünme katsayısını soruyor. Hemen sürtünme katsayısının formülü bakın Fs eşittir K çarpı N'dir. Şurası bakın 25 eşittir K çarpı. Şimdi peki burada neyi ben ne alacağım? Dikkat edin 2,5 kilogramsa bunun aşağı doğru ağırlığı ne kadardır arkadaşlar? 25'tir. Ama burada gidip de 25 alamazsın. Çünkü burada bir de ne var bakın? 40'la da aşağı bastırıyor görüyor musun? O zaman ne almam gerekiyor arkadaşlar? 25'e bir de 40 eklemem gerekiyor. Kaç yapar peki burası? 40, 65 mi yapar? 65 bakın. O zaman burada K yalnız bırakırsam şunu 5'e bölersem 5 kalıyor. Bunu 5'e bölersem şöyle der. 13 oluyor. O zaman K eşittir. Bakın buradan ne çıktı? 5/13 çıktı. Görüyor musunuz? Böyle bir değer çıktı. İşte bu şekilde şurada sürtünme katsayısını bulabilirim. Bakın bu da güzel bir soruymuş. Peki bir de gelelim elektroskop sorusu. Şöyle farklı sorulardan birkaç tane çözelim. Şimdi özdeş A ve B elektroskopları. Özdeş lafı önemli. Bakın bunların kürelerinin yarıçapları eşit olduğunu gösteriyor. Ve yaprakları açıktır. Tamam. Şimdi elektroskopun topuzları şimdi önce şunu söyleyeyim çocuklar. Bakın elektroskop ne kadar yüklüyse yapraklar o kadar açık oluyordu. Elektroskopun topuzları birbirine dokundurup ayrılınca A'nın yaprakları tamamen kapanarak dengede kalıyormuş. Şimdi arkadaşlar A'nın yaprakları tamamen kapanıyorsa B'nin de yaprakları kapanır. Yani şimdi şöyle düşünün. İki tane cismi birbirine dokundurduğunuz zaman A'nın yapraklarının tamamen kapanması demek A'nın nötr olması demektir. Dokunduktan sonra biri nötrse diğeri başka bir şey olamaz. Demek ki bu şu demektir çocuklar. Şimdi örnek veriyorum. Buranın yükü mesela +10Q ise o zaman demek ki başlangıçta buranın yükü de çocuklar -10Q'ymuş ki dokununca bakın birbirini ne yapmış? Nötrlemiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Elektroskopun ilk yükleri zıt işaretidir. Birbirini nötrlediğine göre böyle olmalıdır. B'nin yaprakları biraz açılmıştır. Böyle bir şey olmaz çocuklar. Çünkü dokununca bu kapandıysa bu da kapanmalıdır. A'nın ilk yükü B'ninkinden azdır diyor. Bakın bu da yanlış olacak. Çünkü bu kapandıysa bakın bunun da kapanması ve eşit olması gerekiyordu. Peki bir başka soru. Bakın sorabilecek yani sınavda çıkabilecek soru tarzlarını. Çünkü daha şöyle gördüğünüz gibi ben birkaç tane burada çözdüm. Yani şöyle birkaç tane çözelim ki dedim. Hani şöyle sınava bari hazırlıklı girelim arkadaşlar. Çünkü bu yolda biz bayağı bir yol kat ettik. Yani bayağı. Size dersler yaptık. Aylarca ders anlattık. Şimdi bir daha tekrarları yapıyoruz. Şöyle bir de nokta atışları yapalım çocuklar. Siz de şu dersleri bir daha tekrarlayın. Şu dersi bir daha baştan sona izleyin. Eminim ki şunları yapan güzel soru bankalarından soruları çözen bir arkadaşım kesinlikle su sınavda gidip güzel bir net alacaktır diye umuyorum. Ve bizi de bu sayede gururlandırırsınız. Yorumlara da yazarsanız hocam şu netleri yaptım bunları yapıyorum gibi. Sizin güzel şeyler yapmanız da gerçekten bizim için en büyük
motivasyon kaynağı arkadaşlar. Hani bütün şu yorgunluğumuz, bütün şu uğraşımız gerçekten size güzel şeyler yaptırabiliyorsak gerçekten bütün yorgunluğumuzu alıyor bu. Ve biz de motive etmiş oluyorsunuz. Biz yoruluyoruz, siz de orada yorulacaksınız. Beraber bu başarıyı sağlayacağız inşallah. Ve ben güzel de gençler yetiştirdiğim için, gerçekten sizlere de faydalı olduğum için ben de gurur duyuyorum. Sizden de pozitif yorumlar gelince gerçekten ben de motive oluyorum arkadaşlar. Bakın, ses dalgalarıyla ilgili yukarıdakilerin hangileri doğrudur diye sormuşum bakın. Sesin ince veya kalın olması arkadaşlar frekansa bağlıdır. Doğru. Yani şiddet değildir bakın. Şiddet senin bağırmandır. Daha güçlü konuşmandır. Şimdi enerji kaynak, enerji demişiz. Kaynaktan enine dalgalar şeklinde yayılır. Şimdi çocuklar enine değildir. Ses dalgaları çocuklar boyuna dalgalardır. Hatta aklını tutmak için şöyle söylüyorum ben. Senin ses tellerin nerededir çocuklar? Boynundadır ya. Hani boyun, anladın mı? Boyuna dalga. Oradan, yani enine dalga değildir bunlar. Şimdi ses dalgalarında ortamın parçaları dalganın hareket doğrultusuna yoğunluk ve hacim değişikliği üreterek titreşirler demişler. Yani şöyle, ses dalgaları çocuklar havadaki sesi iterek, yani birbirini iterek oluşur. Ses dalgalı ortam parçaları dalganın hareket doğrultusuna ve yoğunluk hacim değişiklikle iletilir demişiz. Buna da doğru diyeceğiz. Ses dalgalı çocuklar boyuna dalgaları da, bakın az önce söylediğimiz olay. Ses dalgalarının kaynağı titreştiren bir cisim olabilir. Şimdi ses dalgasının kaynağı titreşen bir cisim olabilir. Yani zaten titreşim hareketiyle bu olay gerçekleşiyor çocuklar. Doğru ve yanlışları böyle ifade etmiş olduk. Ve yine dalgalardan soru beklediğim için bakın böyle bir şey koymuşum. Dikkat edin, kuş bakışı görünüm burada ve yandan görünüm nasıldır? Dikkat edin, 2 lambda, yani bu dalganın hızı arttıkça dalga boyu da çocuklar artar. Yani burası dalganın genişliği 2, yani hızı da 2 ile orantılır diyebiliriz. Bakın hızı gitgide azalmış. Sonra şurada bir yatay olarak gitmiş. Bakalım hangisi olabilir diye çocuklar şu anda düşünüyorum. Önce bakalım çocuklar 2'den. Yani derinliği de 2 diye düşünebilirsiniz. Çocuklar derinliği 2 iken 1.5'a 1'e düşmüş. Yani derinliği önce çocuklar azalmış. Yani şurada gibi olabilir. Sonra 1'de bakın yatay olarak gitmiş. Sonra tekrar çocuklar 1.5'a çıkmış. Ben tabi bunları çizdim ama buradan da tam sonucu da biraz hatalı da çizmiş olabilirim çocuklar. O zaman şurada yapalım mı? Bakın şurada kabı istersen ben şurada bir daha bir çizeyim. Bu kabın nasıl bir şey olması gerektiğini çizeyim. Şimdi bakın önce çocuklar şuraya da 3 lambda yazalım. Bakın önce şöyler 3 lambdadan, yani 3 lambdadan önce 2, 1, 1'e doğru ineceğim. Bir de şöyler yatay olarak gideceğim. Birden sonra da tekrar ne yapacağım? Şu şekilde bakın 3'e doğru çıkacağım. Görüyor musunuz? Dalga boyu arttığına göre şöyler, şöyle yazalım yani. V eşittir lambda çarpı F diyelim. Bakın dalga boyu fazlaysa, dalga boyu fazlaysa şöyler, hız da fazla. Hız fazlaysa şöyler, derinlik fazla olacak. O zaman çocuklar şunu da ben sanırım yanlış yaptım. Tabii ki 2.5 saat ders alınca belli şeyleri ben de çocuklar hatalı yaptım, kusura bakmayın. O zaman bakın burada en uygun olarak şunu işaretleyebilirim. Çünkü niye biliyor musunuz? Burada yani dalga boyu fazlaysa bakın şuraya göre çocuklar hız da fazladır. Yani hız fazla, derinlik fazla, bakın derinlik gitgide azalmış, görüyor musunuz? 2, 1 lambdaya doğru düşmüş. Sonra tekrar 1.5, 2 diye artmış. Yani şu anda en uygun olan çocuklar bu olmuş oldu. Evet, bir de şu soruya bakalım çocuklar. Şimdi noktasal, görüyorsunuz burada bir kaynak var. Şurada bir levha var. Şurada da bakın bir ortada delik var ama deliği yuvarlak yapmamışım. Yani genelde yuvarlak yapıyoruz. Şimdi bakın çocuklar, burası üçgense, hani şuradan şöyle ışık geçecek ya. Buradan ışık gelecek ve burada da bakın bunun böyle üçgen olarak buradan ışık bu tarafa doğru geçecek çocuklar. Tabii ki daha büyük bir şey olacak. Bakın noktasal ışık kaynağı ve önüne tutulan üçgen şeklindeki kesilmiş bir levha yardımıyla çocuklar şu şekilde bakın perdede bir görüntü oluşturuluyor. Ve buna göre diyor, bu olaylardan yola çıkarak yargılardan hangileri diyorlar doğru olabilir diye soruyoruz. Bakalım şimdi. Şimdi tabii ki burada ışık doğrusal yola yayılır olayını söyler. Burada ispatlamış oluyoruz. Çünkü burada bakın levhadaki delik küçük oluyor. Ama arkadaki gölge daha büyük olması ışığın burada doğrusal yola yayıldığını söyler ispatıdır. Bunu burada görürüz. Peki ışık kaynağının levhaya olan uzaklığı ile, ışık kaynağı bakın levhaya olan uzaklığı ile aydınlık bölgenin alanı çocuklar ters orantılıdır. Yani ışık kaynağını çocuklar buraya doğru getirdiğimiz zaman, yani şunu yaklaştırdığımız zaman bu da ne olur çocuklar? Büyür. Veya levhayı bu tarafa doğru getirdiğimiz zaman, yani şu mesafe çocuklar küçültünce bakın şuradaki görüntü de ne olur? Büyür. Yani şöyle de ifade edeyim isterseniz. Şurada ışık kaynağını çocuklar şuraya getirsem, yani ışık kaynağı burada olsa, o zaman yeni çizgiye bakın benim böyle çizmem lazım ve burada görüntü görüyor musunuz bakın? Uzaklığı azaltınca bu da büyümüş oldu, doğru. Peki aydınlık bölgenin alanı
perdenin levhaya olan uzaklığı da doğru orantılıdır. Peki burayı uzaklaştırsaydım çocuklar. Şimdi ışık kaynağının levhaya olan uzaklığı ile aydınlık bölgenin alanı ters orantılıdır. Yani azaltınca arttı. Ama aydınlık bölgenin alanı çocuklar bu perdeyi sağ tarafa doğru götürsem. Yani perde burada değil de bakın şuraya doğru götürseydim. Işınlar görüyor musun bakın daha da buradan büyüdüğü için. Şöyle bakın burada daha da büyük bir görüntü olacaktı. O zaman burası da doğru olmuş oluyor. Noktasal bir kaynaktan çıkan ışınlar hem tam hem de yarı gölge oluşturur. Ama çocuklar burada noktasal ışık kaynağında bunu göremeyiz. İki tane noktasal ışık kaynağı olsaydı belki bunu gördük. Şimdi bir cismin gölgesi ana hatlarıyla kendisine benzer. Evet bunu da söyleyebiliriz çocuklar. Çünkü burada üçgen olup burada yuvarlak olacak hali yok. Evet bunu da söyledikten sonra arkadaşlar TET'de, TET fizikte eksik konular var mı? Ve kaç net hedefliyorsun? Bunu ödüllüsü olarak bana yorumlara yazar mısın? Gerçekten göreceksin ki bu sene bu işi bitireceğiz. Hiçbir daha seneye gerek yok. Gerçekten bu sene bu işi bitirelim. Ve hayatımızdan bir seneye daha eksiltmeyelim diyorum. O zaman bir dahaki derslerde çocuklar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.